Hanımlar beyler muhabbet kralına hoş geldiniz. Soner Yalçın'ın çok yankı uyandıran kitabı Kara Kutuyu bugün bizzat yazarıyla işleyeceğiz bu programımızda. Hakikaten insanın kanı beynine çıkıyor hele hele başkaları okuduğumuzda Soner Yalçın Kara Kutu yüzleşme vakti. Kitabın bir alt başlığı. Birinci bölümde Soner Yalçın'la konuşacağız. İkinci bölümde Profesör Doktor Yaz Üres'in ve Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'la konuşacağız. Bakalım neler olacak? Hoş geldin. Hoş bulduk. Okan. Şimdi, merhaba. Merhaba. Şimdi hemen e, kısa bir e, mini belgeselimiz var. Ona bir bakalım. Sonra söyleşmeye başlayalım. Evet, elimizdeki kitap Kara Kutu bir kitabı kitapçıda gördüğümüz zaman ya da bir arkadaş tavsiye ettiği bir zaman ilk yaptığımız şey kitabın şöyle bir arka kapağına bir göz atmak. Bir Soner Yalçın araştırması. Tarih 5 Ocak 1978. Yer Ankara. Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki gizli toplantıda devrim gibi kararlar alındı. Tarih 12 Eylül 1978. Yer Kazakistan Almata. Dünya Sağlık Örgütü düzenlediği uluslararası konferansın sonunda yayımladığı bildiriyle Amerika Birleşik Devletleri küresel ilaç şirketlerini kızdırdı. Tarih 26 Mart 1979. Yer İtalya Como Gölü sayfiyesi. Rockefeller sahibi olduğu Belagio evinde yaptığı NATO güvenlik toplantısında 100 yıldır kontrolünde olan endüstriyel tıpla ilgili bir dizi kararlar aldı. Ve tarih 25 Haziran 1979 yer Manisa Cemil Çöllü MHP il başkanıydı. Sahibi olduğu huzur eczanesinde öldürüldü. Ertesi gün tarih 26 Haziran 1979 yer Manisa. Neşe Güler Gülersoy CHP kadın kolları üyesiydi. Sahibi olduğu yeni afiyet eczanesinde meslektaşı MHP'li Cemil Çöllü'nün katledilmesini protesto eden bildiriyi yazarken öldürüldü. Yine Manisa yine bir eczane tarih 19 Aralık 1979 Mete Erdem CHP il başkanıydı. Eczanesinde içeri giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bu bir cinayet romanı değil, modern tıbbın karanlık yüzü aydınlanıyor. Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler kim, neyin karşılığı, ne kadar para aldılar? Tabular yıkılacak, ezberler bozulacak, artık yüzleşme vakti. Hakikaten cinayet romanı gibi görünüyor. Evet ama değil. <laughs> Hem de cinayet romanı. Peki ben e, yıllardır ee, belki bir bu tematik programlara başlayalı beri belki 15 yılı aşkın bir zaman oldu. Ne zaman işte GDO ile ilgili, beslenme ile ilgili, ilaçlarla ilgili e, bir program yapsam genelde bana bir şey gelmez ama katılımcı konukların biraz endişeli olduğunu, e, yer yer zaman zaman e, tehditler aldığını duyar dururum. Hakikaten böyle bilmediğimiz e, dünya üzerinde çok sıkıca örgütlenmiş bir, ...mafya mı var, bir ilaç mafyası mı var? Mafya mı diyelim, lobi mi diyelim... ...bunu tartışırız. Ama öncelikle... ...şunu söylemek istiyorum. Ee, Okan, benim sana... ...bir gecikmiş e, teşekkürüm var. Çünkü biz cezaevindeyken... E, ...FETÖ bizi bir kumpasla... ...cezaevine attığı zaman... ...Türkiye'de büyük bir sessizlik varken... ...sen her zaman stüdyonu... ...bizim arkadaşlarımıza açtın ve... ...bunun bir kumpas olduğunu söyledin. Bunu eğer bugün birçok insan... ...o zaman hizmet hareketi diye... FETÖ'yü desteklerken sen buna karşı bir direnç oluşturdun. Öncelikle bunun için ve bizim sesimiz olduğun ha, için çok evet. teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Bütün bunların ceremesini çekmiş ve hala evet. e, vazgeçmemiş bir insan olduğun için, var olduğun için ben çok mutluyum. Şimdi Okan'cığım şöyle söyleyeyim. Yani Karakutu'ya tabii ki geleceğiz. Ben seni bir tabu tapu kırıcı olarak görüyorum. Kendimi de öyle görürüm. Evet, Bunu tamam. sen söylesen daha iyi olurdu ama hadi ben söyleyeyim. <laughs> Tabii. Evet, Şimdi ben gazeteciliğe başladım. İşte o zaman 80'li yılların sonunda Güneydoğu'da faüleme, meçhul cinayetler var. Oradan bir tane bir askerin biri bana bir takım bilgiler veriyor. Sonra o öldürüldü, faüleme, meçhul cinayete kurban. Oldum. Ve ben binbaşı Ersever'in itrafları kitabıyla bu yazı hayatına başladım mecbur başladım çünkü ben hiçbir zaman kitap yazmak istemiyordum. Herkes kitap yazıp böyle başına isminin başına işte gazeteci, yazar titrini koymayı çok sever. Ben ona hep karşı çıktım. Bir de araştırmacı gazeteci falan var. Bu titler sevmem ben. Ben gazeteciyim. Çünkü gazeteci zaten öyle olmak zorunda. Ben Faili Meçhul cinayetleri yazdım ve en büyük tepkiyi kimden aldım biliyor musunuz? gündemi değiştiriyor diye o zaman ya hepti ya depti bir parti vardı. Hmm. Onlar bana tepki gösterdi. Hmm. Sonra ya yani susurluk olmadan belki bazı hmm. gençler hatır bazıları hatırlamaz. Hmm. Yani Türkiye'de e, siyaset, e, ticaret ve mafyanın iç içe geçtiği susurluk olayı insanları öldürüyordu birçok yerde ve ben onlar daha olmadan oturdum. Behçet Can Türk'ün Anıları diye kitabını yazdım. Hmm. Ve yine tepkiler topladım. Vay efendim devlet onu mu yapar? O, o bunu mu yapar? Öyle yapar mı? Sonra diyelim ki FETÖ konusu oldu ve ben dedim ki bu kesinlikle bir hizmet hareketi değildir. Bunun arkasında küresel güçler vardır. Buna İs İsrail dersin, Amerika dersin, Mossad dersin, Siyah dersin. O bir tartışma konusu. Ve ben burada da büyük tepkiler aldım. Yani ben her yazdığımdan çünkü niye her yazdığından sonra sen tepki alıyorsun? Çünkü genel kabuller vardır bir toplumda. Hmm. Sen o genel kabullere karşı çıkarsan, hmm. ezberletilmişlere karşı çıkarsan, farklı bir şey söylersen insanların ilk yaptığı karşı çıkmak oluyor. Hmm. Aynı Karakutu kitabında olduğu gibi. Hmm. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de de sanki ikiye bölünmüş durumda. Biri Karakutu'yu eleştiriyor, biri kutuyu övüyor. Ama eleştirenler kitabı okumayanlar. Hı. Açık ve net söylüyor. Yani insanlar kitap okumuyor ve biz de kitap okumadan ve sosyal medyanın da etkisiyle, ben hep onu söylüyorum, bizim düşünsel fikir çıtamız çok düştü, çok vasatlaştı. Biz artık tartışma adabını bile bilmekten uzaklaştık. Bunun sosyal medyada etkisi vardı. Daha temele inersin. 12 Eylül düşünceyi özgür, öz, özgürlüğünün önünde büyük engeldi vesaire vesaire. Bunun daha temellerine inebiliriz. Ama biz tartışma adabını bilmiyoruz. Yani okuyup, inceleyip, ona karşı argümanlar geliştirip öyle oldu. Hayır. Tek meselemiz ne biliyor musun? Kiş, kişisel. Hmm. Kişisel. Hmm. Şimdi bir bakıyorum ben bu kitabı eleştirenlere, okuyup çok nitelikli eleştiren. Akademi dünyasında insanlar var, başımızın üstünde yeri var. Bir yazı varsa, hmm. söz varsa eleştiri olacak. O da onun zenginliğidir zaten. Hmm. Sen de bilirsin, ben de bilirim ki bizi bir eleştirdiği zaman harika bir şeydir. bu Kale evet. almıştır da evet. okumuş, araştırmış, hmm. not almış ve yazı yazıyor. Bu çok önemlidir. Hmm. Ama bir de okumadan, hmm. sana şöyle bir örnek vereyim. Oda TV'nin eskiden yazarlığını yapmış ve sonra anlaşamamış yazısından dolayı veya başka bir sebep hmm. ne kadar insan varsa bu kitabı eleştiriyor. Nasıl eleştiriyorlar? Ya bir eleştiriyor. takım şeyler topluyorlar belgeler. Ben de işte program Cımbız başında biraz diyor. konuştuk. Cımbız ee, diyor. Şey Mesela benim, yani. gibi bir adamı, benim gibi bir adamı. Benim gibi bir adamı ömrünü vermiş bu işlere. Hı. Atatürk karşıtı olarak gösteri veriyor. Ya bu ülkede bir ülkede bir makaleyle ocu oluyorsun, bir Hı. makaleyle bucu oluyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yazık ki o noktaya gelmişiz. Ve bir gün senden de rica ediyorum böyle bir program ya biz niye bu kadar vasatlaştık Niye kavramlarla tartışmıyoruz olgularla tartışmıyoruz Sonerin dört gözü var diye tartışıyor yapma arkadaşım yani niye zorluyorsun yani yok işte iki tane var ama zorluyor ve bunu buna karşı çıkmak gerekiyor ve istiyor istiyorlar ki ama daha temele baktığı zaman hiç şüphe duyulmasın hiç soru olmasın tıpta var olan bir düzen var ve var olan bu düzen devam etsin, sürsün gitsin. Ben de diyorum ki, arkadaşlar bakın ben bir sabah uyandım ve hadi ben bir tıpı yazayım falan demedim. Bu tıp tartışmaları hmm. Amerika'da, merkezi Amerika ve Avrupa'da çok fazla yapılıyor. Başka yere doğru gidiyor fikir tartışmaları. Bizde hiçbir şeyi tartıştırmıyorsunuz. Hmm. Yapmayın. Ben mafya demem tabii ki. Bir ağır bir lobi var. Ağır lobi ne yazık ki aydın geçiden bizim isimlerini bildiğimiz insanları kullanıyorlar. Hmm. Ben bunu çok acı olarak görüyorum. Ben sana bir örnek daha vereyim. Bu kitaba baktığın zaman, hmm. bu kitap kapitalist tıp anlayışının eleştirisidir. Evet. Yani onun özünde de baktığın zaman, bu kitap Marksiz bir kitaptır. Sen şimdi Marksiz bir kitabı temel meselesinde zaten Foucault'u almış, Ivan Illich'i almış engelsin. İngiltere işçi işte sınıfının üzerindeki ilk sağlık Raporlarını almış, ve böyle bir kitaba sen kendini son olarak görerek nasıl eleştirebilirsin? eleştirebilirsin. Peki bir yandan da e, tabii ki şimdi burada e, sosyoekonomik gözlem yapmak, efendim tarihi gözlem yapmak, siyasi gözlem yapmak, e, bütün bunların yanında bir yandan da doktorlar var. Yani e, basit soru, ben bu kitabı okudum bitirdim ve etkilendim. E, aldım bu kitabı, işte yıllık sağlık kontrolümde doktoruma götürdüm. Dedim ki ben burada bir şeyler okuyorum. Bu senin yaptıklarına alakası yok bunun. Senin bana tavsiyelerine bilmem. Ya da ya da çocuğumun aşı gününde götürdüm doktora gösterdim. Şimdi burada tabii ki okuyucuyu da burada seninle beraber seninle bunları evet. tartışan insanları da zorda bırakan bir durum var. Yani bir kere ortada normal tartışma adamının anlamadığı bir tıp terminolojisi var. O tıp terminolojisiyle e, konuşamayacaksın. E, efendim ee, Bak şey sana, ben sana falan, sözünü kesebilir yani. miyim? Bak, sözünü kesiyorum. Hı. Bak ne demiş. Bu kitap teşhis yapmak veya tedavi önermek için yazılmadı. Hı. Bu kitap ilaca, aşıya, düşmanlık hı. için yazılmadı. Hı hı. Bu kitap şu hapı kullanın, şu hapı kullanmayın diye yazılmadı. Güzel. İlaç sektöründe neler olduğunu hı hı. halkın öğrenmesi için yazıldı. Tıp olgusuna ezberletilmiş, kalıplar dışında bakabilmek amacıyla Tırnak içi de tıp öğrencileri için yazıldı. Hı hı. Bu kitap bilim namusuna sahip çıkmak, tıbbın ilaç tekerlerinin karanlık yüzünü anlatmak amacıyla yazıldı. Bu kitap tıp ilaç sektörünün ekonomi politiği konusunda bilgi vermek amacıyla yazıldı. Ben aptal mıyım? Ben aptal mıyım? Ben 34 yıllık bir gazeteciyim. Neleri araştırmışım ve neleri yazmışım. Ben tıp araştırdığım zaman şu aşıyı kullan, bu ilacı kullan der miyim? Demem ama ben ne derim? Ben sana şunu derim. Sen avuç avuç ilaç alıyorsun. Hmm. Ben sana diyelim kolesterol ilaçlarını alıyorsun. Hmm. Ben o tek tek kolesterol ilaçlarının nereden nasıl doğduğunu, tarihini anlatıyorum. Ekonomik politiğini anlatıyorum. Küresel şirketler arasındaki mücadeleyle, reklam sektörünün burada nasıl kullanıldığını, medyanın bu işe nasıl sokulduğunu ve bunun dünyanın belli yerlerinde nasıl mahkeme konuları olduğunu anlatıyorum. Ben sana kolesterol hafını kullan kullanma diye, ben doktor değilim, ben gazeteciyim. Birbirlerine karıştırıyor, Hı. Birbirlerine karıştırmamak lazım. Hı. Ama ben sana şeker ilacının sana dayatılan, şeker ilacının nasıl oluşturulduğunu ve nasıl pazarlandığını anlatıyorum. Ben sana nasıl hastalık yaratıldığını anlatıyorum. Kimlerin o küresel güçlerin birden çocuğumun dikkati dağıldı, ilaç verelim çocuğum bilmem neyi var, o ilaç verelim çocuğum. Ben sana bunu anlatıyorum. Aşire edilmez. En çok konuşulan konusu da Türkiye'de büyük bir lobi vardır. Kimse aşıyı konuşturmaz bu Türkiye'de. Neden? Neden? Yani o, o, o kadar güçlü ki bu lobi. O kadar güçlü. Ki. Ben şunu ben şunu biliyordum. Bu kitabı yazdım ben. Bana tepki gelecek. Çünkü saklı seçilmişler Gıda kitabını yazdım gıda sektörüyle ilgili evet. yazdım ve büyük tepkiler yine gelecek. Ama benim anlamadığım burada şu. Kendine sosyalist diyenler de o kervana katıldı. Nasıl etkilendiniz be kardeşim? Burada şöyle bir şey tartışmıyor ki şu kitap açın bir kere okuyun. Yalvarıyorum insanlara ya açın bir okuyun. Ben aşı karşıtı olabilir mi? Ben aptal mıyım ama ben neye karşıyım biliyor musun? Bak ben diyorum ki sana gelin şu aşıyı konuşalım. Aşı tek boyutlu, aşı iyidir veya kötüdür. İçine sıkıştırmayın. Gri alanları var bunun. Nasıl gri alanları var? Bir çocuğa 15 aşı vurmak doğru mudur, yanlış mıdır? Bak bunu hiç tartıştırmıyoruz. Senin İstanbul'un göbeğinde yaşayan kızına da aynı vuruyor. Yüksek ovada bilmem nerede olan çocuğa da aynısını vuruyor. Çocukların bedenlerinin farklılıklarından vazgeçtim. O da ayrı ha. bir tartışmadır Hı. ve tıp. Çünkü Amerika'daki tıp ve batıdaki tıp oraya doğru gidiyor. O kanın bedeniyle sonların bedeni aynı değil. Hı. Aynı şeylere e, tepki göstermeyiz. Sen bir hastalığa yakalarsın, ben yastım. Çeşitli koşulları var. Şimdi bu aşı konusunda ya aşının raf ömrü diye içine bir şeyler koyuyorlar. Adam aşı konusunda alüminyum var mı, civa var mı, o var mı? Çıkın bunu tartışın. Tek tartışılan şu, sayılar. Hı -hı. Ya bir işe sayı girerse orada yala, yalan vardır. istatistik varsa yalan vardır. Ben 34 yıllık gazeteciyim, bana anlatmayın. Ben bunları bilmeyen biri miyim? Hı -hı. Hı -hı. Ve sana şöyle bir şey söyleyeyim. O öyle bir lobi ki 1980'de dünya aşı pazarı 1 milyar dolardı. Bak 1 milyar dolardı. Şuraya bir yere not aldım sana onu söyleyeyim. 2000'de 6 milyar dolar oldu. 2015'te 33 milyar dolar oldu. 2024'te 45 milyar dolar olması bekleniyor. Aşın. ne oluyor ya? Ne oluyor? O kadar nüfus artışı yok. Ne oluyor? Nüfus artışları ne? Nerede? nerede büyük bir bulaşıcı hastalıklarımız falan mı var? Ne yapıyorsunuz? Ha, ha, ha. Şöyle haberler okuyorum. Geçen hafta ha. gazetelerde çıkıyor. Efendim Afrika'nın bilmem ne küçücük ülkesinde üç tane kızamık vakası. İşte bunlar düşmanlar Üç tane. Yapmayın etmeyin. Sudan'da bu aşı işinde olan savunma bakanı Rumsfeld aşı fabrikasını bombalattı. Ya bir, 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 şunu şöyle bir uzaktan şöyle bir çıkın. Çıkın ve şunu düşünün değil mi? Ya bu aşının ekonomi politiği nedir? Burada siyaset ne yapıyor aşı konusunda? Burada işin ekonomisi ne? Bu sadece tek boyutta ele almayın. Bunun başka açılardan da alın. Söylüyorum zorladığım konu bu. Anlatmak istediğim konu bu. Oradaki bir tane çocuğun biri çıkıyor. Efendim X bilmem ne doktoru varmış. Araştırma yapmış. İşte ona büyük yük. yük evet İngiltere'de adamın biri yaptı. Bir doktorun biri yaptı. Bunu da dünyanın önemli Lancet bir tıp dergisi yayınladı. Dünyaya ayağa kaldırdı. Ve adam dedi ki Lancet'in genel yayın yönetmeni dedi ki. Hey tıp bir uygulama alanıdır. Evet bu tartışmalar olmalıdır. Bu tartışmadan olmaz. Hayır. Sonra zorluya zorluya 8 yıl sonra, 8 yıl sonra adamın makalesini çıkarttırdılar dergiden. Şunu görebiliyor musun? 8 yıl sonra hiç affetmiyorlar. Hiç affetmiyorlar. 20. yüzyılın başında aşı konusunda Rockefeller dünyanın en büyük zengini başlamış. 21. yüzyılın başında... Bill Gates dünyanın en büyük zengini aşı işine devam ediyor. Sadece bu bile bir şüphe doğurmuyor mu? Aşı iyi veya kötü şuraya koyduk tamam. Aşı iyi 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 bu da buraya koyduk. Bir çık oradan gel buraya. Ya bu ne bir şunu başka türlü tartışalım edelim. Efendim biz bunu dediğimiz zaman işte insanlar aşıya gider gitmez. Ya aşı o kadar zorunlu olsa bütün dünya devletleri bunu zorunlu yapar. Almanya'da kızamık aslında zorunlu yapmak için geçen ay yasa çıkardılar... Almanya'daki gündem kıza bak ve deniyor ki 2020 Nisan'da bunu geri alacaklar. Bir kızamak, kızamak zorunluluk kabul etmiyor. Çünkü kamuoyu araştırmasında göstermiş çocuk doktorlarının %92'sini çocuklara aşı vurmuyormuş. Ama bir tane vurdurun bence, iki tane olur, üç tane olur. Çevresel koşullarla ilgili, çocuğun nasıl beslenmeyi, sosyoekonomik durumuyla ilgili. Bunların hiçbirini göz ardı, hepsini göz ardı ediyorsun ve çocuğa sen de kızına 15 ben de oğluma 15'i vurdum. Şimdi ben de diyorum ki dönüyorum. Ya ben eğer şu kitabı çalıştıysam, bu buna ay çok akade okuma yaptıysam ben çocuğuma şimdi 15 aşı vurdurmazdım be kardeşim. Bu beni aşı düşmanı yapmaz. Ama nişan taşında büyümüş bir çocuğa da her aşı olmaz. Burnunun dibinde hastanesi var. Yapmayın. Nasıl beslendiği önemli. Eğer ben gıda sektörüyle yaptıysam, çocuğu doğal olarak besliyorsam, çocuk oğlum spora git mutlaka diyorsam, onu yapıyorsam, bunu yapıyorsam, bunu yapıyorsam Şimdi bu, bu, çocukla, bu bilinçte bir anne babanın yetiştirdiği çocukla bütün bunlardan arınmış, şekerli gıdalarla beslenmiş vesaire bilmem ne, evinin önünden lağım geçiyor ves. Ya şimdi bunlar aynı değil. Ne? Burada bizim söyle, söylemek istediğim, yapmayın, konuşalım. Tabii ki aşıya karşı olmak doğru bir şey değil. Burada diyorum ben ya, beni niye oraya sürüklüyorsunuz? Niye bu kitabın etkisini yok etmeye çalışıyorsunuz? Ben ilaç ve aşı karşıtı olabilir miyim? Efendim Soner Yalçın modern, ben modern tıp karşıtı değilim ama bir uygulama var. Gemi batıyor. Kapitalist tıp anlayışı insana iyi gelmemiş. Evet, yani. İnsanı hasta şunu, yapmış. Şunu, şunu, İnsanı şey. hasta olmak, o hasta olma <laughs> sürecini uzatmış. Bir de bir de herkesin şimdi manya olduğu değil mi? Ne güzel bir Netflix'imiz var. İşte bizde çok geçerli olmayan, dünyada da işte e, e, şeyde olan şu anda Online'da olan işte efendim Amazon var yok efendim Disney var bizde bayılıyoruz bizde de Puhu var efendim Blue var falan filan şimdi bu Netflix çat çut böyle güzel belgeseller koyuyor evet. ve bunların içinde bu ilaç meselesi de var evet. Amerika'da evet. ne büyük bir skandal olduğu nasıl bu e, ilaç firmalarının evet. işte e, hızlı zenginleşmeye çalışan kapitalistlerin elinde ne hale geldiği insanları nasıl öldürdükleri vesaire vesaire. Şimdi tabii orada geçmiş yine gazeteciler var o işin içinde. Yine senin gibi gazeteciler var. Ee, Dünyada bu konuda sayılı iyi gazeteciler var. Evet ve bunlar e, tabii onu ne yapıyoruz? İşte onu ne, ha, Netflix'te bir şey seyredin, varlığı de seyredin falan filan gibi bir tavsiye alışım. Kitabın başka bir ağırlığı var tabii. Ee, şunu merak ediyorum. Bu iki, iki şeyi merak ediyorum. Birincisi bu kitap. Bütün bu işte lobi mi, doktorlar mı, Türkiye'deki ilaç firmaları mı, küresel ilaç firmaları mı bunlara aslında Bunlar hiç seslerini çıkarmasalar, hiç bunun üzerine bir tartışma geçmese, bu kitap bunlara nasıl bir zarar verebilir? Birincisi, yani fazla mı e, farkındalık yaratır. ciddiye alıyorlar soru. Farkındalık farkındalık evet. yaratır. biraz soru. önceki sorduğun soru Hı. doktoruna gittiğin zaman bu kitapla gittiğin zaman Hı. ben kendi hayatımdan söylüyorum ve bana insanlar da söylüyor ben diyabet ikiydim net olarak söylüyorum uzun yıllar ilaç kullandım. Yan etkilerinden çok kötü etkilendim. Hı. Bilirsin, daha şişmandım, daha hı bilmem. Hı. Ama ha, insanlara ilaç kullanmak daha kolay geliyor. Yan etkilerini falan düşünmek istemiyorlar ve zaten bilmiyorlar. Ama başka bir doktora gittiğim zaman o hı. bana dedi ki, o başka yani, doktor var mıydı? Var. O önemli vardı. tabii ki. O başka doktorlar var mı? O doktorlar, var, doktorlar mı? var. Ha. O doktorlar var. Bir ezberletilmiş kalıpların dışına çıkmayan doktorlar var. Bir de Var olan kalıbı sorgulayan doktorlar var. Hmm. Bütün doktorları aynı değerlendirmemek lazım. İyi bir spor yapman lazım, çok sağlıklı beslemen lazım, stresten uzak durman lazım vesaire 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 vesaire. Yani hayat disiplini, yaşam disiplini tamamen değiştirmen gerekiyor. Hmm. Şurada bir şey var, ezberimiz var. Ee, şeker hastasın, Bu e, ailenden sana gelmiş ve hayatının sonuna kadar bunu kullanacaksın. Tansiyon genetik aileniz var hmm. hayatının sonuna kadar. Kolesterol genetik. Hmm. Ya biz hayatımızın sonuna kadar belli bir yaşta diyelim. Ki sen ve ben hmm. o belli bir yaştayız. Evet. Hayatımızın sonuna kadar avuç avuç ilaç yutmak zorundayız. Peki her ilaç tek ilaç vücuda ne yapıyor? Ya en azından burada bunu okuyan diyecek ki sayın doktorum ben bunu alıyorum ama bu bende ne yapar bana açıklam. Ben bunu açıklamam tabii burada. Ben evet. kitapta da bunu yazmam. Bu Hı. benim alanım değil. Hı. Ama ben kendim bilirim. Hı. Ya diyabet 2'de kullandığım ilacın kendime ne yaptığını biliyorum ben. Hı. Ama bunu insanlar burada yanlış örneği. Ben herkese şunu söylüyorum. Bir öz özür dilerim. Orası o, o, orasını tam olarak anlamadım. Yani sen artık ilaç mı kullanmıyorsun? Diyabet 2 ilacımı attım ben. Ha. Attım. Yerine ne koydun? Biraz önce söylediğin şeyler. Biraz mi? önce evet. ve aynı zamanda bitkisel Hı. E, ilaç formunda şeyler koydum. Hı. Ben bunlara girmem. Bu benim kendime ait bir şey. Bu İki dost özel ya, özelim. Bunu ya özellikle burada, söylüyorsun. Ha, ya tabii, bu senin özel tabii, tabii, deneyimin kimseye bu tavsiye edile, ediliyor edilmiyor. falan diye bir şey yok. Ben hiçbir zaman. Evet, ben okay. bu bir gazetecilik çalışması. Hı. 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 Burada herkes aynı şeyi söylüyor. Lütfen diyor. Hı. Hı. Doktorunuza gidin. Bu burada okuyun ki bilin ki doktorunuzu zorlayın. Hmm. Doktor da bilsin. Ne yapıyor yani? Doktor ezber. Yani doktor da bilmeyebilir. Değil Bilmez. Bilmez. Doktor öyle bir tıp dersi yok üniversitede. Kaldır 12 Eylül askeri darbesi bunu kaldırdı bu ders. Evet. Şili'de darbe oldu 1973'te hmm. dersi hmm. kaldırdılar. 1970 Arjantin'de askeri darbe oldu. Dersi kaldırdılar. 1980 Farmakoloji almıyorlar. Ders, ama bizde şey, bizim programlarımızda vesaire, da söyle bilmem ne farmakoloji içinde farmakoloji yok. Etkileri konusunda o yok. Etkileri konusunda özür dilerim, yok. bunu bu, bu aman ne olduğunu anlatalım. Yani e, farmakoloji, farmakoloji İlacın dersi etkileri var. Etkileri konusunda ama galiba e, onunla ilgili bir şey var. Şimdi anımsamaya çalışıyorum. Yani aslında doktorları ilaç şirketlerinin ve ilaç şirketi şirketin mümesillerinin ve çoğunluğu Amerika'dan e, gelen makalelerin yani ee, bu şekilde upgrade ediliyor ya bütün tıp bilgileri makalelerin eline teslim o makaleleri ettiler. O makalelere nasıl yazıldığını bak evet, o makalelere nasıl yazıldığını hmm. bizim çok önem verdiğimiz bilim dergilerinin küresel şirketlerden yılda ne kadar milyon dolarlık hatta bazıları milyar dolara yakın hmm. reklam ve sponsorluk anlaşmalarını yaptığını da yazdım. Hmm. En önemli şey biraz önceki soru atlamamak için söylüyorum. Hmm. Doktora gidiyorsun. Doktor sana ilacı bazı doktorlar hepsini söylemeyelim. Lütfen kimse üzerine alınmasın. Amerika'da yazılan kılavuzlar var. Evet. Çeviri yapılmış. Evet. O Amerika'daki kılavuzların. diyelim ki kolesterol, kalple ilgili kılavuzları nasıl yazıldığını o derneklerin vakıfların küresel ilaç şirketleriyle nasıl maddi bağlantılarının olduğunu yazıyor. Hmm. Ya ben sana şu ilacı kullanma, o ilacı kullanma der miyim ya? Ee, ama bunu, sen oradan şunu çıkartırsın. Amerika'daki hangi kasaba o? İşte 40 yıl 50 yıl izlediler de e, oradan kolesterolle ilgili e, o çalışmalar hala. Evet, evet. O, evet, o e çalışmalar şimdi, hala. bana da, bir, bir de tabii ki bizde de doktorun Amerika'da okumuş olanı e, makbul ya. E, sonuçta e, ben de bunu işte artık makbul olmasın. Yani için. yani işte evet konuşurken söylüyordum bir sürekli bir kasabadan söz ediyorlar işte evet, orada evet, ona göre evet. kolesterol evet. E, izlediler orada 30 yıl 40 yıl Efendim Neyse işte ona göre şeker izlediler evet. sigara kolesterol, izlediler kolesterol. E, filan. Papra bağlı bütün şeyler. Evet ama o o o kasaba ve orada yaşayan insanların genetiği ve e, klima coğrafya yani bütün bunlar ama değil mi? yapılan orada yapılan çalışmaların da biraz önce söylediğim küresel şirketlerle maddi bağlantıları Amerika'da büyük tartışma konusu. Hmm. O bile hmm. sarsıldı. Peki. Yani burada ben Okan'cığım şunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Yani bize bilimsel denen araştırmalar yutturuluyor. Bize bilimsel denen makaleler yutturuluyor. Bize bilimsel denen yayınlar yutturuluyor. Ben diyorum ki ya o doğru ben burada kendim de diyorum. Bak diyorum bu kitap adı ister modern tıp ister tamamlayıcı tıp olsun. Kesin olarak tıbba karşı yazılmadı bu kitap. Bu hmm. kitap ben neyim ki ben A modelini kullanın B modelini kullanın. Hmm. Ben sana onun tarihsel sürecini anlatıyorum. Evet, evet. Ya ben sana bir bilgi veriyorum ona. Bir tarih boyutunu anlatıyorum. Bu tıp hangi tartışmalardan nasıl gelmiş? Kimler bu işe nasıl anlayışları getirmiş? Amerika'dan bütün dünyaya o kapitalist tıp anlayışı modern tıp diye yutturuyorlar. Modern tıp anlayışı nasıl dayatılmış onu anlatıyorum. Ya şunu, ama bunu, şunu da reddetme anlatabiliyor muyum? Sülük diyor, ya babacığım bak yapma ya. Sülükle mi tedavi? Sülükle falan tedavi olmayacaksın. Ama bak, <laughs> ama baksana geçen yıl Amerika'nın en büyük ilaç onayı veren FDA bir tıbbi alete, sülük gibi kanana tıbbi alete onay verdi. Beş yıl sonra Türkiye'ye gelecek. Yani biz böyle bir şeylerimiz var. Bir modern dediği zaman her şey bizim mahallenin modern, hmm. sihirli bir sözcüktür. Hmm. Ne modern. Tamam hepimiz modern. Tamam. Öbür taraf o yobazlık, gericilik yapma. Bak yapma. İktidarı verdiniz. Bu bu kibirle iktidarı verdiniz. Yapmayın. Anlamaya çalışın. Kadim bilgiler vardır. İnsanoğlu milyonlarca yıldır getirdiği kadim bilgiler var. Bunu alıp çöpe atıp laboratuvardan ne çıkarsa bu benim doğrudur deme. Adam mesela şey yazmış. En etkilendiğim şeylerden bir kitaplardan biriydi okurken kötü ilaç diye bir kalp doktoru diyor ki itiraf ediyor. Ya diyor biz diyor 80'li yılların başında diyor A ilacını verdik kalp hastalar. 100 bin insan öldü. Diyor. 100 bin Amerika'da. Türkiye'de ne olduğunu kimse bilmiyor. Ve ne büyük hata yapmışız. Arkadaşlar ne olur özellikle de doktorlara ve tıp öğrencilerine sesleniyorum. Hı. Dünyanın farkında olun. Serdar Turgut'u bilir. Serda evet, Serdar Turgut'un oğlu ki. şimdi tıp fakültesini Amerika'da okumak istiyor. Okul falan araştırıyorlar. Hmm. Ve o, o iki yıldır tıp üzerine çalışıyor. Ve diyor ki siz de soner yalçınlık kitabını hiç anlamamışsınız. Amerika bunu tartışıyor diyor. Hmm. Ben, Doktorlardan nasıl tepkiler geliyor? Yani münferit tepkilerden okuyan söz Okuyan ve okumayan. Okuyan ve okumayan. Öyle mi? Okuyan ve okumayan. Bizim derdimiz. Ya yok. şöyle bir şey ise yani e, şu, e, şu, me, me, şunu merak ediyorum. Yani bir... E, Komplo teorisi kitabı olarak mı görüyor? Doktorları söylüyorum. Münferit gelen işte ya da elinde senin kitapla doktora giden ya da doktora senin kitaptan bahseden, senin çevrendeki ya da işte sana belki sosyal medyadan şuradan buradan gelen tepkilerden söz ediyorum. Yani doktorun çünkü burada e, tabii ki bir duruşu var ve doktor tabii... ...kolaylıkla objektif olarak durabilecek bir adam değil. Çünkü hasta gitmiş, işte demiş ki ben... ...ya e, Soner Yalçın bir şey yazdı, senin bundan haberin var mı diyor mesela. O bir duruş sergileyecek orada. Ne diyor ona, o şey mi diyor? Hayır diyor, o komplo teorisi kitabı mıdır diyor ona. Şimdi burada bir iki tane tanıdığım sosyal medyada atınca... ...ben onları takip edebiliyorum, hepsini takip edemiyorum açıkçası. O arkadaşlarımızın attığında bu şey var. Birinde her taşın altında illuminati mi arayacağız? <laughs> Yap. bak. E, arasak iyi olur. hay <laughs> hay. Ben de şu var. Burada Rockefeller tıp anlayışı. Ben Rockefeller tıp anlayışı nedir bilmiyordum. Okan. Ben 1990'da Sağlık ve Toplum diye dergi çıkardım. Ben hepsinden daha fazla modern tıpçıydım. Anlayış olarak. <laughs> ben gazeteciliğe sağlık muhabiri olarak başladım. Ben o yıllardan geliyorum. Ben Rockefeller'ın Tıp'a etkisini bilmiyordum. Benim karşıma Rockefeller bu kitapla çıktı. Ben bunu bilmiyordum. Yani niye hiç kimse... Bu... Açın da şuna bakın. Efendim ben Rockefeller Vakfı'nın binlerce sayfalık araştırmasını yapmışım. Türkiye bölümünü getirip koymuşum buraya. Rockefeller kapitalist tıp anlayışı, modern tıp anlayışı... ...Osmanlı'dan Cumhuriyet'i nasıl getirdiğinin belgeleriyle koymuşum buraya. Kime? Hı. Diyelim ki İhsan Doğramıcı'ya... Hı. Hangi fakülteler için ne kadar para verdi? Ha, evet, bunların onlar... hepsi, bunların hepsini yazmışım. Ben oturup da Rakıfeller'in, Rockefeller gibi biri var şimdi bunu dünyayı bil. Ya ben sana onu anlatmıyorum ki. Ben sana ne yaptığını açık açık anlatıyorum. Belgelerini koyuyorum Hı. ortaya. Bunun üzerine bir düşünsene. Hı. Niye böyledir diye. Hiçbir sorgulama kalmamış. Bu ee, ezber bozmakla kadar doğru. Kanserle ilgili ne var kitapta? Hiçbir şey. Peki bu bir yandan... Niye yok biliyor musun? Niye yok? Evet. Niye yok? Çünkü. O tek başına... Yani... Araştırıp incelenmesi gereken bir, bir konu. O kadar kolay olacak bir konu değil. Yani, e aslında yani... Beni, beni, beni... O ona da bir kitap yazılmaz mı? Yani? Yani, tabii ki şu ilaç bu ilaç bilmem veya yöntem değil. Yani hmm. Onun ekonomi politiği... Çok daha ağır bir konu olarak görüyorum ben bunu. Hmm. Yani... O nedenle dedim ki ben kansere girmeyeyim. Hı, hı. Kansere yani birçok bazı hastalıklara girmedim tabii ki. Yani biraz önce örneğini veriyorum. Şekere girdim, kolesterole girdim, tansiyona girdim, vitaminlere girdim işte. Aşıyı anlattım hı. vesaire bilmem. Şimdi bu sayfa bu bile 900 sayfa oldu ve ben bunun hı. 400 sayfasını atmak zorunda kaldım. 400 sayfayı attım anlatabiliyor muyum? Çünkü bu bile kalın ve insanlar bunu evet, okumaz. Evet. Korkar kaçar diye. Evet tek başına ele alınması gerekir ve burada mesela sadece A B hastalığı falan değil. Ben bir farkındalık. Ee, burada istiyorum. bir İsrail başlığı var da onun için soruyorum kanserle ilgili ha. olarak. Orada, yani orta, orada o, e, izliyor musun? Yani genelde tabii ki bu e, bilen bilmeyen komplo teorisi şeklinde ya da bilmiyorum belki de daha sağlıklıdır. Eee Çoğunlukla YouTube'da izlediğimiz, işte WhatsApp gruplarında dönen, çoğunlukla komplo hikayeleri gibi görünen ama işte niçin bu İsrail'de kanser vakaları bu kadar az yok? Niye işte şu bölgelerde dünyada daha çok var filan gibi ilgilendi mi bunlarla da? Hayır. Hayır. Ben bu konuyu bilmiyorum. Oradaki benim söylemek istediğim şey örneğini verdim. Yani, yani. İsrail tıbbının bir ilginçliği var mı sana göre? Ee, i̇lginçliği şuradan var. Dünyanın en büyük 15 küresel şirketten bir İsrail. Hmm. İsrail ilaç e, üretimi konusunda çok büyük çalışmalar yapıyor. Ama ben e, biraz önceki söylediğimde tezat olmak istemem. Yani hmm. skopla teorisi vesaire bilmem ne. ya yani, Bu bile benim tavrımı gösteriyor. Hmm. Ben bunu bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Evet, Kanser evet. konusunu araştırmadım. Bana kanserin ekonomi politiğine ait, kanserin tarihine ilişkin bir şey sorarsan ben bu konuda televizyonda bir şey söyleyecek kadar hmm, hmm. yapmam bunu. Söylemem televizyonda. Hmm. Seninle otursak birebir sohbetimi yaparım ama televizyonda söylemem. Hmm. Bu, bu sözler bu bir sorumluluk yani. evet, sorumluluk e, atfeder ki. insana. O nedenle hmm. ben bunu söylemem. Hmm, hmm, hmm. Ama oradaki e, İsrail meselesinde küresel ilaç şirketlerinin Türkiye'yi o kadar denetimsiz ki Türkiye pazarı. Hı. O kadar denetimsiz ki o kadar. Ne kadar insanı kobay olarak kullanmışlar. Dünyada nadir bir ko kobay olarak kullanmışlar. Evet. Ve sonra işte e, koalisyon hükümeti, bundan bir önceki koalisyon hükümetinin sağlık bakanı, işte ilaç alımları, teknoloji, şey tıbbi aletler konuda büyük rakamlar olunca Hı. gitmiş dev, o zaman devlet güvenlik mahkemesine ondan ben dosyalarını vesaire aldım. Nasıl Türkiye'nin soyulduğunu bu Hı. ilaç şirketlerinin. Türkiye'yi nasıl soydukları. Çünkü denetim hiçbir tartışma ya Yani şu tıbbi alet konusunda anlatabiliyor muyum? vardı Türkiye niye dünya birincisi? Yapmayın arkadaşlar. Hiçbir bir şey konuşmayacağız. Aşı öyle aşı öyle. Ha, anladık tamam anladık aşı karşıda değil bu. Ama gemi batıyor her taraftan su alıyor gemi ve ne yazık ki ne, doktorların ne, ne da... Neyi kastediyorsun gemi batıyor derken? Yani tıp, bu tıp, işin ekonomi, politiği yoksa biz ölüyoruz mu demek biz istiyorsun? Bir, tabii ki kuşkusuz bir söylüyoruz. biz ölüyoruz. Biz ben, ölüyoruz. Ben bunu iddia ediyorum. Ben ee, Saklı Seçilmişler kitabı ve Kara Kutu ha. kitabında aynı şeyi söylüyorum. Bizi gıdayla, endüstriyel hmm. gıdalarla zehirliyorlar, hmm. ilaçlarla öldürüyorlar. Hmm. E çık bunun karşılığını söyle söyleyebiliyorsan. Hmm. Burada şunu söylüyorum. Kapitalizm çöküyor. Oha, bütün meselesi gıdası, hmm, her ilacı, hmm. e Trump var işte ya, Boris hmm. Johnson var işte. Anlatabiliyor hmm. muyum yani? Demokrasisiyle de çöküyor. Peki. Ve e... buna buna, hmm. buna, buna, bu anlayışa Kendine kişisel olarak algılayan bir doktor karşı çıkıyor. Yapma. Yapma. Hmm. Çökenin taraftarı olma. Hmm. Yani anlatabiliyor muyum? Çökenin taraftarı hmm. olma. Sen de benim bu tarafa geç. Kimlerin çökerttiğini görelim. Evet. Mücadeleyi öyle verelim evet. ve bunu düzeltin. Sizler bizler hep birlikte düzelteceğiz bunu. Sen bunu kara kutuya aldık, attık çöpe. Attık çöpe. Yararı ne sana? Var olan düzen sürsün istiyorsun. E sürsün mü? Evet. Sen bunu bilmiyor musun? Ki o düzenden e, kazananlar ne yazarlar, ne doktorlar, ne işte... Onu söylemek istemiyorum. Evet. Onu söylemek istemiyorum. Evet. Ben ben kitapta da bak samimi evet. olarak evet. Do, belki duygusal bağlarım vardır. Kuzenim doktordur, yeğenim doktordur hmm. vesaire. Ben, ben doktorları korudum. Çok korudum. Hmm. Bak, hekimlik ayrı, doktorluk ayrı. Bir, para çantasına dönüşmek iyi bir şey değil. Hmm. Hmm. Para çantasına dönüşmek iyi bir şey değil. Bazı küçük minik örnekler verdim. Yapmayın. Hmm. Biz hep birlikte tıp kurumları... Hmm. Tabipler Birliği vesaire bilmem ne. Bana aşı 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 diye arka arkaya birbirlerine karşı olanlar bile aşı 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 yapmayın. Bu öyle bir kitap değil ki. Siz ne yapıyorsunuz? Birlikte gemiyi kurtarmaya çalışalım ya da o gemiyi bırak batsın. Peki, Başka bir e, gemi inşa e, edelim. E, bu e, bizim memleketle ilgili bir maddeden 187. sayfadan e, bir parça. Hem e, müstakbel okuyuculara da bilgi vermek açısından okumak istiyorum. Türkiye rekor kırıyor bu alt başlık. İçinizde bu antidepresan ilaçlardan almayanınız, yutmayanınız kaldı mı? Pek sanmam. İnsanlara cicili bicili ambalajlı kutularda bu haplar dayatılıyor. Türkiye'de her 10 kişiden biri bu ilaçlardan kullanıyor. 2003 yılında 14 milyon 238 bin kutu antidepresan tüketirken bu sayı 2010'da 34 milyon kutu, 2015'te 43,5 milyon kutu ve 2018'de 55 milyon kutu oldu. Artış inanılmaz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada son yıllarda bu ilaçların kullanımı o kadar yaygın hale geldi, getirildi ki neredeyse kullanmayan kalmadı. Çünkü insanlara sağlıklı olabilmek için önce hasta olduğunu dayatıyorlar. Siz farkında değilsiniz ama hastasınız deniyor. İngiliz gazetesi Independent'taki haberin başlığı ilginçti. Ofis çalışanları iş yerlerinde uyanık kalmak için ADFD ilaçları kullanıyorlar. Yetişkinler için bu ilacı satan Amerikan ilaç şirketi okumayacağım ve yine ilacın ismini okumayacağım. 2003'te piyasaya sürüldü. Reklamı şuydu. Kafanız mı dağınık, düzeniniz mi bozuk, yılgınlık, pek çok yetişkin farkında olmadan yetişkin dikkat eksikliği sendromu çekiyor. Bu sadece bir ilaç şirketinin reklamı ile olmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen haber dergilerinden US News World Report yetişkinlerde ADD diye kapak konusu yaptı. Dikkat dağınıklığı ve kaygı sıkıntı gerilim yaratan anksiyete ile başa çıkmak için yeni bir umut. Dergiye göre yetişkinler bu hastalığın farkında değildi. Dergideki bu haberden birkaç hafta sonra ilacın adını okumayacağım ilacın reklamı vardı. Tabii ki karşıt görüşe yer verilmemişti. Böyle kampanyalarla ilaç ilk 6 ayında 1 milyondan fazla reçeteye yazıldı. Bir yıllık satışı 370 milyon dolar oldu. Ha, hiç kusura bakmasınlar deli doktoru gömleğini çıkarıp akıl hocası cübbesini giyen doktorların bunda rolü çok oldu. Psikiyatri tıpta uzmanlık sınavında tercih edilen ilk 5 uzmanlık arasına nasıl girdi sanıyorsunuz? Talep çok diye değil mi? Sadece psikiyatristler, psikologlar değil, danışmanlık merkezleri, gelişim ofisleri, yaşam koçları, çocuk yetiştirme ya da evlilik danışmanları yol gösteriyordu artık. Burada da karşımıza aynı ikilem çıkıyor. Daha mı çok hastalanıyoruz yoksa daha mı çok tedavi ediliyoruz? Doğrusu şu, hastalık yaratıldığı, yaratılıyor. Her insani tırnak içinde duygusal sorun tıbbi meta haline neden getirildi getiriliyor. Sağlık alanında dünyanın önde gelen gazetecilerinden Roy Moynihan, ilaç politikaları konusunda araştırmacı Alan Castle'la ortaklaşa kitap yazdı. Selling Sickness, satılık hastalıklar. Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin pazarlama stratejileri saldırgan biçimde sağlıklı ve iyi durumdaki insanları hedefliyor. Günlük hayatın olağan iniş çıkışları sinir rahatsızlıkları oldu. Genel şikayetler korkutucu hastalıklara dönüştürüldü ve gittikçe daha fazla sağlıklı insan hastaya çevrildi. İçimizdeki ölüm, yaşlanma ve hastalık korkularını kaşıyan 500 milyar dolarlık parantez günümüzde 1.1 trilyon dolar olan ilaç endüstrisi yaptığı promosyon kampanyalarıyla insan olmanın anlamını değiştiriyor. Wall Street'ten de anlaşılabileceği gibi sağlam insanlara hasta oldukları söylenerek kazanılabilecek çok para var. Ufak sorunlar ciddi hastalıklarmış gibi resmedildiğinde, örneğin utangaçlık sosyal anksiyete belirtisi sayılınca. Kadınlarda adet öncesi gerginlik, regl öncesi disforik bozukluk isimli bir zihin hastalığıymış gibi tanımlanıyor. Cinsellikle gündelik dalgalanmalar cinsel işlev bozuklukları oluyor. Hayatın doğal değişimlerinden biri olan menopoz bir hormon eksikliği hastalığı olarak adlandırılıyor. İşyerlerinde dikkati dağılan çalışanların ise artık dikkat eksikliği sendromu isimli bir hastalığı var. Sağlıklı orta yaş kadınların östropoz denilen sessiz bir kemik hastalığı sağlam orta yaş erkeklerinin ise yüksek kolesterol isimli ömür boyu devam edecek bir hastalıkları var bir bölüm vallahi yine kanımız <laughs> beynimize çıkıyor yani böyle bir şey yani. Tabii ki şimdi yani burada yani burada kanıcığım. özür dilerim. Ha. Buradan e, bu kitabın e, bilinçlendirmek dışında tabii ki bir tıp insanı gibi bir önermen yok. Ama Olmaz. bilinçlen bilinçlen okudun bunu. Allah perişan olduk. Paranoyak mı olduk? hayır paranoyak olmuyoruz. Belgelerim evet. var, şunların evet. var, bunların var filan. Peki. Bin'e yakın kaynakça. Evet, kaynakça. Bine. Ve e, bu kitabı okuduktan sonra ben ne yapabiliyorum? Yani biraz e, tıbbi tavsiyelerle ilgili, doktorlarla ilgili biraz ipleri elime mi alıyorum? Biraz daha mı bilinçli bir hastaya dönüşüyorum? ya da biraz daha bilinçli aslında hasta olmadığını aslında sağlıklı olduğunu ama bu gibi şeylerin insan yaşamında başına gelebileceğini bunlarla başa çıkmanın tek yolunun her gün avuç avuç ilaç yutmak olmadığının bilincinde olan bir insan mı oluyor? Eğer bu kitabı okumamın sonunda böyle bilinçli bir hasta ya da sağlıklı birey olacaksan, buna doktorların da bayılması gerekmiyor mu? İyi okusalar bayılacaklar da okumuyor. <laughs> Hayır bu yani ayrıca da e, i̇laç firmaları açısından ne problem var ki? Zaten i̇laç zaten firmaları, belli başlı bir hastalığım olduğunda bunların ilaçlarını yutmuyor muyuz birader? Yani? İlaç şirketleri için şöyle bir e, ekstra ilaçları, e, antidepresanları, e, kolesterol ilaçları, olursa, bir farkındalık olursa, e, dava edebilirsin. Ha dava edebilirsin. Amerika'da, edilirsin. Amerika'da çok büyük davalar var. Amerika yasasını değiştirdi bazı ilaçlar konusunda. Hı. Bunu devlet ödeyecek diye. Çünkü küresel ilaç firmaları Amerika zaten küre, küresel ilaç şirketlerinin devletidir Amerika. Amerika o, o nedenle yasa çıkardı. Ya aşı, hep şey aşı konusunda bile 3.8 milyar dolarlık mahkemeler karar verdi aşı konusunda. E, hatalısınız diye şirketlere. Biz bunları bunu bile tartışmıyoruz. Bütün buna buna geldiğin zaman ya bilgiden korkmayalım. Hmm, hmm. Bilgi sahibi iyi bir şeydir, anladın mı? Hmm. Bilgi bilgili olduğun zaman. Herkese yararı var. Yani, yani biz, biz bilginin bayraktarlığını yapmamız lazım. Buna hmm. niye karşı çıkıyorsun? Hmm. Ben bununla ilgili ister komple teorisi de ister ne dersen de birçok analizler yapabilirim ben ama kitapta onları yapmadım. Hmm. Ya benim bir düşüncem var kuşkusuz politik anlamda. Ben sana sadece olguları yazdım. Hmm. Ve olguları yazarak bir farkındalık yaratmak istedim. Hmm. Ey hasta, hasta mısın değil misin bilmiyoruz. Bak bu konuya bak. Efendim işte doktor bak dünyada artık tıp fakültesinden sonra çalışıyorsunuz, okuyorsunuz. Belki zaman yani şurada bir 500 sayfalık bir kitap var. Bak dünya ne kadar bana bile öyle bir şey yapsa, gazetecilikle ilgili yapsa başımın gözümün üstüne geliyor. Ben çıkıp da şey diyor muyum? Hey doktor sen niye medyayı eleştiriyorsun falan diyor. Hı. Öyle bir şey olabilir mi? Eleştirecek tabii. <laughs> Ve bu, bu yararlı bir kitap. Baksam iyi mi söylüyorum? Yararlı kitap. Ya Bu bir, bir, bir kalıplaşmış anlayışın dışına çıkalım. Bir inanç haline getirmeyin tıbbı. Bir inanç gibi yapıyorsunuz. Evet, inanç Yapma. Değil, doğru, evet. Yani bundan evet. 20 yıl önce tıp alanında Nobel adı, Nobel almış kişinin yanlış yaptığı ortaya çıkıyor. Bir, birkaç tane örneği var. Hı. Bu kitapta yazıyor bunlar. Ya sen bu doğrudur, bu kesindir. Siz yapmayın. Peki, e, kısa bir ara vereceğiz. Hemen dönüşte bir Soner Yalçın araştırmasıyla söyleşmeyi sürdüreceğiz. Hey! Hanımlar, beyler, muhabbet kralı devam ediyor. Konuğum Soner Yalçın ve son kitabı Kara Kutu alt başlığı Yüzleşme vaktiyle konuğum söyleşmeyi sürdürüyoruz. Hemen kitabın başında Yalçın Küçü'ye bir ithaf var onun sözüyle. Diyor ki benim bir kolaylığım var. Genel kabulleri hep kuşkuyla karşılıyorum ve doğruyu tersinde arıyorum. Yine tabii ki bu küçük arada da okumalara doyamadık. Şimdi kitabın 415. sayfasından en çok inanılan yalan başlığı altında kısa bir bölüm daha okumak istiyorum sizlere. Belki İç gıcıklayıcı olur. Belki de bilinçlenme açısından bir e, tavsiye, cazibe yaratabiliriz. Diyor ki Soner Yalçın, denir ki Napolyon Avrupa'nın geleceğini tartışmak üzere Rus Çarı 1. Aleksandr'la buluştuğunda toplantı saç dökülmesini engelleyecek ilaçlar hakkında sohbetle sonlandı. Güzellik her zaman her çağda ulaşılması hedeflenen yücelik oldu. Kitapta sık sık karşınıza çıkan bir kavram, öjeni. Amerikan Öjenik Cemiyeti, Race Betterment Foundation, ırk iyileştirme vakfı gibi kuruluşlarla fuarlar düzenledi. Bu çerçevede fitter family diye aileler arasında kim daha fit yarışması yaptı yıllarca. Bu yarışmanın afişi şuydu: Bazı Amerikalıların doğumu diğerlerine yüktür. Amerika fit olmayı hala pazarda satış için kullanıyor. Bu beni de çok ilgilendiriyor. Ben de programlarda hep bundan söz ediyorum. Bu fit olmalar, adelenlikler, sağlık, ulak, ulak, tıp, biyolojiyi kader olmaktan çıkardı. İstediğiniz burun, kulak, gözler vesaire değiştiriliyor. Çünkü insanoğluna görüntüyü ana sorun haline getirdiler. Yüzyılda beden eğitiminden beden estetiğine savruldu insanoğlu. Altın oran insan güzelliğinin ideal ölçüsü yapıldı. Kusursuz oranlara sahip olmak için ölçüm gerekiyor. Ayak bileğinizden belinize kadar mesafeyi belinizden başınıza üzerine kadar ki mesafeye böldüğünüzde çıkan sonuç fi. Yani altın oran sayısı 1.618 olmalıdır gibi. Evet. Güzel değilsen sorumlusu sensin bedenine rötuş yaptırmadım çünkü zavallı beden ne çekiyor insanlardan. Dövme, piercing yaptırmadan geçtim. Beden yük olarak görülüyor ve nelere maruz kalmıyor ki? Dünyada 1 milyar insan açlık çekerken 1 milyon insan zayıflamak için milyar dolarlar harcıyor. Rockefeller başardı. Varoluşun merkezi vücut oldu. Özellikle gençler vücut geliştirmek için çareyi spordan ziyade ilaçta buluyor. Sanıyor ki hormon geliştirici ilaç alırsa göbeğinde baklavalar çıkacak. Şaka bir yana takviye edici gıda pazarı Türkiye'de 2016 yılında toplamda 735 milyon lira büyüklüğe ulaşırken bu pazarın 2021 yılında 950 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya piyasa büyüklüğü ise 90 milyar dolar. Pazarı kimler nasıl büyütüyor konuyu pek bilinen bir ilaç üzerinden anlatayım. İlacın ismini söylemiyorum. HGH veya büyük harfle HGH olarak da bilinen büyüme hormonu bu ilaç. Çocukların büyüme bozukluklarını ve yaşlılıkta canlılığı arttırmak için yetişkin büyüme hormonu eksikliğini tedavi etmek için kullanılan ilaç. Endüstriyel tarımda hayvancılığın süt ineklerinde daha verimli olması için kullanılıyor. İlaç küresel dev ismini okumuyorum. Şirketi ürünü. Birkaç spor dalındaki sporcular atletik performanslarını arttırmaya çalışmak için insan büyüme hormonunu kullandılar. Sporda doping uygulandığına dair ilk belge 1878'de yapılan uluslararası bisiklet yarışmasında doping amacıyla ilaç kullanan birkaç yarışmacının ölümüyle ortaya çıktı. Olimpiyatlarda doping kontrolü ilk kez 1969'da Grenoble ve Meksika oyunlarından itibaren başladı. Türkiye'de ise ilk doping analizi 1947 yılında at yarışlarıyla başladı. 82 yılından beri çok Miktarda HGH tüketti sporcular. Geleneksel idrar testine doping olarak çıkmıyordu çünkü. Ancak Atina'daki 2004 olimpiyat oyunlarında yapılan kan testleri sonucunda doping olduğuna karar verildi. 2014 yılı ilginçti. Bunu anlamak için bir kişiyi tanımak gerekiyor. Peter Rost. Tıp doktoruydu. Aynı zamanda ilaç pazarlama yöneticisiydi. Fakat 2005 yılında, ilaç şirketinin ismini okumuyorum, tarafından işine son verildi. Oysa ilaç şirketini okumuyorum, satın almadan önce ilaç şirketini okumuyorum, ilaç şirketinin İskandinavya iştiraki olan ilaç şirketini okumuyorum başkanlığını yaptı. Hayli başarılıydı. Görev süresi boyunca satışları iki katına çıkardı. Ancak şirketin denetim firması ismini okumuyorum. Bildirilen yasa dışı vergi azaltma uygulamalarına üst yönetime bildirdi. Takdir görmedi. Şirketin ismini okumuyorum. Merkezi New Jersey'ye tayini çıktı. Yine başarılı olup büyümeyi, metabolizmayı, kan basıncını, üremeyi ve diğer fonksiyonları düzenleyen hormonların incelemesiyle ilgilenen endokrinoloji bölümünden sorumlu başkan yardımcılığına getirdi vesaire vesaire vesaire. Evet, uzak, uzun, yani uzun. iddiaları iddialarını okumak istiyorum Profesör Rostun. Kafada tümöre yol açar dedi ama iyi huylu deyip geçiştirildi. Kolon kanseri ve prostat kanseri yapar dedi fakat hafif artış gösterip gösterir diye geçiştirildi. Bu e, doping ilacından söz ediyoruz. Evet. Çenenin, parmakların ve ayak parmaklarının kemiklerini kalınlaştırır dedi. Doğal büyüme deyip geçiştirildi. Tip 2 diyabete yol açar dedi. Çok az ihtimal deyip geçiştirildi. İlaç fiyatı şişiriliyor dedi. O bu konuları bilmez deyip geçiştirildi. Ve e, ilaç şirketini okumuyorum. Her ne pahasına olursa olsun karları arttırmam bekleniyordu dedi. Yalan deyip geçiştirildi. Doktor Peter Ross şirket içinden bu tür özel bilgileri 2003 yılında kamuoyuyla paylaşmaya başladı falan filan bilmem ne hakikaten ilginç Hakikaten evet. doya doya okunacak bir iş. Tabii ki e, ilaç endüstrisinin e, dünyanın en büyük Sonra o sektörü. Sonra ilaç şirketi tazminata mahkum oldu. Ha. O ilaç nedeniyle. Evet bu devamda var. Evet, yani dünyada hmm. mücadeleci ezber kalıpları kıran insanlarımız var. Okancığım dünyanın en kirli üçüncü sektörü ilaç sektörü. Hmm. Dünyanın en kirli. Silah, uyuşturucu ve ilaç. Bu nasıl tartışılmaz benim ülkemde? Hmm, hmm. Biz niye tartışmayalım? Olur mu böyle bir şey? Niye dar kalıpların içine sokuyorsunuz? Bunun bana özellikle hekimlerin teşekkür etmesini beklerdim. Bu bizim büyük yaramız. Hmm. Bu yaraya parmak bastım ve bunu her yönüyle tartışmamız lazım demesi gerekirken hmm. ne yazık ki bazı doktorlar, hepsini katmıyorum çünkü çok değerli hekimlerden, çok iyi mailler alıyorum, imzaya hmm, geliyorlar. Hmm, hmm. Bu konuyu bilen, hep söylediğim gibi yani okuyan hmm. gerçekten bu kitabın yanında yer alır. Bu, Bir de şu belki... ayrımın belki yapılması için de doğru değil mi? Yani bugünkü konuşmamız da bu işe yarayacak bence. Ee, yani burada falan ilacı alıyorsan alma, onun yerine filan ilacı al ya da filan ilacı Olur kullanıyorsan aman sakın onu kullanma Olur. diyen yok aslında. Bütün bunun tarihini ve ekonomi politiğini anlatan bir insan var yani sonuçta bu peki hekimler hekimler bunda e, neden e, endişelenebilir yani şunu diyebilirler mi açık soru yani bu kitabı okuyan birisi aslında o da bir bilinçsizlik yapmaz mı yani aa ben o zaman filan filan ilaçları alıyormuşum bu işte ilaç sektörü bizimle kafa buluyormuş, ya da bizi soyuyormuş, ya da bizi istismar ediyormuş. Evet, e şimdi ben o ilaçları almayayım. Zaten doktor buna izin vermez. Çünkü bu zaten doğru bir önerme değil. Biz bunu biz bunun kararını veremez. Evet. Ne sen verebilirsin, ne evet. ben verebiliriz. Evet. Ya yani evet. bu farkındalıkla hasta gider, doktoruyla konuşur, doktor onun farkındalığını yaratır, başka yöntemleri bulabilir. Bu bizim işimiz. Hayır, bile değil. çok şöyle biz... sığ özür dilerim Şöyle sığ yaklaşımlar da var. Aslında tavsiye ettiğim şey mesela. ...işte e, kime annelerle tanışıyorum... ...bu babalarda değil annelerde daha sık oluyor... ...ya da hanımlarda daha çok vardır... İlaç almayı tercih etmiyorum... ...yani şöyle diyor o... ...onun yaklaşımı da şu... ...yani ne çocuğuma... ...ne kendim için... ...böyle işte... ...aman biraz ağrı çektim... ...aman biraz başım ağrıdı... ...ver en kuvvetli ağrı kesiciyi... ...aman işte galiba soğuk alıyorum... ...hemen antibiyotiğe başlayayım... ...aman çocukta şunu gördüm... ...ateş çıktı galiba bir şey oldu... ...hemen vereyim şunu falan... ...halbuki... ...bizim zaten... Ee, doğal hayatta kullandığımız yani basit olarak yani her gün başımıza gelebilecek şeylerle ilgili olarak işte çocuğumuzun biraz midesi bulanıyor, çocuğumuzun uykusu kaçtı, çocuğumuz biraz asabi görünüyor, bizim başımız mı ağrıyacak gibi oluyor ne, havalar soğudu, ay burnumu mu çekiyorum şöyle mi oluyor, işte yahu biraz kendimi halsiz hissettim, hemen şu 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 vitaminlere mi ihtiyacım böyle değil. Bu konuda tırnak içine söylemek istiyorum, tutumlu kadınlar var, tutumlu. Yani, Tutumlu kadın şöyle, vücudun hastalıklarla ve öğrenmesi doğal var. mücadeleyi vücudun hmm. öğrenmesi lazım. Mücadeleyi vücudun öğrenmesi lazım. Savaşması lazım. Hmm. Sen vücudu savaştırmıyorsun, idman yaptırmıyorsun. İdman yaptırmadan dışarıdan takviye alıyorsun. Evet, o evet, tedavi evet. edici baskılıyor. Buna alıştırmayacaksın. Bağışıklık sistemini, güç hmm. bak yine doktorun şeyine girmek istemiyorum. Bağışıklık sistemini güçlendireceksin çocuğum. Hmm. Ben ne diyorum, Çocuğuma 15 aşı vurdurmazdım. Her başı şey ateşi çıktığında koştura koştura bilmem ne hastanesine gittik. En sosyetik en bilmem ne biz de parayı yeni kazanmışız koştura koştura oraya gittik. Verdi antibiyotiği, verdi. Çocuğum 19 yaşında. Ufacık bir şey olsa hastalanıyor. Hmm. Ne yapıyoruz şimdi? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapıyoruz diye. Bunu biz bak ben sağlık işinden gelmişim anlatabiliyor muyum? Ben bunu yapmışım ve diyorum ki ya bir farkındalık olsun. Bu kötü bir şey değil ki. Bu önleyici, koruyucu tıptır anlatabiliyor muyum? İnsanlara bilgi vermek. Hmm. Bir televizyon eklerinde Okan sana burayı açmış. Burada en azından insanlara bir bilinç verelim. Yani aşı kötü sülük yapma, öyle şeyler yok. Hmm. Bir bilinç var. Bilinç bırak, bilinç sahibi olsun. Hmm. Koştura koştura her fırsatta o MR'lara yatmasın. O MR'ların ne kadar zararlı olduğunu anlatın. Hmm. Ee, bir bir parantez açıp bir örnek vermek istiyorum. Rahmetli dedem Hamdi Bey, Hamdi Ülke çok e, zamanda tanınan, bilinen e, önemli bir e, avukattı. da avukatlarından da Fatih zorluğun avukatı olarak da e, ünlenmişti o tarihlerde. E, bütün hukukçu arkadaşları ve onun gibi baskı altındaki e, stresli iş yapan insanlar gibi işte mide rahatsızlığından, e, müzdaripti. Yani nedir işte o ülser vesaire filan. Bundan dolayı hiç hayatta ne yemek yapmakla ne yemeklerle alakası çok insan vardır böyle biliyorsun. Evet. E, bir vitaminler ve beslenme ile ilgili hatta içinde yemek tarifleri de olan bir kitap yazdı. E, ve e, böyle güzel, faydalı bir kitaptı. Yani yazdı dediğim bir yerlerde filan satılmadı. Bana, arkadaşlarına filan hediye ediyorum Müthiş yemek yapmayı öğrenmişti. Hiç bu işlerle alakası yokken. Yani. Bir bakla yapardı. Tek tek onları böyle bir kabın içine, yani ben hiç öyle bakla yememiştim. Tek tek o baklaları dizerdi böyle. Onlardan böyle bir şey yapı oluşturdu. Bir mimariye de meraklıydı. Böyle bir mimari yapı oluştururdu. Sadece bir bakla yemeğinden. Ve bunun da tedavisini anlatırken bana kendi kendine yiyeceklerle nasıl tedavi ettiğini anlatırken bir yangın ve itfaiye örneği vermişti. Yani vücutta bir yangın var. Küçük bir ateş var bir yerde, bir evin içinde de olduğu zaman o eve bir itfaiye girer. Küçük bir alev de olsa orayı e, söndürmeye çalışırken ondan sonra e, yüksek miktarda yangın söndürücü sıkarlar, su sıkarlar, e, baltalarla e, ondan sonra kapıyı, çerçeveyi indirirler filan. Aslında e, itfaiye çıktıktan sonra o evde gördüğümüz şey sadece yangının zararı değildir. İtfaiye de o eve bir zarar verir aslında. Sırf yangını evet, söndürebilmek ve şey ya yayılmasını oldu. önleyebilmek evet. için. De derdi ki bana, ilaçlar da biraz bunu yapar. yapar. Dolayısıyla sen eğer korunma önlemlerini alırsan, yemene içmene dikkat edersen bu gibi şeyler musibetler başına gelmez. En temeli o. Yani aslında bu işte eğitimli olmak, bilinçli olmak neyi sağlıyor? Her şeyden önce hastalanmamayı sağlıyor. Her şeyden açık. Saklı seçilmişler. Bundan bir evet. önce yazdığım. Bir, 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 tamamen evet. gıda sektörünü. İkisini beraber mi okunması daha iyi olur? Ee, aslında ayrı konular. Aslında beslenme. Biri gıda, bir gıda, bir e, gıda. Evet ama çok bağlı nasıl değil. Nasıl sağlıklı değil mi? gıda? Burada da ben şunu anlatmıyorum. Hmm. Elma yiyin, armut yemin falan falan <laughs> demiyorum. Yani burada da bu konuya gel. <gülüyor> Endüstriyel <gülüyor> e, gıda nasıl doğmuş onu anlatıyorum. Tarihini nasıl anlatıyorum. Ee. Orada da küresel şirketleri anlatıyorum. Yani anı hani, şey evet. yapmam Günde bir öğün yiyin. Şöyle yapın. <laughs> ben burada bak özellikle de bunun da altını çizdim. Reçeteler var, anlattı. Ben bu reçeteleri doğru bildiğim, yanlış reçeteleri dipnotuma da yazdım. Ben bunları size yazamam dedim. Hmm. Bunlar doktorun yapacakları. Evet, ben tamam. bunu nasıl yapabilirim? Bir tane biri Okan burada bir şey yazmış, reçete uygulamış, çalışmasında onu yapmış. Tamam, çalışmasında o öp, nasıl sonuçlar almış. Ama ben ondan bile kaçındım. Hmm. Ondan bile kaçınıyorum. Yani temel dedenizin söylediğinde de hani tıbbın temel şeydir. Aslında hastalık yoktur, hasta vardır. Biz bir makina değiliz. A yerimiz bozulacak, orayı ilaçla veya bilmem neyle tedavi edeceğiz. Bir bütün bir bedenimiz var. Bu bütün. Yani senin aldığın ilaç A yerinde baskılama yaptığı zaman B yerinde, C yerinde başka bir şeylere sebep olabilir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de tabii ki bir e, bunu e, şey yapacak, güçlendirecek bir örnek olarak söylemek istiyorum. E, son zamanlardaki modayı biliyorsun işte hepimiz böyle ya bir ağzımıza bir e, çubuk pamuk sokarak ya da işte bir kaba tükürerek filan. E, Türkiye'de de geçerli olan firmalar var. Bir ara National Geographic'in başlattığı bu DNA meselesi evet. senin işte kökenin kökenin evet, falan evet, bu ortaya çıkıyor. Evet. Güzel bir mesele. Ben de bunu bir Amerika'daki e, firmaya yaptırdım. İşte efendim e, işte soyun şurada, sopun burada, şu kadar Sibiryalısın, bu kadar Afrikalısın, şu kadar Afrikalısın, Balkanlardansın, Avrupalı bilmem ne filan. Bütün bunların dışında aynı zamanda işte sana bir mesaj gönderip ya oraya bir kredi kartından bir 100 dolar daha at da. <laughs> Ondan sonra ben sana işte olası hastalıklarını e, filan söyleyeyim. E ulan tamam hani sonradan da gördük ya o 100 dolar değil sonra da ona bir kampanyaya giriyor falan ya 100 doları boş ver bir 25 dolar atsar neyse biz 100 dolar daha kredi kartı ama ben ya tabii salak salaklık bu ya sanıyorum ki ben yani, yani bunlar ben tekrar bunu he, 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 gidip Hı, tekrar işte ondan sonra işte tükürüğe tekrar bakacaklar falan öyle bir şey yok zaten o araştırmasını yapmış sadece sen bir 100 dolar daha bastığın zaman sana onu açıyor ondan sonra baktım işte temel şeylere e, baktık işte ne olabilir işte Alzheimer ihtimali nedir? İşte, efendim, parkinson ihtimali nedir? İşte e, pıhtı atma, bilmem neden şudur budur. İşte, e, efendim şeyler alerjik reaksiyonlar falan filan. Sonra da e, dedim ki, bunu nereden şey yapıyorsun ki bu? Yani nereden oluyor ki bu? Beni bilmiyor ki yani hastalık yoktur hasta vardır falan filan. Bana da bir doktor gayet güzel açıkladı. Dedi ki, yani şimdi senin ilk neyine baktı? Sen işte hangi bölgedesin bilmem ne falan filan. Zaten bütün bu ödenen paralar ve gelen bu deneklerle zaten orada nefis bir e, data yaratıyor. Zaten evet. müthiş bir istatistik yaratıyor. Bakıyor senin şeyinde ne var? E, geldiğin bölge genetiklerinde hangi hastalıklar var? O hastalıklara Kalp, bakıyor. O, şeker. Ha, o hastalıklara belli. bakıyor. O hastalıklar varsa o bölgede evet. o genetik bunu beraberce taşıdıysa o hastalık sen de işte şuna ihtimal var, buna ihtimal var. Ne kadar basit değil mi? Yani baştaki söylediğin şeyi desteklemek için evet, söylüyorum. Evet. Yani tamam da her makine aynı değil ki. Evet. Yani Amerika'daki adamla şeydeki adam. Aşı da öyle işte. Aşı da bravo. Aynı, Aşı aynı, beden, için. Değil aynı yani. beden değil yani. Aynı beden yani. değil. Aynı, aynı çevresel, coğrafya. Aynı çevresel, aynı, aynı bravo. ekonomi koşullar değil. değil. Yapmayın yani. Bunu tartışalım en azından. Evet. Konuşalım. Peki. E, şey, e, ee, tabii ki şu anda e, kitap yazıldı. Ee, şöyle bir şey, herhangi bir eleştiriye cevap verme imkanım da yok anladığım kadarıyla çünkü e, sağlam eleştiri gelmiyor galiba. Yani bir Yo, bir tane emekli e, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir hocamız kitabı okumuş, eleştiriler yaptı, Daha ya sosyal medyada da paylaşıldı. Benim cevabım ona paylaşılmadı ya da görmedi hmm, hmm, hmm. Ee, ya da e, bilmiyorum niye olduğunu. Onunla cevap oturuyorum, tartışıyorum, ona söylüyorum. Tabii ki bu bir gazeteci oturup sadece yazılı kaynaklardan değil, hmm. e, doktorlar bu konuda özellikle ilaç sanayi konusunu bilen çok değerli doktorlarımız, hekimlerimiz var. Onlarla da konuştum. Hmm. Hala onlarla da konuşuyorum. Peki burada e, acaba... E... Doktorlar ya da bu konuda otorite olabilecek insanlar senle e, tartışmaktan çekince duyarlar mı? Mesela bir televizyon programında. Ama konunu, onların konusu bu değil. Birbirine karıştırıyoruz yine. Hmm. Ya on, onlar bunu bilmez. Hmm. Ben hmm. onu iddia ediyorum. Hmm. O küresel şirketin, A küresel şirketinin Amerikan Federal ilişkisini falan nereden bilecek? O ilacın hangi tarihlerde Japonlardan nasıl çalındığını nereden bilecek? Eğer Peki de değilse... bu konuda ya, bu e, konu şunu şunu Ay, şu, mi? şunu bir doktor, anlamak için soruyorum. Sen bir doktor kim tartışacak 300, o zaman? 300 kitap okuyabilir mi ekonomik politik konusunda? Tabii ki. Tabii bu konusu ki bu o başka. Değil. Değil. Ama peki senle kim tartışacak bu konuda? Ben kendi alanında tartışacaklar. Hmm. Sadece hekimler tartışmayacak bunu. Toplum tartışacak. Bu hmm. sadece hekimleri... evet ana konu hekimler olabilir hmm. ama ana konu aynı zamanda hastalar da. Hmm. Bunun çok açılan tartışmamız lazım. Bunu hmm. iktisatçıların tartışması lazım. Bunu politikacıların tartışması lazım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na... O zaman Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasına o dönecek efendim, bir yani, süre sonra. Yani, yani ilaçtan çıkıyor o tartışma. Tamam o benim. Kapitalizm hmm. insana iyi gelmedi diyorum. Hmm. Ya, Foucault, Frans, filozof. Foucault'u hmm. yazıyorum ya. Ben size diyorum hmm. ki... Biyo iktidar kavramını oluşturmuş. Hmm. Kapitalizm beden üzerinden sana nasıl ele geçirdiğini söylüyor. Hmm. İvan İliç. Hmm. Anlatabiliyor Adam almış sağlığın gaspını anlatmış. Hmm. Sana onu getiriyorum. Evet. Ya bir hap olarak getiriyorum aslında anlatabiliyor muyum? Yani bunun üzerinde konuşulması bir farkındalık, bir ezberi, bir kalıplaşmış düşünceleri yıkmak için yapıyorum. Tabii ki ben bir antikapitalistim ve bunu o nedenle yazıyorum. Ve iyi gelmediğini görüyorum. Gıdayı da öyle yazmışım. Sen bana şimdi sol kendini gösterip beni bu kitaplı üzerine eleştiremezsin. O zaman kendini sorgulamak zorundasın. Doktor olarak da kendini sorgulamak aslında, zorundasın. Aslında şöyle de diyebiliriz yani aslında uyuşturucu hakkında yazsaydın, aslında e, küresel güçlerin uyuşturucu konusundaki riyakarlıklarını anlatsaydın. Bir yandan bunun peşinde koşuyoruz, bunu kovalıyoruz, e, bunu durdurmaya, engellemeye e, çalışıyoruz, cezalandırıyoruz, adaleti uyguluyoruz derken bir yandan nasıl bir riya içinde olduklarını ya da silah hakkında yazsaydın bundan bir farkı olmayacak. Aşı sektörde… Ha. Adamın sa Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Sudandaki ilaç fabrikasının aşı üretiyorlar. Yerli aşı üretiyor kendilerinin. Onu nasıl bombaladığını anlatıyorum ben sana. Hmm. Ya ben sana bir farkındalıklar hmm. getiriyorum düşünebilmen için, bunun üzerine kafa yorman için. Hmm. Yani bana niye o diye ayağa kalk yapma ve hmm. özellikle söylüyorum. Hürriyet gazetesi'ne gittim. Ergen Çemkirmesi bu dedim. Ne yapabilirim yani ben? Yani ya, okursun <laughs> üzerinde. Hakikaten nedir? Eleştireceğim mutlaka yerler var. Olur mu öyle bir şey? Hı, hı. Tabii ki ona da katkı yapalım. Onu da biz Bunun üzerine gidelim. Hı, hı. Bu toptan reddetmek ne demek? Hı, hı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ha, bir bu, de bu o, e, Soner olanı... Soner Yalçın'ın son romanı değil. Yani bu bir araştırma bir yandan da. 15. kitap yani... <laughs> ya bu ve... ya. Bu şuna benziyor Okan ya. Hakikaten bak çok samimi söylüyorum. Arkadaşlar artık dayanamayacağım yani. Hı. Fethullah Gülen... Hizmet hareketidir diyorlar hala bana. Yapmayın diyorum ya yapmayın. Bak aynısı aynısı. Hı. Hizmet hareketi falan değil. Hı. Hı. Ben çünkü okumuşum, araştırmışım. Bunun nereden bağlantılarını satır satır bütün kitaplarını okumuşum ya. Bir tane Hı. Erzurum Vaizi'nin bütün kitaplarını okumuşum. Ben gidip başka bir şey okumam gerekirken mesleğim gereği bunları yapmışım. Hı. Ve bunun size oturmuşum, anlatmışım. Cezaevinden çıkmışım. ...cezaevinden çıktı demişim ki darbe yapacak diye yazı yazmışım ben size. Hmm. ya yeah. Bir kere en azından dön yeah. de ki... ...ya bu 34 yıllık bir gazeteci adam 15 tane kitap yazdı. Böyle hmm. böyle şunları yazdı hep tartışıldı. Hadi bir bakayım ne demiş yine falan. De. Hmm. Ha, al ondan sonra eleştir. Başım gözüm üstünde yeri var. Hata var mı? Tamam söyle. Başım gözüm üstünde yeri var. Peki, tamam. Ee... Hanımlar, beyler programımız devam edecek. İki profesörümüzle söyleşeceğiz yine bu konuyla ilgili olarak. Soner Yalçın'ın Kara Kutu Yüzleşme Vakti isimli kitabı Kırmızı Kedi yayınlarından tavsiye ediyorum. Ve kısa bir aradan sonra tekrar dönüyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Okan'cığım. Seni görmek çok evet, güzel oldu aynen. Benim, benim, için, benim için de. Benim için de. Az sonra görüşeceğiz. Hanımlar, beyler muhabbet kralı devam ediyor. Az önce Soner Yalçın'ı dinledik. Saklı Seçilmişler kitabının ardından çıkardığı kara kutu Yüzleşme Vakti isimli kitabıyla ilaç sektörü tarihi ve ekonomi politiği üzerine yazdıkları ile ilgili söyleşmiştik. Şimdi Profesör Doktor Yağız Üresin ve Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'la söyleşeceğiz. Hemen belirteyim bu Soner Yalçın'ın yazdıkları üzerine söyleşmeyeceğiz. Yani Soner Yalçın bir şeyler anlattı e, ve o anlattıklarını e, değerli profesörlerimiz burada yanıtlamayacaklar. Sakın bunu bir önerme ve o önermeye yanıt bölümü olarak dinlemeyiniz. Ama tabii ki yine Soner Yalçın'ın yazdıkları ve dünyada bu konuda ortaya konulan tezler ve tabii ki e, sağlık, ve ilaçlar üzerine söyleşeceğiz. Ha, siz bunların içerisinde Soner Yalçın'a verilmiş yanıtlar buluyorsanız o da bu programın karı olacaktır. Çünkü tekrar belirteyim Soner Yalçın'la söyleşmemizde de ortaya çıkan sonuç Soner Yalçın'ın şu ilacı kullanın bu ilacı kullanmayın ya da ilaç kullanın ilaç kullanmayın şunu yapın bunu yapmayın diye bir reçetesi önermesi yok. Rockefeller'dan ve öncesinden bugüne kadar bu işlerin ekonomi politiği ile ilgili yazdığı önermeleri var. Dolayısıyla bir yandan da tartışmayı üzerinde doktorlarla Soner Yalçın'ın tartışması yani bir tarafta bu bunu ortaya koyan e, tarih yazarıyla bir tarafta e, hekimler arasında bir tartışma zaten dönemez bunun programın içinde de bundan söz ettik. Şimdi konuşacağımız şeyler hanımefenden başlayarak devam edelim. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreterisiniz. Evet. Dolayısıyla aslında çok önemli bir noktadasınız bizi bilgilendirmek açısından ve tabii ki başta aşı, daha sonra enfeksiyon tedavisi, antibiyotikler konusunda size. Danışacağız ee, Ve Yağız Bey'le de e, kalp damar e, konusunu ve e, tabii ki e, son zamanlarda Canan Karatay'ın e, ve birkaç kişinin daha bizi sürekli olarak uyardığı kimi gündeli kullanılan ilaçlar e, konusunda da sizle söyleşeceğiz. Şimdi e, aşı konusunda. Nasıl görüyorsunuz durumu? Yani bir yandan dünyada büyük bir ilaç e, sektörü var ve siz en azından başta şunu sorayım: Siz bu ilaç sektörünün temizliğine e, ya da e, kutsallığına çünkü bir hasta böyle bakar ilaç ve doktora kutsal olarak görür, ya da sorgulanamaz olarak görür, ya da kutsal sözcüğünü kullanmayalım, dogmatik olarak görür. Bugün doktora gittiğimiz zaman zaten Ağam paşam deriz. Biz öyle yaparız doktorlara. Teşekkür değil de. mi? Yani ağam paşam deriz. Aman canım yandı. Beni tedavi et evet. doktor deriz, Hı -hı. değil mi? Evet. Nasıl görüyorsunuz aşı konusunu ve aşı konusunda sorumluluklarımız da var çocuklarımızla ilgili olarak. Evet. Ebeveynlerin sorumluluğu çok ağır. Bir yandan bir yerden sonra tartışılmaz hale geliyor. Evet. Hı -hı. Değil mi? E, yani isterseniz öncelikle hani ilaç firmalarıyla ilgili öyle bir kutsal bir görüşüm yok tabii ki ama bizim benim bakış açımla, yani benim günlük pratiğimde ben kullandığım ilacın işe yarayıp yaramadığına bakarım. E, hastamı tedavi edip edemediğime bakıyorum. Kendi adıma açıkçası. E, bu alanda, e, alanımızda çıkmış olan A ilacı veya B ilacı kimin ürettiğine bakmaksızın e, işte bunların pas çalışmaları oluyor. Hocam belki daha detaylı anlatır. E, onlar geçtikten sonra zaten bizim klinik kullanımımıza geliyor. Biz o aşamadan sonra klinik kullanımdaki faydalarına bakarak ilaçları kullanıyoruz. Şimdi aşının farklı bir yeri var. E, aşı ee, tıp alanında e, insanların hani hayatlarını kurtarmak anlamında en büyük katkıyı sağlayan bu iştir. Hmm. Yani bu nedenle aslında aşı konusunda hekimler e, tek yürek halinde aşı yararlıdır derler. Kime sorarsanız sorun aşı konusunda bilgi sahibi olan, aşı konusunda eğitim almış olan bir hekim e, aşı konusunda kafasında tereddüt olmaz. Çünkü çok sağ hele ki çocukluk çağı aşılarında faydaları konusunda çok sağlam e, veriler var elimizde. Bilimsel veriler var. E, bu nedenle de aşıyı hani e, aşı ile ilgili bir, yani aşı ile ilgili dünyada da mesela tereddütleri olan hani aşı tereddütlerinden bir kon, e, konsept var diyeyim. Yeni bir şey değil bu. Yani yıllar aşı çıktığından beri aşı ile ilgili insanların kafasında tereddütler olabiliyor ve bununla ilgili de aslında hep çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de bu biraz son yıllarda daha belirgin hale geldiği için aslında belki de hani daha çok konuşuyoruz bunu. Şimdi aşı neden oluyoruz önce bence ondan söz etmemiz gerekir bunu anlayabilmek için. Bir kere aşıyı biz, çocukluk çağındaki aşıları yapmamızın en önemli nedeni bu çocukların e, aşı oldukları hastalıklar nedeniyle ölme riskleri var. Çoğusu ölümcül olabiliyorlar. Mesela kızamık öldürebiliyor ve çok çabuk bulaşabiliyor. Ya da ne bileyim ben boğmaca öldürebiliyor, difteri öldürebiliyor. Bunlar çocukluk çağı Hemen aşıları. sorayım. Bu aşıları yani biz bunları çocuklarımıza yapıyoruz. Yapıyoruz evet. Bir de... E, beni bağışlayın ebeveynler unutuyorlar biliyorsunuz. Evet. Yani bir ebeveyn ee, çocuğa hangi yaşıları, aşıları yaptırdığını unutuyor, ee, ebeveyn çocuğun e, bir yıllık halini unutuyor, 3 yaşındaki halini unutuyor, 5 yaşındaki halini unutuyor. Niye unutuyor? Bunu da ebeveynler aramızda konuştuğumuz zaman diyoruz ki çünkü çocuk sürekli e, canlı tutuyor bizim endişelerimizi, evet. korkularımızı yani çocuk 12 yaşına da gelse 12 yaşının problemleriyle uğraşıyoruz. Evet. Dolayısıyla 3 yaşı halini unutuyoruz. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz hastalıklar evet. var mı efendim? Bu aşıları var da kendileri var mı? Mesela difteri var mı? Ee, Boğmaca var mı? Evet efendim. Difteri de kızamık var. var. Boğmaca da var. Kızamık da var. Şimdi siz e, toplum belli bir miktar aşıladıktan sonra diyelim ki %95'i anlatır ya kızamık için mesela %95'ini aşıladıktan sonra e, aşılanmamış olan çünkü bazı aşılar bazı e, hastalara yapılamaz. Mesela bazı özel durumu olan çocuklar olur. Ne bileyim bağışıklık yetmezliği olur. E, ee, anafilaksi şekli aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olabilir. Çeşitli nedenlerle onları yapamıyoruz zaten. ben yapmamamız gerekiyor. Onları da koruyabiliyoruz. Şimdi bu mesela kızamık meselesinden gidecek olursak hani kızamık mı var nişan taşında diye düşünebilirsiniz. Bir dakika bir daha anlayayım. Çocukları aşılayarak aslında aşı olamayacak olan çocukları mı koruyoruz? Ta kendisi. Şimdi birincisi o. Şimdi aşı olamayacak bir... Yani toplum aşıyla aslında kendini koruyor. Evet, evet. Tamam. Şimdi biz aşıyla öncelikle ve toplumun ömrünü uzatıyor. Tabii ki de uzatıyor kesinlikle. Biz aşıyla öncelikle aşıladığımız çocuğun hayatında e, hani ölme riskini azaltmış oluyoruz. Belirgin olarak azaltıyoruz. Evet. Orası kesin olarak gösterilmiş durumda. E, i̇kincisi o hastalığı geçirmesi halinde ortaya çıkabilecek olan bir takım sekerler engelliyoruz. Bu da bence çok büyük bir kazanım Dur işte Mesela hani kızamıkla ilgili söylenir ya ensefalit yapabilir. E, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilir zeka geriliği yapabilir vesaire. Bunu da engelliyoruz. Ama diğer önemli bölüm de 0-6 ay çocukları ve e, aşılayamadığımız çocukları da bu yolla korumuş oluyoruz. Yani sonuçta aşı yaptığınız zaman sadece kendi çocuğunuzu korumak değil esas sorumluluğumuz. Bir de aşılanamayacak, hiçbir şekilde aşılanamayacak çocukları da korumak. Şimdi hastalıklar yok diye bir şey yok, hastalıklar var. Tamamen dünyadan eridike edilmiş olan sadece bir hastalık var şu anda, çiçek. O da neyle eridike edildi? Aşılamayla eridike edildi. Hmm. Anlatabildim mi? Bunların hepsinin eredike edilmesi için zaten çalışmalar yapılıyor. Çiçek aşısı olmuyor muyuz zaten? Hayır çiçek aşısı olmuyoruz. Su çiçeği aşısı oluyor Çiçek, Su Çiçek aşısı aşı nedeniyle Jenner'in buldu. Hani Jenner 1800 <laughs> yıllar aşı bulundu. Ve 1980 yılında eredike edildi. Mesela sizin kolunuzda vardı. Biz olduk yani. Bizler var ya var. Yani. Bize yaşımız çıktı ortaya. Bizde Hı. var. Ama benim kızımın yok mesela aşısı. Hı. Çünkü e, eredike edildi. Yani hani o zaman hani Nişantaşı'nda çiçek mi var diyebiliriz. Türkiye'de çiçek var. Dünyadan bunu Hı. diyebilirsiniz. Hı. Ama Nişantaşı'nda kızamık var. Anlatabiliyor muyum? Şu anda nişanlı Nişantaşı örneğini veriyorsunuz? Çünkü orada mutlu çocuklar, zengin çocuklar, zengin mı çocuklar var. Zengin çocuklar dediğin hep anlatır klasik örnektir bu. Hmm. Ee, Bağdat yani, Caddesi'nde şöyle bir yer değil ya. O peki Bağdat Caddesi'nde sıra de... geliyorum bakıyorum Nişantaşı'na. Ya da e, fakir e, fukara var ya. Yani. Zengin e, semtlerde diyeyim bilmiyorum hmm. artık benim hani bildiğim hmm. çok zengin semt yok demek ki. Ya, yaşam o, şartları iyi olan evet, yerlerde. Hı. Oralarda da her türlü hastalık var. Ara ara çıkıp işte e, Salgınlar yapabiliyor. Nasıl oluyor? Mesela kızamıkta bu çok yaşandı. Hani Olmasak ne olur? Zaten aşı tereddütünün en önemli nedeni bu aslında şu anda. İnsanlar bir rehavete kapıldılar. Hmm. Çünkü ya bu hastalıklar zaten yok ki. Neden olur? Çünkü görmediler. Hangi salgın ben... hastalığımız var? Kızamık var mesela şu anda Türkiye'de. Kızamık şu an... Türkiye'de var, başka yerde de var, var mı? Var, evet. evet. Şimdi e, salgın olan yerler şu anda ikiye ayrılmış durumda. Bir eskiden olan, klasik aşıya ulaşamayan toplumlarda olan salgın. Hmm. Mesela bakın Kongo, Yemen... Buralarda kızamık salgını var. E, çünkü ulaşamıyorlar Afrika'nın birçok yerinde. Kongo'da şu anda Ebola'dan fazla insan öldü kızamıktan. Mesela haberlerde geçen gördüm, Samoa Adaları'nda e, naif bir toplum, 200 bin kişinin falan yaşadığı Pasifik'te bir ada. 72 kişi öldü. Kızamıktan öldüler. Hmm. E, bu yani salgın hastalıklar bir o nedenle olabiliyor, bir de işte bu aşı tereddütü nedeniyle. Diyelim ki Fransa'da bir aşı tereddütü hikayesi çıktıktan sonra bu kızamık aşılaması %50'ler seviyesinde kaldı. Peki ben Fransa'da yakında Kongo'ya gitmeyi düşünüyorum. Evet. Ee, sınıf arkadaşım, çok evet. sevdiğim arkadaşım orada. Evet. E, Büyükelçimiz. E, ben e, Kongo'da korunacak mıyım? Siz kızamık geçirmiş olabilirsiniz. Aşılanmış olduğunuzu sanmıyorum. E, çünkü hani aşı başladığında... 64 doğumluyum ben. Evet aşılanmamışsınızdır. Kızamık geçirmiş olma olasınız çok yüksek. Onu antikor bakarak anlayabiliyoruz zaten. Hmm. O zaman ne oluyor bana? Ta e, kızamık geçirdiğiniz zaman bağışıklığınız oluyor. Hmm. Hı hı. Evet Peki. ama kızamık geçirdiğiniz zaman ölme riski yani belki 1 milyon kişi kızamık geçirirse efendim bunların işte en az yüzü ölecek Anlatabildim mi? Ama hmm. aşılandığınız zaman bu 100 kişiyi kurtarmış oluyorsunuz. Şöyle bir hesap var mesela Türkiye'de bu aşıları yapmasak ne olur dediğiniz zaman kaç kişi ölüyor diye hesaplandığı zaman kaç çocuk ölüyor diye hesaplandığı zaman yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü hesaplanıyor. 14 bin çocuk ölüyor. Yani aşıların amacı dediğim gibi hem çocuğu hem bu aşıyı yapamadığımız diğer çocukları bundan korumak e, ve böylece de ölümleri azaltmak esas amaç. Hı, hı. Yani sekerlere girmiyorum bile. Yani sonuçta aslında aşı... şunu, şu önermemiz şu mu oluyor o zaman? Yani biz bütün bu aşıları ya da ilaçları üreten firmalarla ilgili spekülasyonlar evet. dolayısıyla evet. aslında aşının yararını evet. küçümsemeyelim. Evet. E, aşıya yekten e, karşı çıkmayalım. Tabii ki. Peki bu firmaları kim üretiyor? Şimdi, aşı, şey yapacak? şöyle mesela hani e, derseniz ki devlet üretsin işte aşıları, bütün antibiyotikleri, ilaçları devlet. Ya bunlar bambaşka konular. Devlet yani, bizim, üreten devlet var mı dünyada kendine? Küba arasında? aşı üretiyor mesela, işte yani batılı ülkeler, Yahu, yine ulaşır, yine Hindistan geldi, üretiyor. Ya yine geldik dönüp dolaşıyoruz. Her konuda bu bir ada ülkesi olan. Küba'ya geliyoruz. Yahu minnacık bir yer orası. Çalışkan yani popüler olmak. çünkü Amerika'nın hemen karşısında. Ve tabii ki e, kapitalist e, şeyi e, tıbbın kapitalizm e, e, yani ekonomik olarak kapitalizm içinde gelişmesi dışında kalabilmiş. Ne kadar dışında kalabilmiş? Kalabildiği kadar. Evet. Çünkü zaten anti kapitalist ya da kapitalizm kapitalizmden azade muaf bir ülke olamaz çevresinde Çok bu kadar kapitalist ülke varken. Tabii ki uluslararası kurallar var. Uluslararası entegrasyon söz konusu evet. ekonomik olarak ve her konuda. Yani biz burada re... Onların kanser aşıları da var mı? Ona kanser aşı mı denir? Çalışmaları var. Çünkü yani kanserle immunolojik... ilgili bir aşı var mı? Şimdi kanserle ilgili bir aşı var. Aşının ne olduğunu da soracağım Bakın, şimdi hemen. Ben... Aşı nedir diyeceğim Kanserli şimdi. engelleyen aşılar var elimizde. Yani bayağı. Var mı? Çünkü neden var? Şöyle anlatayım size. Hepatit B virüsü kanserojen bir virüstür. Hmm. Karaciğer kanseri yapar. Hmm. Ee, HPV, P Human Papilloma virüs dediğimiz bir virüs var. Hani sihir virüsü. Bu hangisi? Hepatit B miydi sarılıkla ilgili olan? Evet, sarılıkla ilgili olan hepatit B. Ben mesela bu bende ortaya çıktı. Farkında olmadan sarılık geçirmişim ben. Yani öyle evet, bir şey evet, var galiba. Tabi, <laughs> türk toplumunun %50 kadarı farkında olmadan yani geçirip bağışıklık kazanmış veya işte gizli kalmış vücutta Nasıl böyledir? farkında olmadan geçiriyoruz? Öyledir. Birçok infeksiyon hastalığı farkında olmadan bir grup. Ama çocukken Çocukken mi? Gen i̇lk gençlikte mi çocukken? Hayır, oldu. ilk gençlikte de geçirmiş olabilirsiniz. Şu anki tetkik kanınızı bilemiyorum ama. Hı? A'dır sizinki. Hani okuldan dışarıdan turşu suyu falan içiyorduk ya ben de geçirdim o şekilde. Hepatit A bayağı hafif geçebiliyor. A da olabilir evet. Hepatitin aslında çeşitleri var. A'sı, B'si, C'si. Hmm. Neyse B hepatitinin hani kanserojen bir etkisi var ve biz aşılayarak şu anda Türkiye'de B hepatiti inanılmaz düştü. Ben asistanlığım <laughs> döneminde serviste sürekli akut viral hepatit B yatırırdık. Hmm. Şu an hiç yok. Hmm. Yani bir tek eskiden kalma hastaları görüyoruz şu anda, onlar tedavi ediyor. Hmm. Bir. İkincisi hepatit, e, human papilloma virüsü, insan papilloma virüsü, bu da e, rahim ağzı kanserinin etkenidir. Virüsler kanser yapıyor yani. Bunu da belirgin olarak azaltıyor HPV aşıları. O nedenle mesela şu an 13 yaşındaki, 14 yaşındaki kızlara, ka kadınlara bunu öneriyoruz bu aşıyı. Peki, ee, bu konuda özel bir merakım var. Bu rahim ağzı kanseri dediğimiz korkutucu ismi olan evet. hastalık, bundan belki 10-15 sene mukaddem konuşulur oldu. Ondan önce yok muydu bu hastalık? Tabii asılı? ki var. Her zaman var. Yani HPV kaç binlerce yılın bir e Peki aşısı mı yeni çıktı? Ha, aşısı yeni çıktı tabii. Bundan önce neydi? O insanlar invazif e, serviksel dediğimiz forma dönüşerek e, çok kötü bir kanserdir ve hayatlarını kaybetti. Yani bir sürü insan vardır invazif kanserdir. Peki kanser. niçin ben... Şimdi 55 yaşındayım. Niye ben 40 yaşındayken rahim ağzı kanserinden ölen kimse pek duymuyordum? Söylenmez miydi? Tanısını koymak bile o kadar son zamanlarda oldu ki. Mesela ha, moleküler yöntemler. HPV'nin HPV e, rahim ağzı kanserini yaptığının tanısı anlaşılması için e, tekniklerin geliştirilmesi gerek. Yani o virüsün DNA'sının orada gösterilmesi gerekti. Bundan sonra anlaşıldı. Yani tıp gerçekten çok hızlı ilerliyor ama o kadar ilerlemesi, o kadar açıklanması gereken alan da halen var ki. Hı hı. Hala bilmediğimiz bir sürü şey var ama bildiğimiz de çok fazla şey var. Kanser aşılarında kalmıştık. Kanser aşısı bir tek bu Şimdi mudur? Kanser şöyle. aşısı olarak ben sadece infeksiyon hastalıkları ile ilgili olan kısmını söyleyebilirim. Hı. Yani bir mikrobun infeksiyon yaptığı ve o mikrobun aşısını kullanarak o hastalığı engellersek o kanserin görülmediği, azaldığının hı. bilgilerini söyleyebilirim. Onun dışında kanser aşısı denen Hocam daha Hı. iyi anlatacaktır belki. Bir o takım sizin... immünoterapiler var. Onlar beni Ama ben hasta olduktan sonra kullandığım evet, ilaç. Evet, o, o o onun adı aşı değil. Ya aşı değil çünkü immünolojik yolla Aşı ne? Ilişki. Aşı korunmakla be, be, ilgili bir tanımı benziyor. yok. Benziyor. Evet. Ama o Küba ile ilgili konuşulan dediği gibi o immünoterapi yani kanser tedavisi o. Yani hmm. biraz aşı mantığına benzeyen çalışması var ama hmm. bildiğimiz sizin de tespit buyurduğunuz gibi bildiğimiz hmm. anlamda önceden korumaya yönelik bir aşı değil. Olduktan hmm. sonra tedavi etmek için hmm. ee, bir uygulama o. Peki devam edelim efendim. Evet e, nerede kalmıştık diyeyim. Yani aşılarla ilgili olarak sonuçta hani e, neden insanlar e, yaptırmaktan kaygı duyuyorlar onu konuşuyorduk. Birincisi rehavet demiştim. Ama bu yaptırmaktan kaygı duyulanlar genelde Son 10 yıldır belki daha uzun bir süredir çoğu kişi grip aşısı yaptırıyor. Mesela bunu, bunu buna karşı çıkan ebeveynler görüyorum son zamanlarda. Evet. Yani başka aşılarla ilgili bir bilgim yok aslında. Yani bu grip aşılarından konuşalım. Niye bu buna grip, karşı çıkıyorlar? Tabii Grip aşısı ile ilgili şöyle bir şey var. Şimdi her aşının etkinliği mesela çocukluk çağında kullandığımız aşıların etkinliği yüzde 95'lerin üzerindedir. Bu demektir ki ben 100 kişi aşılarsam 95'ini koruyacak. Ama grip aşılarında biraz daha düşüktür koruma oranları. Mesela yüzde 70 gibidir. Yüzde ee, 70 bazıları biraz daha iki doz yapılması öneriliyor bu yıl işte orada biraz daha yüzde 80'lerin üstüne falan çıkıyor. 100 kişi aşılarsam 80'ini korudum ya da 70'ini korudum. Grip olmaktan mı korudum? Evet. Tabii ne grip, olur grip olsak grip o Grip olursa olmazsa. ne olur? Ee, mesela altta yatan bir hastalığı olmayan, e, sağlıklı bir insansınız, kalp hastalığınız yok, akciğer hastalığınız yok, kanseriniz yok, i̇şte Hı -hı. HIV ile yaşayan Hı -hı. bir birey değilsiniz. O zaman evinizde istirahat edersiniz, e, sulu gıda alırsınız, tavuk suyuna çorba içersiniz, Hı -hı. iyileşirsiniz aslında genel olarak. Hı -hı. Ama mesela akciğer hastalığınız varsa, kalp hastalığınız varsa, obezseniz, HIV ile yaşayan bireyseniz, organ nakli yapılmış insanlarsanız Hı -hı. ne olur? E, Pneumoni olabilirsiniz, hmm. diğer insanlarda da olabilir, daha düşük orandadır. Hmm. Ölebilirsiniz, hmm. Ee, daha başka bir sürü komplikasyonları var, şimdi hani burada uzatmayayım onları, çok çok e, katastrofik sonuçları olabilir. Peki sonuçlar niye çocuklarımızdan olabilir. söz ediyoruz? Çünkü Küçük çocuk... çocuklarda risklidir, küçük ha. çocuklarda da komplikasyon daha fazla görülür, hmm. gribe hmm. bağlı. Yani hmm. pneumoni olabilirler, ee, sadece gribin yaptığı pneumoni değil, sekonder pneumoni olabilirler. Onun için de aşı için risk grupları belirlenir. Mesela sağlık çalışanları da risk grubudur. Ben her yıl grip aşısı oluyorum. Neden oluyorum? Yani sigara içmem, hiçbir komorbid durumum yok. Hmm. Ben de bu saydığım hastalara bakıyorum çünkü. Bu benim sorumluluğumdur. Hekim evet. olarak evet. ben onlara bu hastalığı bulaştırırsam onlar açısından çok katastrofik tablolara neden olabilir evet. Bu da benim sorumluluğum. anlatabilirim ya Yani biz aşı olurken aşıların toplumsal sağlık açısından da önemli olduğunu bilerek hareket etmek zorundayız. Yoksa benim de her yıl grip aşısı... ...olmak gibi indikasyonum olmayabilir... ...sağlık çalışanı olmasaydı. Ben biraz girebilir miyim? Buna? Lütfen efendim tabii. Yani burada ben aşıyla ilgili o kadar bilgi sahibi değilim ama... ...ya burada bir iki şey anlamak lazım. Bir de tam da bu yüzden zaten... E, ...tıp dışı birilerinin interneti tarayıp falan... ...oradaki herkesin bildiği bilgileri... ...elma ile armutu birbirine karıştırarak... ...ortaya koyması Hı -hı. sakınca yaratıyor. Yani aşı diye konuştuğunuzda gördüğünüz gibi... ...birçok aşı var. Bir korunma için çocuklara yapılması gereken aşılar... ...az önce anıldı onların yapılması şart. Bazı devletler zaten zorunlu kılıyor. Bazı devletler zorunlu kılmasa da orada çok yüksekte çok yüksek aşı yaptırma oranı var. Zaten Fransa'da, Almanya'da işte okuma yazma oranı, bilinçlilik, sağlık bilinci falan daha fazla olduğu için onlar zaten kendiliğinden yaptırdığı için zorunluluk yok. Yani orada insanlar yaptırmıyor, hiç doğru bir bilgi değil. ama bunların yapılması gerekiyor toplum sağlığı açısından. Yani iki konu, birisi aşılar, bu anlamdaki aşılar, diğeri de antibiyotik kullanımı. Alkollü araba kullanmaya benziyor. Sırf kendinize zarar vermiyorsunuz. Eğer aşıyı çocuğunuza yaptırmazsanız o hastalığın hortlamasına ve yayılmasına sebep oluyorsunuz. Hocam onu tamamlayacaktır. Mesela verem hortladı falan diye bir konu var. Orada birazcık böyle bir davranışın sonucu da ortada. Antibiyotikte olan şey de nedir? Antibiyotiği yersiz yanlış kullanırsanız bakterilerde direnç geliştiriyorsunuz. O direnç geliştirmiş bakteriler diğerlerini de etkiliyor. O bakımdan burada sadece kendinize değil etrafa da zarar vereceğiniz için bazı ülkelerde zorunlu oluyor, bazı ülkelerde bazen serbest oluyor. İyi bir bilinç ve başarı varsa ama başarısızlık ortaya çıktığında salgın ortaya çıktığında o batılı ülkelerde de zorunlu yapılabiliyor. Bunlar o tür aşılar. Bunlar pahalı değil. Bunları bazı yerde devletler üretiyor. Tabii sadece Küba diye zamanında Sovyetler Birliği üretiyordu. Yani sosyalist ülkeler genelde hmm. bunu devlet, ya da bizim cumhuriyetin başlangıcındaki gibi daha sosyal devlet olan e, ülkeler bunu üretiyor ve yani burada ilaç firmaları çok para kazanıyor demek doğru. Değil. Bunlar çoğunlukla zaten çok pahalı şeyler değil. Hmm. Bir de daha yeni çıkan aşılar var. İşte grip aşıları gibi, zatürre aşısı gibi, menenjit aşısı gibi ve bu işte papilloma virüs aşısı gibi. Bunlar gördüğünüz gibi biraz daha opsiyonel. Yani onların illaki yapılması şart değil. Ne diyor hocam? Yüksek riskli kişilerde. Yüksek riskli kişilerde genellikle çocuklarla, yaşlılar ya da belli hastalığa sahip olanlar oluyor. Onlar da yapılsın deniyor. Herkes yapsın denmiyor. Hocam, Bunlar bunlardan da... bazıları da herkes için mesela zatürre aşısı çocukluk çağında herkes için öneriliyor. Mesela HPV aslında bir kaynak bulunsa aslında mesela Amerika'nın ya da Avrupa'nın, İngiltere'nin falan aşırı takvimlerinin yerini aldı. Biz aslında onu konuşmalıyız diye Tamam o neden yani yapamıyoruz aşı. şu yani, ben ama hemen... neden yapamıyoruz? Bu, ekonomik sebeplerle bu aşılar yapılamıyor. Pahalı. Pneumokok yapılıyor bizde. Zatürre aşısı yapılıyor şu an Türkiye aşı takviminde var. Hmm. Bu gurur kaynağıdır. Haemophilus influenza diye bir aşı var. Yapılıyor. Gurur kaynağıdır. Bakteriyel enfeksiyonlar bunlar. Hmm. Yani zatürreyi menenjiti azaltan enfeksiyon. Şey, Şimdi o yüzden ben hocam bunları hmm. daha iyi. Bunlar bilebilirim. Benim lafı şey. getirmek hmm. istediğim başka bir şey. Hmm. Ee, yani ikincilerle birinciler karşı karıştırılınca sorun çıkıyor Şimdi ikinciler tabii ki daha yeni oldukları için daha maliyetli e, uygulamalar söylediğim gibi ve bunların bazıları ile ilgili bazı tartışmalar olabilir ama bu bir öncekilerin yapılmasının yararını ortadan kaldırmıyor tabii ki hepsini tartışalım tabii ki bazıları e, doğru uygulamalar olmayabilir e, eskiden bilmiyorum işte aşağı yukarı yaşadınız ya kuduz aşısı yaptırdınız mı siz Evet, Ben de kedici olduğum için üç kere kuduz aşısı olmuşumdur. Hmm. Eski kuduz aşısı bayağı tehlikeli bir şeydi aslında. Sample, Türk bayağı çocuk felcine benzeyen Hıksızı tablolar ha. yaratıyordu. Evet. Ee, Hı, Hı, şimdi, ha, ha, şimdi o değişti ama yani burada ilerleme yok değil ama bu e, buradaki mantığı değiştirmez. Yani mantığı e, doğru aktarmak gerekiyor. Ben bu kadarlık gireyim. Sonra kendi konumda konuşuruz. Ben de bir e, merakım, mucibince bir şey sormak istiyorum. 2000'li yılların ee, başları yani bir 10 e, sene, 10 seneden fazla e, belki de oldu. E, Madagaskar'a e, gidecektik bir fotoğraf çekimleri için. 10 küsür gün e, kalacağız. Aman hemen uyarıldık. Bir de seçtiğimiz tarihte e, yağmur mevsimi olduğu için e, sıtma e, çok görülüyor. Salgın halinde sıtma görülüyor. Hatta son gelen haberlerde oradan biz hemen Yola çıkmadan önce işte hemen Madagaskarın dibindeki Reunion adasını Fransızlar kapattılar. Sıtma salgını dolayısıyla Madagaskar'da korkunç ölümler oluyor filan. Tabii biz o maceracı ruhumuzla oraya gittik. Giderken yine bir fotoğrafçı kişiyle tanıştık. Adam bana dedi ki sakın dedi Türkiye'deki o tarihten söz ediyorum ya yani şu andan değil. Türkiye'de dedi, de sıtma ilacı diye satılan ilaçları e, alma. Çünkü o ilaçlar aslında sıtmanın klinik tedavisinde kullanılan ilaçlar. Türkiye'de eczanelerde satılanlar e, ve ağır bir depresyon e, olasılığı var. O çok ağır bir psikolojik depresyona neden olabiliyor. Ama tabii sen sıtma tedavisi görürken klinikte e, ona... Evet. Göğüs geriyorsun öyle bir ağır depresyona. O depresyonu da şöyle ifade etmişti. Çünkü bu Amazonlara gidiyor geliyor Hı -hı. fotoğraf çekmeye filan. Bu ilaçtan kullanıyor. E, ve diyor ki yani e, uzun süre önümdeki çay bardağına bakıyordum. E, ve çay kaşığını düşünüyordum. Yani birazdan e, bu çayı bu kaşıkla karıştırmam gerekiyor diye filan. O kadar hani insanı yıkan bir e, psikolojik depresyondan söz ediyordu peki ne yapmak lazım işte Avrupa topluluğu içerisinde satılan koruyucu ıı, Sıtma ilaçlarından Al Peki işte Almanya'da Fransa'da filan bulunan arkadaşlarımıza haber saldık E tabii ki orada da eczanede gidip bizde büyük bir ekibiz Asistanlar fotoğrafçılar evet. filan Ondan sonra yahu ver bakalım oradan 15 kutu filan diyemiyorsun dolayısıyla farklı eczanelerden Bunları toparladı çocuklar bize getirdi Ve biz o şekilde gittik Hı -hı. Fakat Gördüğüm şey şuydu. Niçin e, bu ilaç, hani bu çok e, tatlı, cici e, ve hümanist e, Avrupalılar tarafından, işte Madagaskar'da o sırada yüz binlerce insanın, çoluğun, çocuğun ölümüne rağmen oraya sokulmaz, götürmez. Biz Türkiye olarak, Avrupa topluluğu dışında bir ülke olarak biz niye sıtma kadar eski bir hastalığın tedavisinde e, korunmak için seyahatte şurada burada filan bu ilaçlara eczanemizde bulunamayız. Sonra orada da öğrendiğimiz şey e, tabii ki o sinek evet. e, sıtma hastalığını e, senin vücudunda oluşturduğu için yani bir sinek seni sokuyor sonra sen sıtma hastalığını üretiyorsun sonra seni Sokan Çok diğer mı? sinek onu Beşeyi. alıyor başka bir insana hastalık olarak götürüyor efendim. Kuluçka senin vücudunda oluyor. Kıp bilgimle söyleyeceğim şey şu. Ve biz bundan korunduk. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda bir değişiklik var mı? Var var. Ee, ee, ve şimdi... e, niç? yani bu bana... Ee, o anda ya ben böyle bir geri kalmış bir ülkede mi yaşıyorum yani bu, nasıl böyle bir şeye mecbur kaldım diye bende bir üzüntü yaratmıştım şimdi şöyle e, seya Türkiye'de hani 2012'de 13'ten beri sıtma aslında görülmüyor yani Türkiye kaynaklı sıtma görülmüyor e, yani ciddi çalışmalar sayesinde sıtmayı önleme çalışmaları sayesinde bir başarıdır bu bizde görülen sıtma biraz daha hafif seyirli bir sıtma ve orada kullanılan ilaçlar daha farklı zaten sıtmanın ilaçları da Eczanelerde çok satılmaz. Yani ancak belki başka hastalıkta da kullanılıyorsa o başka hastalık için satılır. Sıtma ilaçlarını Sıtma Savaş Dairesi'nden temin ederiz biz. Onlar verirler yani bir sıtmalı bir hasta olduğu zaman. Şu anda bizim Türkiye'de gördüğümüz sıtma tamamen seyahatle ilişkili olan sıtma ve tehlikeli olan sıtma. Yani bu Afrika'da görülen ki sanırım o dönem Madagaskar'da da herhalde öyle bir salgın olmuş. Evet şu evet anda, o yılın o korkunç salgınıydı. Evet inizler. şu an Madagaskar'da kızamık salgını var mesela. Hmm. E, ama... E, şu sırada kısıtma, mesela madagaskar için kısıtma profilaksi önerilmiyor diye hatırlıyorum ben. hani Dönem dönem değişiyor, çek etmek lazım. O ilaçlar dediğim gibi yani normalde bulunmuyor. Şu anda ama şöyle bir sistem kurdular. Hudut sahiller var. Orada hani hudut, sahi, var? hudut sahiller diye bir hudut sahiller müdürlüğü diye Karaköy'de hmm. bir yer var. Orada bu profilakside kullanılan ilaçların temin edebileceği, sadece mesela kısa süreli seyahat yaptığınız zaman orada kullanabileceğimiz ilaçlar var. Ama esas sorun orada nerede biliyor musunuz? Mesela bu Afrika'ya çalışmaya giden, ve orada sürekli kalan Türkler var. Mesela siz 10 gün gitmişsiniz, 10 gün kullanacak ilacı bulabilirsiniz. Ama hayatı orada geçiyor adamın. Esas sorun şu an Türkiye'de orada. E orada yok çünkü o ilaç. Hayır orada ilaç var. Ama sürekli profilaks alamazsınız ki. Sürekli profilaks alması lazım. Uzun yaşayanlar için söylüyorum. Hı hı. Yani orada ilaç var. E, e, Afrika'da ilaç Şu anda ilaç etkin çok madde değil. değil ilacın ismini mi söylediniz? Zaten ben e, piyasa isimlerini bilmiyorum şeyin ilaçların bize söylemediniz pek. Artemeter, Lumefantin diyeyim ilaç e, Yani onlar etki maddeleridir hmm. e, ve bize zaten sıtma savaştan poşetlerin içinde ilaçları görmeyiz. ile hmm. ilgili e, gelişmiş ülkelerden de çok fon aktarılır aslında. Mesela bu işte bilmem <laughs> söz ederek fonu mesela en çok onlar sıtmaya aktarırlar çünkü sıtma çok insan öldüren bir hastalık Aşısı için. Peki niçin? Aşısı peki şu anda. niçin Avrupa topluluğu dışında Satılamıyor o ilaçlar. Satılıyor var, olur mu sıtmanın en çok görüldüğü yer zaten Avrupa şey Afrika işte o bölgeler yani. Peki aslında şu değil mi? Aslında ee, sıtmayı ürettiren ee, sinek ya da sıtma Sirisin. üretimi her seferinde daha iyi grip gibi grip ee, mikrobu gibi upgrade olmuyor mu? Yani dolayısıyla aslında ee, diyelim ki Avrupa topluluğu. O tarihte diyelim ki şu kadar e, ton ilacı Madagaskara yılsaydı aslında Öyle ilacın geçerliğini yok edecekti çünkü ilaç e, sivrisinekler tarafından e, sivrisinekler direnç kazanacaktı direnç kazanacaktı evet, yani ve Avrupa toplu ilacı artık bir işe yaramayacaktı. Yani şimdi ya sıtma ile be, mücadelede a, anladığım bu. Evet, sıtma ile mücadele çok e, geniş kapsamdır. Sadece ilaçla mücadele edilmez. bir kere sivrisinekle mücadele etmek gerekir esas. Sıtma mücadelesi hmm. öyle yapar. Dünya Sağlık Örgütü'nün çok ciddi çalışmaları var. Yani biz şimdi bunu Bunları firmalar... ne size söylediğimi anlatabiliyor muyum? Yani o tarihte gördüğüm şey yani e, adamlar kendi ellerindeki ilacın heder olmasını istemiyorlar. Gidip yani kendi ülke kendi ülkelerinden topluluktan kim giderse e, sıtma olan bir yere o ilaç onu koruyor tamam okey her şey yolunda ve tekrar bunun için bir araştırma geliştirme bir arge çalışması yapmak zorunda kalmayacak. Çünkü ilacı işe yarıyor o ülkelere gidenlerde ama o ülkeyi o ilacı boşalttığında ilacı yenilemek zorunda kalacak. Şimdi o ülkelere şöyle sıtma ile mücadele ilgili ben Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarını söylerim. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarını da zaten genellikle parası olan ülkeler destekliyor daha fazla olarak. Yani Hı -hı. hani şimdi mücadele edilmiyor demek biraz haksızlık olur. Çünkü sıtmada ciddi şeyler elde edildi, başarılar elde edildi dünya çapında. Çok fazla insan ölüyor. Yani milyonlar ölüyor sıtmadan. Ve hani bu rakamlar azaltmaya çalışıyor. Şu an aslında mesela sıtmanın aşısı bulunma aşamasında şu anda. Hani onun için uğraşılıyor. Aşısı ha, bulunduğu anda sıtmayla mesela çok büyük bir yol kat edilecek. Zaten hani e, tıpta koruyucu hekimlik esastır. Bizim açımızdan, infeksiyon hastalıkları açısından baktığımız zaman biz korursak insanları, hastalanmadan korursak. Hmm. Yani aşı da budur zaten, koruyucu hekimlik. Hmm. Ko hastalanmadan koruyun bu insanları ve başlarına kötü şeyler gelmesin. Ölmek dahil olmak üzere. Hmm. Sıtmada da aynı şey, aşısı bulunacak. Çok çalışma yapılıyor. Yani hani... Hmm. E, Şimdi Avrupa ülkelerinin yaptığı çok fazla kötü şeyler var. Avrupa'nın, Amerika'nın var tabii ki var. Ben de kabul ediyorum ama tıp alanında çok büyük gelişmeler oluyor. Yani biz hani bunlar şöyle böyle diyerek gözümüzü kapatamayız maalesef. Biz ancak yo, yo, çok çok buradan evet. e, bir komplo teorisi ya da bir paranoya evet, çıkarmaya çalışmıyorum. Yani. Ee, sadece tabii riyakarlık var, her olabilir. zaman var, var yani. O ayrı. Özellikle çocukların ee, ...çocukların ölmesiyle ilgili bu her konuda var. Yani sadece ilaç sektörü değil bu evet. silah sektörü de böyle, uyuşturucu sektörü de böyle. Ee, efendim işte e, e, büyük devletler tarafından kur, kurdurulan örgütlerin insanları katletmesi de böyle filan filan. Yani e mesela, bu her konuda. E i̇laç var. da bundan bağımsız olmayacak. Ebola var şimdi mesela e, tamam batılı devletler hani sömürgecilik yapmışlar çok kötü şeyler yapmışlar... ...ama şimdi bu Ebola salgını sırasında 2014'teki Doğu Avrupa salgını hatırlarsınız hocam. Hmm. E ee, yani çok ciddi sayıda insan Ebola oldu %50 söylüyor. Ebola denen birer viral hmm. bir hastalık var hmm. ve o o salgın sırasında hızlandırarak çalış, aşı çalışmalarını, aşısı bulundu Ebola'nın. Ve aşısı hmm. bulundu ciddi de hani temas sonrası profilakside de kullananlar ciddi de etkisi oldu. Yani şimdi bunları da hani görmemezlikten gelmemek lazım. Ben hani onların savunucusu değilim ama bir de tıbbi hmm. olarak yapılanları görmek zorundayız yani. Peki antibiyotikler konusunda ne düşünüyorsunuz? Burada da Efendim, şimdi... antibiyotiklere karşı çıkanlar var. Antibiyotik çünkü özellikle kış aylarında her ailenin sorunu, her eş, arkadaş, eş dost bundan söz ediyor. Ne düşünüyorsun? Şimdi antimikrobiklerin kullanımı, antimikrobikler belli bakteriyel infeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bakteri. Hmm. Yani viral infeksiyonların çoğusunda kullanılmaz. Yani hepsinde antibiyotik kullanılmaz zaten. Bir takım antiviraller var ellerimizde. Yani virüslere etkili olanlar mesela gripte bazı özel hastalarda kullanıyoruz. Viral hastalıkta antimikrobik kullanımı konusunda... Antimikrobik Türk, diyorsunuz değil mi? Evet. Antibiyotik, antibiyotik dediğimizi şimdi, antimikrobik diye güncellemişler. Şu an antimikrobik güncel terim odur. Çünkü, e, yeni terim güncellemiş mi? mikrobiyoloji. Antimikrobik antimik niye öyle diyoruz hocam siz karşı mısınız buna? Antimikrobik yok iyi. Şöyle antibiyotik aslında hani organik maddelerden elde edilenlere deniyordu. Ve sadece bakterilere etki olanlar için söz ediliyordu. Hı. Şu an bakterilere, mantarlara, virüslere, parazitlere karşı etkili olan ilaçlar olduğu için hepsini bir antimikrobik diyoruz. Ve aslında şu anda. Peki Sayın Hocam Sala anlatır gibi anlatır mısınız bana? Ee, <laughs> bakteri nedir, mikrop nedir, virüs nedir? Evet, şimdi <laughs> virüs en küçük diyelim, e, hani en küçük canlı <laughs> diyelim, hastalık yapabilme kapasitesi virüs. olan, en küçük demesem de en küçük virüsü diyeyim tamam, en küçük virüs ve tek ya DNA'sı ya RNA'sı olabiliyor virüsün. Hı -hı. İkisini birden bulunduramıyor Bakterilerin e, daha büyük, ama bu da tek hücreli canlıdır, hastalık yapan etkenler bunlar. Hmm. En küçüğü virüs, tek hücreli ee, bakteriler var daha sonra gelen. Hmm. Ondan sonra işte gene tek hücreli olan protozoonlar dediğimiz mikrop. Mikrop nerede mikrop kaldı? Bunlar. Ha, hepsi mikrop. mikrop. Mikropları sayıyorum şu an. Hepsi yani. mikrop. Hı -hı. Yani Bir, virüs de mikrop, o... virüs de mikrop, ha, evet. bakteri, bakteri de mikrop. E, mantarlar var. Hmm. Mikrop protozoanlar var mikrop. Ondan sonra çok hücreliler başlıyor. Bu bizim kurtçuklar falan. Yani. Hıh. Hmm, hmm, onlar enfeksiyonlar hmm. bunlarla ilgili. Peki, aslında grip hastalığı virüs. Virüs. Grip hastalığı viral bir hastalık. Grip hastalığında e, özel gruplarda antiviral kullanırız. Peki AIDS, HIV, AIDS de virüs. İnsan immün yetmezlik virüsü. Peki bakteri hangi hastalık? Bakteri şu mesela menenjit, zatürre. Menejid, zatürre. zatürre. Ha. Zatürrenin bazı türleri tabii ki. Hmm. Viral zatürre de olabilir. Hmm. E, i̇şte menenjit mesela diyeyim size, hmm. idrar yolu infeksiyonları. Hmm. Ondan sonra deri yumuşak doku infeksiyonları. Peki ben dersem var. ki grip mikrobu aldım ya da grip virüsü aldım. Evet. İkisi de doğrudur. Doğrudur. Grip bakterisi alamam. Alamazsınız. Peki. Evet. Grip de antibiyotiklerle tedavi edilmez. Ama edilmez. Edilmez. Grip antimikrobiklerle anti antibakteriyellerle yani ya da antibiyotik değil eskiden kullandığımız türlü. Ama antiviralle tedavi edilebilir. Nasıl ya? Anlattım yani ya. tamamen tarihi mi değiştiriyoruz şu anda? Canım? Hayır hayır hiç tarihi değiştirmiyoruz. E nasıl grip oldum antibiyotik verdiler. Antibiyotik verilmez. Grip. Bu artık Adem'le havadan kalan bir şey i̇şte Şu gibi. an onunla mücadele ediliyor. Şu anda. Nasıl e... ya? ya, ya ben ben mi da... bu kadar cahilim yoksa e, yani ha Aslında ben cahilim var. değil mi? Ben cahilim değil mi? Söyleyin <laughs> evet, bana ya yani salak biz, olan benim biz değil tıp mi? Biz tıp fakültesinde anlatıyoruz sonra tıp fakültesinde bunlar anlatılmıyor diye konuşuyorsunuz. Tıp yani hayır konuşuyor. yani. Peki anlatıyoruz biz... Yalnız şöyle bir şey var. Hayır nasıl ya? Hani yani yaramıyor. E niye millet çatır çatır antibiyotik e onunla alıyor? Onunla mücadele canım? ediyor i̇şte hayır. zaten onunla mücadele e, yersiz ediyor. yersiz ilaç kullanmanın en büyük menbaından bir tanesi budur. Grip için antibiyotik kullanmak. Çok Antibiyotik ne için örnek. kullanılıyor hocam? Bakteriyel hastalıklar için. Yani gibi. şöyle ama. Bakteri. Yani menenjit. Bakın antibiyotik genel ismi dedim ya antimikro e, antimikrobikler genel isim. Onun altında antibiyotikler var ya tamam. da antibakteriyel diyebiliriz onlara, antibiyotik antibakteriyel, hmm. ee, antiviraller var, bu virüslere karşı etkili olanlar, mantarlara karşı etkili olanlar antifungal diyoruz onlara da, Antiparaziterler var. Ama bizim en yaygın kullanılan, Türkiye'de en fazla kullanılan antibiyotikler, yani hmm. antibakteriyeller. Antibakteriyeli bir viral infeksiyonu tedavi etmek için kullanamazsınız. Kullanamazsınız tamamen zararlı. Ama şöyle Burada... şunu söyleyelim bir dakika bir dakika nasıl oluyor peki bir şey ne hangi hastalıkta kullanacağız? Antibakteriyel hastalıkta Efendim, kullanacağız. Mesela şöyle, pnömoni mi oldunuz? Pnömoni, akciğer infeksiyonu zatürre. Pnömonide antibiyotik kullanmak zorundayız. Tamam. İdrar yok. Yok yani ya o adam kendisini bir hafta yatıracak olan ya da beş gün yatıracak olan dört gün yatıracak olan. Gripal enfeksiyon olmuş. Gripal enfeksiyon tanısı konduysa şimdi griple nezle de karışır. Grip hmm. ayrı hastalıktır, nezle ayrı bir hastalıktır. Farklı virüsler yapar. Grip biraz daha tehlikelidir. Onun için aşıyla önlenmesi istenir. Onun için risk gruplarında antiviralle tedavi edilir. Hmm. Ama nezle tamamen dediğiniz gibi evinizde yatabiliyorsunuz. Evinizde yatarak iyileşeceğiniz. işte suyunuzu, çorbanızı içeceğiniz. işte hafif ateşiniz varsa ateş düşürücünü Bir dakika, dersen... nezlede ateşim çıkıyor mu? Çok çıkmaz. Baştan böyle bir hafif 37.5. 38 aşmaz yani. Peki diyelim ki e, domuz gibiydim bir yere gittim domuz gribi e, şeyi kaptım e, virüsü kaptım domuz gribi oldum. Bundan domuz anti, gribi oldum. Antibiyotik kullanmayacağız Antibiyotik mi? kullanmayacağız ama eğer ki sizin risk faktörleriniz varsa ya da hastalığınızın ağır seyrettiğiyle ilgili bir takım bulgular bulduysak o zaman antiviral kullanacağız. İler, antiviral. Ama şu gribin Yok üzerine ya. enfeksiyon binerse onun o zaman olursa orada antibiyotik kullan. Yani evet. şöyle bir mesaj vermeyin. Yani benim işte dedem gripti sonra hastaneye yatırdılar ona antibiyotik verdiler. Demek evet. ki yanlış yapmışlar diye düşünmemek lazım. Gripi tehlikeli yapan şey zaten üstüne sonra Kesinlikle. enfeksiyon gelen bakre, diğer enfeksiyon yap pnömoni falan. Zaten onun için grip tehlikeli. Cimmisi. O yüzden hı hı. orada bir, bir antibiyotik şey kullanılır ama kişi kendi kendine gidip antibiyotik almamalı. Biraz da ben konuşayım. <laughs> bizdeki bizdeki sorun sonra vakit kalmayacak gibime geldi bizdeki sorun şuydu eczanelerde reçetesiz antibiyotiğe ulaşılabiliyordu şimdi bakanlık kısıtlama getirdi eczaneydi bana oradan bir tane şundan bir tane bundan ver deyip kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışabiliyordunuz bu da çok önemli bir işte akılcı ilaç kullanımı diye bakanlığın böyle bir girişimi var zaten önemli bir sorundu çünkü boşu boşuna antibiyotik alıyordunuz masraf oluyordu ondan sonra işte bakteri lerin arasındaki yarışmayı engelliyordunuz. Böylece belli bakterilerin mutasyon yapan bakterilerin gelişmesine, o antibiyotiğe dirençli bakterilerle böyle bir laboratuvar kurup kendinizde hmm. dirençli korkunç bakteriler üretebiliyordunuz. O yüzden o alkolü araç kullanma örneğini verdim. Hmm. Yani başkasına da zarar veriyoruz. Hmm. Bu en tipik bizdeki zaten yersiz ilaç. Bir de dünya şampiyonuyduk bir ara. En, millet Şampiyonu en fazla kardiyovasküler ilaç kullanır. Bizde en fazla antibiyotikle hmm. ağır kesici kullanır. Bu yüzden bu kendi kendine ilaç kullanmak yüzünden ama antibiyotikte bu büyük bir problemdi. Yani problem. o, o süreç tanımlanabilir. Ağrı kesicisi onu başka yani konuşabiliriz de. bu bilinen ağrı kesiciler mesela en fazla kendi kendine kullanılan ilaçlardır. Hı -hı. Genellikle de kimse bunları konu etmiyor. Herkes pahalı havalı ilaçları, kolesterol ilaçları Hı -hı. şöyle yok bilmem ne ilacı böyle. Dünyada gene öldürücü ilaçlar aslında o bildiğiniz ağrı kesicilerdir. Ağır kesicilerdir. Hı -hı. Yani artık jenerik olduğu için onun ismi söylenebilir. var ya Hı -hı. E, ve benzerleri Hı -hı. E, en öldürücü ilaçlardır dünyada. Neden? Çünkü en fazla insanlar kendi kendine kullanır. O niye? A, kimse ya kolesterol çıktı bir ilaç alayım demez. Hı -hı. E, ama başım ağrıyor, ateşim çıktı filan diye ilaç alır, Yerli yersiz. Biraz önce Bunları bahsettiğiniz kullanıver. jenerik ismi kullanan kalmadı ama başı ağrıdığında başka şeyler alıyor. Tamam onun ben bunlara nonsteroid antiinflamotor <laughs> dracstinch e, onların adı budur ama ve benzeri diğer bir sürü sayabilirsiniz. Hı -hı. E, en fazla insanlar onu kendi kendilerine alırlar, onlar tezgah üstü dünyada ulaşılabilir, bizde de hala alınabiliyor. Ve bunlar da kanamaya falan yol açtıkları için, evet. bir de bunları farkında olmadan mesela kalp için... Çok tavsiye ediliyor, her gün işte tabii, tabii. E, şundan al, bundan al, kanın sulansın, kalp krizine karşı falan filan. ama çok tehlikeli bir şey Kanı sulandırıp kalp sulandırıp kalp krizine karşı şey yarar. Eğer daha önceden bir şey geçirmişse insanlar hmm. ama dediğiniz gibi eskiden kırkından sonra bundan almak lazım filan denirdi ve orada çok kötü hikayeler e, oldu. Belki hatırlarsınız medyada böyle bir yazar var mizah dergisinde hmm. onunla ilgili sonra başka bir yazar yazı yazdı. Ben çok üzmüştü beni o hikaye. Hmm. Genç kız arkadaşı var diyor ki kendimize çok iyi bakıyorduk İşte sağlıklı besleniyorduk şu bu her günde bir tane ondan alıyorduk. Hmm. Sonra beyin kanaması geçirdi nasıl oldu anlayamadım diye yazmış şu, bu beni çok üzdü. Ya. Büyük bir ihtimalle onu aldığı için oluyordu. Hmm. Böyle kanamaya bağlı ölüm çok fazla. Hmm. E, dolayısıyla ama kimse hani ağrı kesici kullanımına bağlı bunlar neden oluyor? E, onunla uğraşmıyor. Herkes lafı kapmışken biraz daha söyleyeyim. Lütfen. Var. Bir de kolesterole de gelir misiniz? Kolesterole gelmezsem e, olmaz. <laughs> e, şimdi o arada ben hani kendi titrimi de söyleyeyim. Ben İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim hmm. Dalı Başkanıyım. Klinik araştırma mükemmeliyet merkezinde çalışıyorum. Etik kurulunda başkanıyım. Yani bu ilaç firmalarının çalışmalarıyla arasında duran kişiler biziz. Klinik araştırmayı da, da ilgileniyorum. Hipertansiyon hastası da takip ediyoruz. O yüzden böyle konuşuyorum. Şimdi kolesterole gelmedi aslında Farmakoloji lafı getirdim ya. Hani tıp fakültelerinde farmakoloji anlatılmıyormuş filan. Diyorlar. Bu ilk defa değil, e, Soner Yalçı'nın bulunduğu programda değil, diğer programlarda da. Evet, e, evet. Bu o 12 Eylül 80 sonrasında e, böyle bir e, üniversitelerde bu dersin kaldırıldığı gibi bir. Böyle, böyle bir şey. Bu gerçekten artık Çok yani bu... masal ötesi bir şey. Hmm. farmakoloji tıp fakültesindeki en belalı derslerden bir tanesidir. Hmm. Ben tıp fakültesinde okur, benim hayatım boyunca kaldığım tek ders farmakolojidir. <laughs> ama ilk dönem kaldım ikinci dönemsinden pek iyi aldım karneye bakarsanız pek iyi o yüzden e, farmayı... farmakoloji değil de başka bir şey e, bir hekim söz etmişti e, bizde de tam olarak farmakoloji zaten farmakolog yetiştiriyoruz biz e, farmakoloji dersi olmaz olur mu oradaki bir e, başka onun bir uzantısı olarak fizyopatoloji o, diyorlar. He? Fizyopatoloji. Fizyopatoloji. <laughs> bravo. Tamam evet. işte onu söyle. Fizyopatoloji biraz daha içine girdi ama evet, evet bu da bir Fizyopatoloji bir o neydi tam, tam olarak? Bana anımsatır mısınız? Ben çok farklı konularda. Patolojik süreçlerin nasıl işlediğini anlatan Evet fizyopatoloji bir dersinin fizyopatoloji, kaldırılması. Yani farmakoloji fizyoloji var ya vücudun organların işleyişini anlatıyor. O da hastalık mekanizmalarını tanımlayan bir ders. Ama şimdi iç hastalık bütün Peki fizyopatoloji yine bu teoriye bu teorilere yakışır bir şekilde e, filana falana mani olduğu için e, müfredatta hiç, böyle hiç bir değişiklik olmuş olamaz. Peki söyleyeyim. niçin fizyopatoloji diye dersi... bir ders varken sonradan e çünkü, onun çünkü hükmü mü kalmadı? Hepimiz onu anlatıyoruz da o yüzden ben farmakoloji anlatırken fizyopatolojiden de bahsediyorum hipertansiyon tedavisi. ...anlatırken bundan bahsetmemek mümkün değil. Hı hı. E, yani belli dersler yer değiştiriyor. Belli dalların biçimleri değişiyor. Bu e, modern tıbbın gelişmesiyle ilgili bir şey. Fizyopatolojinin kalkmasının komplolarla hiç ilgisi yok. Hatta bunu kiminle dediğini tahmin edebiliyorum. Bizdeki müfredatı çok eleştiren, çok yakın bir arkadaşım vardır. Tıp eğitimi, doktorların vic, vicdanı falan konuşan birisi hı hı. var. O onu diyor. Onu yerine birazcık Özürlerim, daha derse Bir bak, parantez, hazır. yani bu ülkemizde mi yok edilmiş bir ders yoksa yok bütün dünyada değil. Var. yok yok edilmiş değil diğer Özürle yani, müfredatta bir ana başlık o, öyle olarak. Öyle bir şey yok öyle bir kritikliği de yok. Öteki derslerin içine girmiş. Yani diğer evet, derslerin içinde girmiş. Evet. var. O yüzden. Ben Şimdi yani, e, ben de bugün buraya gelmeden önce e, bu da önemli konulardan bir tanesi. Bizde bir de İstanbul Tıp yani çapada hep çapa olsun kalsın da istiyoruz evet. ama e, çapada 4 sene farmakoloji anlatılıyor. Diğer okullarda öyle değil. Bugün ben şey anlattım. Ee, kaygı gidericiler, antidepresanlar hmm. falan falan değil. Antidepresanlar aslında hani ilaç endüstrisine girmek için falan iyi bir örnek. Siz de izin verirseniz. Lütfen. Ee, lütfen. yani ondan bahsettiniz. Şimdi ilaç endüstrisi tabii ki masum değildir. İlaç endüstrisi de diğer kapitalist aygıtlar gibi bir şeydir. Buradaki çok basit yani dünyada herkese yetecek kadar Yiyecek ve besin var ama Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor, Amerika'da da şişmanlıktan ölüyorlar. Hı hı. Aynı bu mantık içerisinde kapitalizm ilaç endüstrisini üretmiştir. İlaç endüstrisi de kâra dayalı çalışır. Babasının oğlu değildir hiçbir yer. Yeni ilaç çıkarırsa ilacı olduğu olabildiğince pahalı tutmaya çalışır. İlaçlar jeneriğe girdiğinde yani 10 senede falan patentleri dolar piyasaya çıktıktan sonra bunların benzerleri çıkar. Eş değerleri çıkar. Eş değerler çıkınca ilaçların fiyatı düşer. Uluslararası ilaç tekelleri bu RG'yi yapanlar e, o fiyatları düşen ilaçlarla artık fazla ilgilenmezler. E, daha pahalı ilaçlar çıkartmaya bakarlar. Bugünkü en büyük sorun da endüstriyle ilgili. Yani endüstride göz ardı ettiğimiz şey şu. Eski ilaçları bir kenara bırakıp biyoteknolojiye çok önem veriyorlar. Çünkü biyoteknolojik ilaçların benzerini üretmek zor. Evet. Bir takım ayrıca nedir efendim biyoteknoloji? Biyoteknolojik, biyoteknolojik ilaçlar? ilaçlar başka bir hücreye e, maddeyi yaptırıyorsunuz. Diğer ilaçlar nasıldır? Kimyasaldır. Değil mi? Hı -hı. Küçük moleküllerdir. Kimyasal ilaçlar sanıldığın aksine tamamen sentetik değildir. Şu anda bile dünyada bu kimyasal dediğimiz ilaçların yüzde %60'ı bitkisel kökenlidir. Bitkisel orijinlidir. Hani diyorlar ya ilaçlar kimyasal bitkiseller zararsız bu da tamamen yanlış bir şeydir. Çünkü doğal olan bir sürü şey zehir olabilir. Yılan zehri vesaire. Bunlardan da ilaç elde edilir. Her neyse klasik ilaçlar, küçük moleküllü olan ilaçlar kimyasal olarak sentez edilirler. Yani orijinalde bir bitkiden bulunurlar ama sonra hani seri üretime geçmek için filan sentezlenirler. Diğerinde ise şey yapıyorsunuz. Bakteriyi alıyorsunuz ya da kanser hücresini alıyorsunuz aslında. Melanom hücresini o hücrenin genetik yapısını değiştirip ona şey ürettiriyorsunuz. Mesela işte büyüme hormonu diye bahsettiniz ya, hmm, hmm. onun gibi şeyler. Şimdi monoklonal antikorlar var, çok havalı. Onları ürettiriyorsunuz. Bu biyoteknoloji oluyor. Yani biyolojik bir organizmayı hmm. fabrika gibi kullanıp onlara ilaç ürettiriyorsunuz. Hmm. Bunlar tabii çok daha hedefli olabiliyorlar. E, ama çok daha pahalı da e, oluyorlar. Hmm. Bizim ülkemiz için de sorun bu. Bütün firmalar da bu biyoteknolojik ilaçların peşinde. İsterseniz buradan kolesterole e, geleyim. Şimdi kolesterol tedavisinde tartışılan şey e, statinler dediğimiz, yine bu genel adıdır statinler. Kolesterolüleci diye bildiğimiz şey statinlerdir hmm. daha çok. E, hep bunlar tartışılır. Şimdi dünyada jeneriğe girmemiş bir tane statin kaldı. Bu şu demek, o statin dediğimiz kolesterol ilaçları var ya çok hmm. konuşuluyor. Bunların hepsi acayip ucuzladılar. Yani Türkiye'de 20 lira civarında bir kutusu. Ee, şimdi firmalar aslında sanılan ve o andığınız hanımefendinin de iddia ettiğinin aksine bunları çok yazdırmaya çalışmıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bunun yerine biyoteknolojik ürün koymaya çalışıyorlar. Ve PCSK9 inhibitörü diye çok havalı monoklonal antikor yeni kolesterol ilaçları var. Ha bunlar farmakolojik olarak çok fantastik ilaçlar çok ilgi çekici ilaçlar şimdi anlatmayayım mekanizmasını ama çok çok ilgi çekici. Ne yapıyor? Yani eski kolesterol ilaçlarına göre eski kolesterol statinler karaciğerde kolesterol yapımını bozarlar. Oradaki bir enzimin yerine geçip onu aldatarak kolesterol yapımını bozarlar. Bunlar LDL kötü kolesterol var ya onun reseptörü ne LDL e bağlanınca reseptör karaciğerin içine giriyor orada da yıkılıyor. istenen şey aslında kolesterolün yıkılıp LDL'nin yıkılıp reseptörün yıkılmaması. Hmm. İşte bu PCSK9 denen enzim o reseptörü de o yıkan fagosit en ne, her neyse işte onu yıkan e, organele şeyi tanıtıyor, ihbar ediyor bir şekilde LDL reseptörün. Bunda e, bozukluğu olan insanlar, genetik bozukluğu olup da bu PCSK9'u üretemeyen insanlarda bakmışlar ki kolesterol çok düşük. Hmm. Neden? Çünkü o enzim olmayınca LDL reseptörü yıkılmayıp tekrar yüzeye dönüp recycle oluyor. Yeniden hmm. kullanılıyor. Bunun monoklonal antikoruyla ile düşündü. O enzimi inhibe ediyor. Reseptörü daha çok. Peki benim canım dönüyor. doktorum niye bu yeni ilaçtan bana yazmıyor? Kolesterol. <laughs> Çünkü dolarak. çok pahalı. Nasıl çok pahalı? Ee, 600 bin lira 600 liraydı aylık Türkiye'de çıktı. Sonra firma geri çekti. Niye? Niye? Çünkü istediği geri ödemeyi alamıyordu. İstediği karı yapamayacaktı. Ha yurttaşınan ha gerek yok. Ben size bunu yazmam. Ben kolesterol tedavisi yapıyorum. Sizin işinizi statinle hallederim. Ayda 20 liraya. Yani çok uç durumlarda, çok ekstrem işte bir takım agresif hedefler var. Onlara ulaşamazsanız ya da aynı hanımefendinin dediği gibi sizde alerjiye benzer bir şey varsa statin aldığınızda kaslarınızda problem ortaya çıkıyorsa hmm. o zaman bundan yazmak lazım. Yoksa buna çok Fantastik ilaçlar olması Peki benim ama çok kolesterolümün gerek... iyi ve kötü kolesterolümün kaç olması lazım? Kişiden kişiye değişir Bir ortalama var mı? E, ortalama şöyledir. O Amerikalılar da... yazmıyor bunu yani Amerikalı şüpheyle Amerikalılar demiyorum yani bu işi değil mi bu kolesterol meselesini yani doktorlar da diyor ki yani şey doktorlar değil de bu konuda yazanlar diyorlar ki ulen bu kolesterolü sırf ilaç satabilmek için Kolesterol eşiğini gittikçe düşürdünüz değil, yıllar içerisinde. Değil. Tam benim değil mi? en sevdiğim konu bu. Ha. Ee, <laughs> öyle değil. Sırf Amerikalılar yazmıyor. Avrupalılar da yazıyor. Avrupa'dakilere Avrupa Ateroskleroz Derneği başkanı. Ben Türkiye'deki Ateroskleroz Derneği'nin başkanım. Hmm. Avrupa Ateroskleroz Derneği'nin başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lale Tokgözoğlu'dur. Hmm. Demek ki son lipitle ilgili kılavuzu kim yazdı? Bir Türk. Hmm. Tabii ki o şaka yapıyorum beni de affetsin ama bir ekibin içi ama o e, Avrupa'nın son kolesterolü. Peki iyi kolesterolümüz kötü kolesterolümüz. Şöyle ortalaması LDL kötü kolesterolün batılı ülkelerde 140-150 civarındadır. Ama diyeceksiniz ki ben laboratuvara baktığımda orada 130'un altı normal diyor. Tanıdıklarım var 70'in altına indirmeye çalışıyorlar. Bu nedir? Bu firmaların oyunu mu? Eğer bizim kolesterolümüz normalin altına inerse Allah muhafaza mesela testosteron yapamayız, erkekliğimiz mi kaybolur diyebilirsiniz. Diyorlar çünkü bu televizyona Hı. çıkanlar. 140-150 iyi kolesterolümüz. İyi kolesterolün 50'nin üstünde olması lazım. Ee, biz de Türkiye'de genelde 50'nin altında. O da genetik bir şeyden değil, çok sigara içtiğimiz için. Hı. Peki Büyük kötü e, peki ben kolesterolün şu olmuş diye bir şey söylediklerinde bana LDL mi yani kötü kolesterolü mü söylüyorlar, değil mi? E, Totali söylüyor. Totalde 200'ün altında olması lazım. E ben genelde 350'ye bile çıkıyorum. Çok güzel tebrik ederim sizi. Çok Çigarayı iyi bir şey bırakma. değil o. Sigarayı ee, bırakmak yani, lazım. Yok to totalde 350'ye çıkıyorsanız direkt statin kullanmanız lazım. Evet kullanıyorum zaten. Güzel. Kaça indi? Ne kaça indi? Ha, son Şimdi tekrar bakacağız. Şimdi, ama son olarak e, 260'lar civarındaydım galiba. Çok kötü. Siz siz hakikaten o PCSK9'a doğru gidiyorsunuz. İyi diyeti yapmıyorsunuz ya da doğru dozlamıyorlar ilacınızı. Yok yüksek dozda alıyorum galiba e, ilacı da. Evet. Yani ama burada tabii ki faktörleri sıraladığımız zaman sigara, e, stres, şimdi, hareketsizlik değil mi? Onları saymıyor musunuz? E, on, işte. Diyabet var mı sizde? Ha, yok. Şimdi şeker olmayınca aile hikayeniz nasıl? Aile hikayem babamın kötü kolesterolü 90 ve sağ oradan da alıyorum. Ve sağ. Evet i̇şte ortada. E yani şimdi, ne, ne ne oldum ben? Şimdi burada... E, <laughs> ben neyim şimdi? Yani yani bana küfür etmiş gibi <laughs> hayır, geldi. Hayır. Ba, şöyle, küfür şöyle, etmedi mi bana doktor? Yok yok tam şu babanızın kötü kolesterolü 90 ise babanız. Sağ işte çok güzel. O onun sonucunu görmüş. Evet. Sizin de onun kadar yaşamak için kolesterolünüzü öyle yapmanız lazım. Değil i̇laçlarla değil yaptığım zaman oluyor mu? Evet oluyor. Zaten şimdi bakın. Ha bir bir dakika. bu önemli. Yani ben ilaçlarla indiriyorsam oluyor. Evet. Şimdi Peki. her şeyde olmaz bakınız. İyi kolesterolde o HDL var ya. Hı. İyi kolesterolü ilaçla yükselttiğinizde bir fayda şu anda gösteremedik. Yani firmalar onun üstüne çok atladı. Ya yani biz kötü kolesterolü düşüren ilaç bulduk, iyi de sattık dediler. Şimdi iyi ilaç, kolesterolü yükselten ilaç bulalım, onu da satalım dediler. Bunlar kapitalist değil mi? Bu Pardon, bunu tam mekanizmayı anlamak istiyorum. İyi kolesterol, kötü kolesterolü dövüyor mu? Yiyor mu? Ee, şimdi şöyle, ikisi de aynı kolesterolü taşıyorlar da. Ee, i̇yi kolesterol, şöyle kabaca şöyle diyeyim, bizim istediğimiz yere taşıyor. Ötekisi damarlara taşıyıp kötü bir şey yapıyor. LDL Peki, olan. bu arada ben e, damarlarımla ilgili olarak da baktırdığım zaman... Damarlarım da son yıllar yani 55 yaşındayım yaşa bağlı olarak özür dilerim sevgili izleyenlerimizden doktor buldum istismar etmiyorum. Çok bilindik ve ilaca tabi ve çevremdeki herkes 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 bu kolesterol ilaçlarını kullandığı için kendi üzerimde deney yaptırıyorum. Sakın izleyenlerimiz yanlış anlamasınlar. <laughs> İsterseniz biraz insancılık yapalım aşağı yukarı aynı yaştayız ben biraz daha büyüğüm. Geri kalan şeylerimiz... Siz 55'ten büyük müsünüz? Evet. Herhalde hiç sigara içmiyorsunuz doktor. Ee... Yani çünkü bu kadar pembe yanaklı bir insan uzun yıllardır hele hele bu çevremde görmedim şu anda. Kabareye gelmiş herhalde değil mi? En sağlıklı insan Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederim. Peki şuna gelelim. Yani ben eğer damarlarımdaki bu e, ne diyoruz onlara? E, e, Tıklayan şey. Ne Necikler onlar? Ne oluyor benim damarlarımda? Neler oluyor? Neler neler neler, neler ya? Oluyor. Bir sürü şey oluyor. Hayır, <laughs> hayır. Ha, varis. Bravo. işte. <laughs> plak plak plaklar, plaklar <laughs> evet. Amaretin. Pek plaklarım yok. Tamam bu şeker hastalığınız yok ya. Şimdi buradaki Belki kolesterolüm yüksek olunca bana ne yap ya? Ben kalp hastası mı olacağım? Mümkün. Şimdi biz damarlarımı yok. mı tıkayacak kolesterol? Evet. Yani sonucu ee, bu olur. Başka? Şimdi anlaşılmayan şey şudur. ...şekeri, tansiyonu, kolesterolü ve sigarayı bir araya getiren şey... ...damarın içini kaplayan endotel diye bir tabaka var. O endotel tabakası sadece orayı kaplamıyor. Bütün damarın ne yapacağına o karar veriyor. İyi. En büyük organ denir. Futbol sahası kadar filan denir yüzeyi. Öyle bir endotel diye tabakalar. 90'larda anlaşıldı ki endotel tabakası aslında bu damar sertliğini yapan şey. Yani hikaye yağın gidip de damarın içinde bırakıp orayı tıkaması değil... ...endotelin fonksiyonunun bozulması damarı iltihap yoluyla tıkıyor. Hmm. Ee, bu da işte bütün kolesterolü bu şekilde anlamıyor. Bunu tek başına kolesterol yapmıyor. İşte o kötü kolesterol bu endoteli bozuyor, tansiyon bozuyor, nikotin bozuyor, şeker bozuyor, insülin bozuyor. Hmm. Ee, bunların hepsi orayı etkiliyor. Şimdi bunların aterosklerozun gelişmesini engellemek için bunların hepsine müdahale etmek lazım. Sizde eğer sadece kolesterol yüksek, geri kalan hiçbir şey yoksa yok i̇şte şey var. Sigara var ya biraz önce. Tamam ama sigara var ama e, yani sigara orada bir plak ol, oluşumu yapmıyor. Yapıyor tabii Ya ki. yapıyor tabii ki var biraz plak oluşumu da gördük ama olması gerekeni yapmıyor. Tamam. Ya bu demek değil ki sigara sağlığa zararlı değildir. Sigara sağlığa zararlıdır. Ama e, yani bu e, yani beni bütün bu hani konuyu şeye getirmeye çalışıyorum. Sizin o muhteşem dörtlü dediğiniz e, insanlar var ya konuşuyorlar. Yani bu kolesterol bu kadar da korkmayın kolesterolden gibi bir şey söylüyorlar onlar. Şimdi ben onun için kendi üzerimde tamam. deney yaptırmaya çalışıyorum. Ee, çok doğru. Şimdi sizde eğer hiç başka hiçbir şey yoksa tabii erkek olmanız ve yaşınız var. Bu ikimizin de kaçamayacağı şey. Niye erkekliğim ee, ne oldu? yani kadınların erkeklere göre bir 10 senelik avantajı var. Lipid için 45 üzeri erkek ki biz bayağı geçmişiz. Ee, kadınlarda 55'in üzeri. Kadın zaten elde var bir tane risk faktörü. Bu kaçamayacağımız bir şey. Hmm. Onun üstüne diğerleri biniyor. Diğerlerin hiçbiri yoksa sizin kötü kolesterolünüzün 190'a kadar çıkmasına diyoruz ki yaşam tarzı değişikliği yap biraz yediğine dikkat et. Hmm. Bunu birazcık düşür ama hareket, bunu... hareket çok önemli. Ee, önemli mi? Önemli ama birinci yola spor değil. Fiziksel aktivitenin arttırılması önemli. Yani yürümek, e, evet, e, yürümek, spor değil. Evet, yani erişkinlere çok spor peşinde koşturmamak lazım. Fiziksel aktiviteyi arttırmak lazım. Ee, böyle kişilerde çok net söylüyorum. Bakın hani ortalaması 140 gibi dedim ya dünyada kötü kolesterolü. Hiç başka risk faktörü yoksa 190'a kadar müsamaha gösteriyorsunuz. ilaç başlamıyorsunuz. Anlatabildim <laughs> mi? 190'ın üstü artık ailevi o tek başına zaten hasar veriyor. Hmm. Ama bir kişi de diyabet, sigara, tansiyon hepsi varsa ve önceden kalp hastalığı varsa evet. o zaman onun kötü kolesterolünü 70'e 50'ye falan indiriyorsunuz. Yani kimse firmalar böyle diyor diye... Bravo. E, yani yine hastalık yok hasta var yani, meselesine e, tabii, geldik yani. Adamın e, yani genetiği, geçmişi... Bu e, anda olan şeyler bunlar etkiliyor ve buna göre tedavi veriyorsunuz. Sorunuzun cevabı... Çok çok net olarak bu şüphesiz bir şey. Yani diğerleri doğru söylemiyorlar. Tansiyon tedavisi, bu anlamdaki lipid tedavisi, sigaranın bırakılması ve şekerin etkili tedavisi Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle 1980-2000 arasında şeyi, 10 yıllık yaşam beklentisini %50 falan arttırdı. Yani çok büyük değişiklik var çok büyük gelişme ve kolesterol tedavisi bunun bir tanesi. Niye böyle tek başına kolesterol niye şeker hastasında biz kolesterolü düşürüyoruz da şekeri daha sıkı kontrol etmiyoruz? Hmm. Şeker kontrolü de çok önemli ama tabii ki hepinizin bildiği gibi kan şekeri çok önemli bir yakıt. Kan şekeriniz 60'a falan düşerse ciddi hayatınız tehlikeye girer. O yüzden şekeri çok düşürecek ilaçlar kullanamıyoruz. Belli bir yerde tutmaya razı geliyoruz. Ama damarın aynı yerini etkiledikleri için bunlar da kolesterolü daha fazla düşürdüğümüzde çünkü kolesterolü düşürmenin bir zararı yok. Sanılanın aksine bu kötü kolesterol vücuttan yok olsa bile bir şey olmaz. Bundan hiç olmayan başka memeliler var. Çünkü kolesterol yine taşınır ve erişkin hayatta sanılan gibi yok testosteron için bilmem ne için o kadar fazla kolesterole ihtiyaç yok. İhtiyacımız olan kötü LDL, kötü kolesterol, tabii kötü bir şey diyor fonksiyonel biz öyle hmm. diyoruz. LDL'nin ihtiyacımız 40 miligram bölü desiltiri falan Sizinki kaçtı? Muhtemelen 170 filandır. Ben... Kötü kolesterolüm benim 200'ün üzerinde. Oh maşallah. Benimki 130 mesela. O nasıl yüzden, ya? O yüzden ben ilacı almıyorum. Ama nasıl öyle oluyor kolesterol? E Ben de genetik olarak işte söylüyorum babamın kolesterolü. E, beslenmeniz farklı herhalde yani. Evet. Çok dikkat etmesem de ben çok yağlı filan yemiyorum. Ama ben de ben... yemiyorum. E, stres faktörüyle alakası olabilir mi? Dola... Yani babamla temel farkım e, babamın e, stressiz benim stresli olmam. Dolaylı farklar var. Öyle bakınca benim babam ki yüksekti. E, benim babam da hukukçuydu bu arada. Hı. E, ama ona göre ben çok daha stresliyim. Yani çok doğrudan bağlamak mümkün değil Hı. Yani son noktaya etkide tabii stresin önemi var. Kan basıncının yükselmesinde stresin önemi var. Ama... Tansiyonla kolesterolün bir araya gelmemesi lazım da ben çünkü tansiyonu Tabii, da yok benim. Bunlar ne kadar? Tansiyonum yok derken tansiyon rahatsızlığım yok İşte Ne söyleyeyim. kadar artarsa yani sizin yaş şimdi 45 olsaydı sigara içmiyor olsaydınız. ...sizin kötü kolesterol 190'a varana kadar size ilaç vermiyor olurduk. Anlatabiliyor muyum? Üst üste bindikçe... Bunu şeyi tam olarak anlamak istiyorum. Bunu benim kalp rahatsızlığı çekmemem için evet. söylemiyorsunuz sadece. Uzun ömürlü olmam için de söylüyorsunuz. E, sırf kalpli ki bu sizin inme geçirmenizde de ilgili... böbrek evet. yetersizliği olmanızla da ilgili... Hı. ...cinsel işlevlerinizle de ilgili. Bu cinselliği ilk defa söyleyip herkesin e, kafasını bulandırıyorsunuz şu anda. Çok Çünkü kolesterol ile ilgili cinsellik lafını ben ne başka hekimlerden duydum ne bir programda konuşuldu. Bunu çok sağ olun buna izin verdiğiniz için. E şimdi olun, yani tansiyon ilk defa ilk tabii, defa bunu tabii. duyuyorum. Çünkü şimdi, biz e, toplum olarak bu konuyu sıkı takip için Tabii en önemli şey, şey budur evet. bizim. Ee, şimdi şey tansiyon ilaçlarından insanlar çekinir. Cinsel işlevleri bozar mı diye ki bozarlar kısmen. Kolesterol ilaçlarından çekinir. Kolesterol ilaçlarının bu yenilerin bozduğuna dair pek kanıt yok yani. Tansiyon ilaçlarının bir kısmı bozabilir de. Ee, kolesterol ilaçlarının bozduğu gösterilmemiş cinsel işlevleri. Ama net olan şey, bir şey var hastalara söylüyorum ha. Bunları tedavi etmezseniz kesin cinsel işlevleriniz bozulur. Yani herkesin bunu tartması lazım. Her zaman tartıyoruz ya bunu. Yarar zarar. Evet. Burada da yarar zararı tartmanız lazım. Bir takım tansiyon ilaçları cinsel işlevleri bozar ama geri dönüştürdür, ilaçlar değiştirilir filan, ee, bu e, düzelir. Kolesterol ilaçları için kanıt yok bozduğuna dair, ama tedavi olmayıp da damar sertliğiniz ilerlerse, bir de diyabetiniz varsa, cinsel ilişkileriniz garanti bozulur. Peki, şimdi efendim size de, daha doğrusu iki profesöre de şunu sormak istiyorum: bazı ilaçları biz belli bir yaştan itibaren, işte kırkların ortasından itibaren filan düzenli olarak kullanıyoruz. Hangi ilaçlar e, çok? yoğun olarak kullanıyor. Örneğin işte kolesterol ilacı. Ben anti alerjik ilaçları çok yoğun olarak kullanıyorum. Pardon siz onu kullanmamız gerekiyor diye mi söylüyorsunuz? Hayır hayır kullanmamız gerekiyor Doktor veriyor ve tekrar tekrar yazıyor. Diyor ki işte sen anti alerjiğini kullanmaya devam et. Benim için söylüyorum. Anti mi kullanıyorum. Kolesterol ilacımı e, kullanıyorum. Sürekli midemde helikopter çıktığı için, <laughs> bunun doğrusunu söyleyeyim. Helikobakteri. Helikobakter. Helikobakteri çıktığı için Ondan sonra e, bu, bu ilacı e, kullanıyorum. Bu, belli bir süre kullanıyorum. Belli süre kullanıyorum. Sonra yine dönüyoruz falan filan. Ve antidepresanlar çok sık kullanılıyor. Şimdi bu ilaçlar e, vücutta e, birikiyor mu? Böyle bir şey var mı? Yani diyelim ki 20 sene boyunca kullanıyorsun. Diyelim ki 4 tane ilaç söyledim çok sıklıkla kullanılan. Antidepresan, e, mideyle ilgili olan. E, kolesterol ve alerji anti alerjikler. Bu ilaçların 20 sene 30 sene 40 sene kullanılması düzenli olarak. Ne yapar vücuda ne yapar bunu merak ediyorum Yani, yani kullanmaya hayır, devam mı etsek şimdi, yoksa her seferinde çok sıkı bir şekilde sorgulasak? Şimdi her seferinde biz zaten sıkı bir şekilde sorguluyoruz. Yani ilaçları biz saldım çayıra meblağa kayıra diye vermiyoruz. Hı -hı. İlaçların tabii ki hepsinin bir sürü istenmeyen etkisi var. Ama bitkisel ürünlerinde var, vitaminlerinde var. Yani ilacı almayayım, bitkisel alayım diye bir şey yok bir kere. İlacın yerine geçecek bitkisel bir ürün yok. Ama ilaçların birçok sakıncası var. İlaç firmaları da babamızın oğlu değil, kar amaçlılar. Ee, o yüzden burada sıkı bir kontrol var. Yani biz bunu kendimiz de sorguluyoruz. Yani kongrelerde firma yönlendirmesi var mı? Var filan falan. Ama ben bir farmakolog olarak ve yaşım ilerledikçe... Şundan çok endişe ediyorum. Ben şu anda hiç ilaç kullanmıyorum. Çünkü bunlardan herhangi biri yok bende henüz. Yani herkes bilmem ne yaşına, 60 yaşına yaklaşınca herkesin ilaç kullanması lazım diye bir şey yok. Yok. Ben hiç ilaç kullanmıyorum. Bir sürü de böyle insan var. Ee, ne var ki belli yaştan sonra bu dediğim sebeplerden şeker ilacı, kolesterol ilacı, tansiyon ilacı, alerji ilacı, antidepresan ki bunu bir geri dönelim bir vakit kaldığında. Ee, yok işte kan ondan sonra romatizma ilacı bilmem ne bir bakıyorsunuz 10 tane ilaç alıyor. Bu beni gerçekten korkutuyor. Yani bir de e, hekim tabi hep biz e, e, bizde aile hekimliğimiz olmadığı için falan için falan doktor, filan için falan doktor. E o onu yazdı, bu bunu yazdı. Sen de ona anlatmadın. O da seni her gün görmüyor. Hoppa, bunların bir etkileşimleri bu, bu olması çok, lazım değil bu mi? Bu ilaçla ilgili en korkunç şey bu. Yani ben bununla ilgili kitap yazmak istiyorum. Bu ben buna malin ilaç sendromu diye bir isim koydum. Şeyi bende olsun. Ne demek malin efendim? Yani hani habis tümör var ya bir hmm. hasta e, yani beşin üzerine ilaç çıktığı zaman millet 10 tane de alıyor ve tam dediğiniz gibi yani ailede yaşlı olunca insan bunları biliyor. Hmm. O doktor onu yazıyor, onu yazıyor, onu yazıyor. Hiçbirinin birbirinden haberi yok gibi. Evet. Hepsi kendi önündeki çalışmalara ve kanıtlara bakıyor. Yani evet. asıl bunları yazmak lazım. Hı. Hmm. Ben de bir şey ekleyebilir miyim hocam izninizle? Eee şimdi bu kronik kullanılan ilaçlar anlamında her branşın kullandığı farklı ilaçlar olabiliyor. Sürekli kullanmaları gerekebiliyor. Mesela e, antimikrobiklerin de sürekli kullanılanları var. Hepatit B mesela hayat boyunca kullanması gerekebiliyor. Hmm. Ya da mesela bizim hasta grubundan özellikle e, HIV ile yaşayan bireyler e, hayat boyu kullanmaları gerekiyor. Çünkü bıraktığı anda enfeksiyon e, karaciğer mesela karaciğer karaciğerini kaybedecek. Ee, işte transplantasyon ya da kanser olacak <laughs> ya da HIV pozitifse de işte 10 yıl içinde ölecek yani ilaçlarını <laughs> bırakırsa. Ee, bunlar mesela asla hani hekime, hekim kontrolüyle kullanılması gerekiyor bir kere kesinlikle ve kendi başlarına kesinlikle bırakmamaları gerekiyor. Bırakılmıyor bunlar. Gerçekten mecburisiniz. Yani sonuçta kimse aslında e, gerçek bir indikasyonu olmadan kalkıp da hayat boyu insanlara ilaç başlamaz ki. Hani diğer hastalıklarda da aynı şey var. Ama bizim mesela kendi inteksiyon hastalıkları anlamında da bu ilaçların hayat boyu kullanılması gerekiyor. Ne yaparız? Hı. Yan etki takiplerini biz e, doktor kontrolünde kullanmak budur zaten. Ama Yan zaten etkibir, böyle bir şey. Ben şanslıyım. Çünkü e, düzenli olarak e, gittiğim bir hekimim var. Ve bu hekim e, bana benim aile doktorum gibi davranıyor. Şimdi sistem aslında kurgulandığı... İşte bu müthiş. Çok evet, güzel. Müthiş ama ne oluyor? İnsanların şu anda direkt... İşte mesela Çapa'ya gelebiliyorlar. Birinci basama, direkt üçüncü basamağa atlamaları gibi bir Atlanıyor. E, konu var. Ve hani direkt... Aile hekimini mi atlıyor? Evet atlıyor. Hastaneler Hastanelerde inanılmaz lazım. bir yüklenme var. Ve gelen hastaların yüzde sekseni de hiçbir hastalık. Benim eşim bir devlet hastanesinde çalışıyor ve kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyor. Ona gelen hastaların yüzde sekseni... Tansiyon için gidiyor. Tansiyon yok hocam. Tansiyon bile yok. Yani... Psikolojik problemleri evet. var, işte orası ağrıyor, evde sıkılmış. Yani hiçbir Peki niye hiç, aile hekimini atlıyor bunlar? Sorun bu hani dedi, de, günlük yok. gülistanlık diye işte bu sorun bu yani bu sistemin oturmadığı bir süzgeç görevi görmediği koruyucu hekimlik çalışmalarının tamamen etkili bir şekilde yapıldığı sistemlerde bu olmaz ki. Yani sonuçta zaten aslında bu ilaçları hocam da söylediği ilaçları e, uzman hekimler yazdıktan sonra hani aile hekimliği sisteminde de takip ediliyor. Peki bakabiliyor Ama mu çok sizin ilaç... aile, Özür dilerim çok sık arka arkaya soru soruyorum yani sözünü özür dilerim. Ama siz e, yani aile hekiminiz 3000 kişiye bakabiliyorsa sizi nasıl görüyor? bu sürü çalışıyorlar 3000 kişi 5000 kişiyi... kişiden sorumlu onların hepsi yani aynı yani sayısı Kapısını değişiyor dizinmiyor. her aile aynı sayıda değil ki. mesela kimi aile hekimleri daha çok tercih ediliyor diyelim evet. daha çok e, olan yani tam hani şu anda kaç kişi kim bunlar nerede zor? duruyorlar özel muayenede mi duruyorlar e, tabii ki toplu hanede... sağlık, e, merkezi sağlık merkezi ocağı da değil a... sağlık, aile merkezi sağlık merkezi. sağlık mı? toplum sağlığı merkezi <laughs> adı aile hekimliği evet. oldu eskiden sağlık ocağıydı Yani onların evet. da sorunları var hastanede durmuyorlar değil mi bu hekimlerimiz Şimdi bakın Türkiye'deki. Peki salgı... diyor bir, bir caddede yürüyorum ben, orada bir tane doktor tabelası var. O aile hekimi olabiliyor mu? Olabilir. Hayır. Nüfus cüzdanınıza gittiğiniz zaman ben evet. sizi yenmek istiyorum derseniz sizi kaydedebilir. Seçme hakkınız da var. Seçme hakkım da var. Evet. Doktoru beğenmedim. Beğenmediniz değiştiriyorum ben kardeşim dedim. Hiç değil aile değil tipi değil dedim başka evet, doktora gidiyorum. Evet aynen diyebilirsiniz. Başka yani biz, de hani, Türkiye'de sağlık sisteminin sorunlarını tartışacaksak aslında mesela bunu tartışalım. Birinci basamağa daha çok ağırlık verelim değil mi? Evet. Biz infeksiyonları mesela hastalıkları korursak çok da hocamın anlattığı koruma önlemlerini hepsini uygulayalım. Aşıları uygulayalım insanlar hastalanmasın ve hastaneye gelmesin. Yani, yani daha da var Kor koruyucu hekimlik daha iyi uygulanırsa sizin dediğiniz gibi yaşam tarzı değişik bir makul yapılıp sigara bırakmak, aşılama, beslenme, sigara bırakma, aşılama da koruyucudur. düzeltilirse, işte fiziksel aktivite evet. artılırsa, arttırırsa tabii ki daha az kolesterol ilacı, daha az şeker ilacı, Mutlaka. daha az tansiyon evet. ilacı kullanmak gerekiyor. Bir, e, bir de, bir, de özür dilerim, <laughs> gelişmiş ülkelerde mesela kızımla beraber Paris'teydim. Evet. Ee, Kızamık salgını var Paris'te. Söyleyeyim ben size. Kızınız umarım aşırıdır. Benim, olur. benim baş, <laughs> başka bir derdim var. Ba baş, basit, basit bir şey geldi başıma. yaz günleriydi fakat hava soğudu bilmem ne yaptı. E, boynum tutuldu işte demek ki bir e, rüzgar mı aldım ters mi yaptım bir şey oldu falan filan. Şimdi çok basit e, bir şey yaparak yani kendi ülkemdeki e, kendi mizacımıza uygun insanlarda olduğu gibi orada işte eczaneye e, gidersin ya benim buralarım tutuldu ne yapsak acaba evet. falan filan dersin. de buna cevap verecek bir müessese yok bir başka ülkede. Bizim mizacımız yardımsever halimiz... E, neredeyse eee la, e, varacak kadar e, insanımızın yardımcı olma çabası. Ben yardımcı olayım filan. Ben Hemen. de bazen o arkadaşlara diyorum ki ben sana yardımcı olayım. Yani <laughs> senin daha çok ihtiyacın <laughs> varmış gibi görünüyor. Her neyse yani dolayısıyla mesela bir Paris'te bir eczanede e, adama diyorum ki çok fena çok sıkıntım var falan filan bilmem ne. E, burada nerede dedim hastane var falan. Gideyim de hani Bizde ne olacak? Bir tane kas gevşetici hı hı. iğne yapsın da bana. Aman sakın ha dedi filan nasıl ya? Ya 10-12 saatin var mı hastanede geçirecek? Nasıl ya? Yani değil mi? Bu hep hı. başımıza geliyor parça. Evet, nasıl 10-12 evet. saat yani? Nasıl olabiliyor bu? Daha da beteri oluyor. Şu anda evet. hekime ulaşmak anlamında. Hekime ulaşmak bir numara değil mi hocam? Ya yani hekime evet. ulaşmak. Biz anlamında. ulaşıyoruz. Bayılıyoruz ve kendi mizacımıza uygun tanıdık eş, dost, arkadaş, fazla mesai yaptırma, telefonla cevap verdirme filan. Evet. Ve hekime ulaşmak konusunda o kadar tehlikeli. Ne kaç paran olursa olsun. Yani ve bir boyun tutulması nedeniyle bir ve hakikaten çok ağrılı seyreden bir süreçte. Efendim işte Paris'te bunu akletmişler de yapmışlar. Paris e, toplamında e, Paris ve periferisi dahil 190 e, doktor e, çalıştırarak SOS Medsin diye bir şey yapmış. Adam kendi arabasını kullanarak geliyor. Üzerinde SOS Medsin yazıyor filan. Ve senden de kendisine göre çok bir para gibi görünmüyor ama kendisine göre sıkı bir para alıyor bunun için. Ama sen telefonda söylüyorsun işte ilacı da hazırlıyor geliyor falan filan böyle bir şey. Bunun dışında. Sana önerdiği hastaneyi kesinlikle önermiyor. Ben bir turistim, o bir Fransız eczacı. Kesinlikle gitme, çıkamazsın. perişan çıkamazsın. olursun, çıkamazsın, seni döverler, öldürürler, keserler, Bu derini mi? yüzerler falan filan gibi bir şey anlatıyor. Peki ne yapalım? çıt çı çı sana bir tane doktor listesi şey yapıyor oradan, ondan sonra printer'dan onu veriyor. Sen oturuyorsun bir kafeye, he 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 diye tek tek oradaki 15-20 tane doktora arıyorsun o semtteki. Hepsinin sadece mesai saatleri içinde de telesekreteri çıkıyor. Ve diyor ki o telesekreter sana hepsinde. bize web sitemizden ya da şu saat sadece şu saatte telefonla ulaşabilir diyorsun. Oradan da umudu kesiyorsun. Tek derdin var bir tane kas gevşetici ilaç yazdırmak. Evet. Ama işte Tek bu bir derdim var ve bunu yapamıyorsun. Ve sonra kendi ülkene geliyorsun diyorsun ki... Toprak Toprağı öpüyorsun ve diyorsun ki ya diyorsun memleketim. yani <laughs> memleketim ve gidip herhangi bir eczaneye tabii böyle olmasını dilemiyorum. Eskiden böyleydi şimdi böyle değildir tahmin ediyorum ki ama şöyle bir kalçanı uzatıp şekerim şuraya bir gaz gevşetici yapsana diyebilecek bir özgürlüğümüz vardı. Aslında bunu tavsiye etmiyorum bunu önermiyorum bunu buna bir kıymet biçmek istemiyorum. Ama buydu. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla Türkiye'de şu anda sağlık hizmetinde hani benim e, yani bu, bunu tartışmak için çok konuşmamız lazım gerçekten çok ciddi sorunlarımız var. Biz hekimler olarak gerçekten çok zor durumdayız. Hekimler olarak yaşadıklarımız olarak hangi basamakta çalışırsak çalış, tıp fakültesinde çalışıyoruz. Bizim çok bambaşka sorunlarımız var. Devlet hastanesinde hekimler günde yüz hasta bakıyorlar. İnanılmaz bir bu kurum para kazanmalı baskısı var üstümüzde. Bunları bir kenara bırakıyorum bu tartışmanın. Fedakar mı bizim hekimlerimiz? İnanılmaz fedakarlar. Çok, çok, i̇nanılmaz kesinlikle. İnanılmaz fedakarlar. Çok. Ya yüz hasta bakıyor diyorum benim eşim. Kardiyoloji uzmanı. Yani bunu hiç kimseye yaptıramazsınız. Gerçekten çok fedakar. Evet. E, böyle bir sorumuz var. Ama iyi şeyler de var. Şöyle ki mesela bu aşı konusunda Türkiye gerçekten iyi bir şey yapıyor. Anlatabildim mi? Birinci basamak bütün aşılar ücretsizdir. Yani sizin kızınız mesela zatürre aşısı olmuştur. Zatürre aşısı çok pahalı. 300 lira falan şu an almak istediğiniz zaman. Ama birinci basamak aşılama da ücretsiz olarak herkese yapılıyor bu. Yani bu bir nimettir. Birinci basamak dediğimiz aile hekimliği. Aile hekimine, bebeğiniz doğdu. Aile götürün düzenli bir şekilde bütün aşılarını şahane bir şekilde olur ve birçok hastalıktan korur. Bu bir nimettir. Bu nimet o kadar kolay elde ediliyor ki insanlar bunun nimet olduğunu farkında değiller şu anda. Tamam? Yani demek ki evet sağlık sistemimizde çok fazla sorun olabilir ama bu aşı konusunda çok güzel şeyler yapılıyor. Bunu yıpratmamak lazım. Bu yani bunu söylemek istiyorum. Antimikrobiklerle ilgili olarak da Antibiyotik kullanmak konusunda halkımızın bir sevgisi var. Ya yani burada hekime gidip ben mesela hani anlatıyorum öğrencilere işte ben de antibiyotiklerse anlatıyorum hocam. Diyorum ki bakın antibiyotik kullanmamak konusunda eee ki bronşit, akut bronşit antibiyotik kullanılmaz ama bronşit diye duyan annenin gözleri bu kadar oluyor. Bir kere kesinlikle antibiyotik yazdırmadan ya bana geldi ben açıkladım ona sizin antibiyotiğe ihtiyacınız yok diye başka bir doktora gidiyor. Başka bir doktora gidiyor. Başka bir doktora eninde sonunda yazdırıyor yani. Mücadele etmeniz lazım. Hmm. Sağlık Bakanlığı birinci basamakta antimikrobik kullanımını azaltmak için hani grip yani nezlede gerek yok, viral hastalıklarda gerek yok vesaire diye kampanyalar yapılıyor. Birinci basamakta halen dünyada şampiyonuz ama antimikrobik kullanım anlamında azalma var. En azından iyi bir şey olarak bunu söyleyebilirim. Hmm. Yani sağlık alanında çok sorunumuz olsa da iyi şeyler de yapılıyor. Gereksiz zaten bizim koruyucu hekimlik yaparsak, aşılama yaparsak gereksiz ilaç kullanımı azaltacağız. Hmm. Anlatabildim mi? Yani zaten hani o ilaç kullanımıyla ilgili bir kaygı var ya, onu biz birinci basamakta koruyucu hekimliği yaptık, aşılamalarımızı iyi yaptık, hocamın söylediği şeyleri yaptık. Zaten ilaç kullanımı azalacak. İlaç kullanan insanın hayatı kısalır mı? Ya böyle bir genelleme yapabilir Yapamayız öyle bir, şey. öyle bir şey nasıl yapalım? Ya, tam tersine Hayır biraz önce konuştuğumuz Bakınız. bütün bu ilaçların birbiriyle etkileşime yani, o, o girmesi vücutta kümüle o, o olması yani havada falan. kaldı. Ben onu tahsil Hı, etmek lütfen. isterim. İlaç etkileşimlerini izlemek lazım. Biz zaten derste e, öğretiyoruz ama tabii ki tehlikeleri var. Bütün bunlara dikkat etmek lazım. E, Sağlık Bakanlığı'nın sistemi aslında etkileşimleri de söylüyor girdiğiniz zaman ama bunu geliştirmek belki yapay zeka falan Hani her şeyde e, yapay zekadan bahsediliyor ama hmm. burada mesela etkileşimleri takip etmek için, hmm. çoklu ilaç kullanımı için filan bunlara bakmak lazım. Ama bunlar takip ediliyor zaten. Şunu söyleyeyim, tansiyon benim asıl uğraştığım konu. Hipertansiyon dünyadaki en yapmaya değer girişimdir. Çünkü dünyada 1 milyar 300 milyon kişiyi etkiliyor. Dolaylı olarak en öldürücü hastalıktır ve tedavisi ucuzdur. Senede tedavisi bin liranın altında. Senede. Tabii tabii Türkiye'de öyle. Ne, e, Kon, kombine ikili tansiyon ilaçı. Hangi dicaz. etkin maddeli ilaç kullanıyoruz isim söylemeden? E, gruplarını söyleyeyim. Daha diüretikler var, idrar Hı. söktürücüler. Beta blokerler var, kalsiyum kanal blokerleri, ACE Tansiyonumuzun ne olması lazım? Ne olursa hipertansiyondan söz ediyoruz? 140/90'ı geçerse genel olarak ama yeni şeyler hani riskiniz yüksekse, diyabetikseniz 125'in üstünde de dikkat etmek lazım diyorlar. Hı. Ama tansiyon tedavisi kesin. 140-90'ı geçerse. Evet. Peki küçük tansiyonumuz 90'ı geçerse mi? Ee, İkisi birden. Büyük tansiyonumuz 140'ı geçerse mi daha tehlikeli? Büyük geçip de küçük daha aşağıda kalırsa, Hı. yani büyük 140 geçip de küçük 90'ın altında kalırsa o en tehlikelisi ya. Yani. arasının açılması. evet. Ona izole tansiyonu. Peki tansiyon. e, büyük tansiyonumuz aynı kalıp küçük tansiyonumuz e, 90'ı geçerse? O çok büyük dert değil. Yani şu 140-90 bu Aa, Tamamen iyi, tabii. yanlış biliyormuşum. <laughs> bu o kadar önemli problem değil. Uzun sürede tansiyonla birlikte neler var ona bakmak lazım ama tansiyondaki ilaç tedavisi. Yani şunu sormak en istiyorum. En fazla Mesela, ömür uzatan tansiyonum şey. Tansiyonum e, 120'ye 80. 120'ye 80 devam ederken 90... Olursa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Neye yani dikkat Kendinize tansiyonunuzu takip etmeniz. Böyle kalmaz ki tansiyon insanın oynar boyuna. Yani oynar. Şimdi ölçersiniz, ölçersiniz. Genel sonra... ölçümlerde. Ya yani ortalama da öyle olursa inceleme yapmak. Ama lazım. ben benim bildiğim şuydu bir bilgi doğru bilgiyle sonuçlandıralım diye söylüyorum. Yani büyük hemen hemen aynı kalıp küçük tansiyon artarsa. E, kalp kalple ilgili problemler Yok. falan. Halbuki siz diyorsunuz ki küçük değil büyük Şimdi artarsa. A, asıl büyük daha e, sorunları yaratan büyüktür. Mesela inme riskiyle büyük tansiyon arasında doğrudan bağlantı vardır. Ha. E, küçükle büyüğün birbirine nispeti önemli. Yani büyük artıp da küçük, e, küçük düşük kalırsa daha büyük bir sakınca işaret oluyor. Ama Daha çok biz büyükten değerlendiriyoruz. İnme yani. mi kalp krizi mi? Da, tansiyon daha çok inmeyle ilgilidir. Hmm. İmm ve kalp yetersizliği ile ilgilidir. Kalp hmm. krizi de tansiyonla ilgilidir ama daha çok kolesterol ve şekerle ilgilidir. Hmm. Şeyle ilgili bir şey söyle genel usul hak genelle ilgili bir şey söyleyeyim. Mi? Usul hakkı nereden çıktı bu? Hukuk? Lütfen efendim. Şimdi hani çok da vakit aldık ama ee, şimdi mesele bu işte ilaçlarla, ilaç firmalarıyla ilgili, ilaçların sakıncalarıyla ile falan falan ilgili bir sürü Haberlerden çıkarak geldik, o konuda yazılmış kitaplardan filan ve sonuçta siz bunları hekimlere okuyor musunuz, dikkat alıyor musunuz gibi de ortaya bir soru atılıyor genellikle. Siz de bunları konuşun. Çok net bir mesaj vermek istiyorum. Tamam kitaplardaki siyasi incelemeler, ekonomik şunlar bunlar e, önemli olabilir ve yani antikapitalist tutumda saygılı olacak bir tutum. Ne var ki? ...ne televizyona çıkıp da... ...televizyonda zaten bildiğiniz gibi 3-5 kişi dönüp dolaşıp... Yapıyor. ...aynı kişi konuşuyor... ...onlara eklenmek isteyen... ...fantastikten kendine göre nemalanmak isteyen insanlar oluyor... ...yani para kazanmak isteyen olabilir... Ün, ...ününü geri kazanmak isteyen olabilir... ...kitap satmak isteyen olabilir... ...çok net olarak söylüyorum... ...bunların içinde bizim bilmediğimiz hiçbir yeni şey yok... ...yani evet. tıpla ilgili hiçbir yeni şey yok... ...ve hiç kendi buluşları... ...kendi araştırdıkları bir şey yok... İnterneti araştırdıkları bütün bunlar... Bakın aşı karşıtlığı, diyabet ilacının bilmem nesi, gebelikteki şeker yüklemesi, kolesterol zımbırtısı, antidepresanların şu su busu. Bunların hepsi bin kere yurt dışında çiğnenip oradan tren takip edilerek internetten alınmış şeylerdir. Bunların hiçbiri bunu söyleyenlerin kendi bulduğu bir şey değildir. Böyle bir antitip trend vardır. Niye antitip trend var? Üç tane ben de sihire inanır mısınız diye yazı yazdım, kitap çıkartmadım bloğumda var. Ayrıca hmm. da insan bu diye Arslan kitap çıkarttı. Orada benim de yazım var. Hekimler çok daha derinlemesine bu konuları insan bu da diye pardon o bloklarında da. Onu hmm. geçelim. Tıp bu değil diye. Hmm. Tıp insan burada da tartışıldı. Sonra ben anlaşamadım, ayrıldım çok onlar da antitip sevdikleri için. Ama tıp bu değil diye hekimlerin bunları çok daha derinlemesine incelediği kitaplar var. Yani hekimlerin yapmadığı, bilmediği hiçbir şey e, yok burada. Bunların hepsi devşirme. Neden? Çünkü medya Guru yetiştirmeyi seviyor. Hmm. Bildiğiniz gibi şu da denebilir. Ee, şey yapıldı ya, kamuoyu yoklaması yapıldı. Güvenilir mesleklerdi. Hmm. İlk üç meslek ne çıktı? Ülkemizde de, dünyada da bilimci. Ben bilim insanı lafını sevmiyorum. Yani kemancı, keman sanatçısı diyorlar ya. Kemancı hmm. olmak yeterince büyük bir şey zaten. Hmm. Bilimci, hekim hmm. ve öğretmen. Biz bunların üçü yüzde. Hmm. Son beş neyle başlıyor? Gazetecilerle başlıyor. Şimdi ben de kalkıp e, Mördak'tan efendime söyleyeyim öteki neydi, Hirst'ten falan başlayıp basınla ilgili bir şeyler yazabilirim değil mi? Hı. Bunu burada tartışır mıyız? Tartışmayız. E, ama söylediğim gibi tıp bu değiller var. Sih sihire inanır mısınız? Aşırımadır. yazdım Hı. ama ismini. Başka birinin kitabıyla Hı. bağlantılı. E, çünkü medya kendisi yönetmek istiyor. Tıp sektörüne de medya girmek istiyor. Kendisi guru yetiştiriyor. Televizyonda sürekli beş tane... Dört beş tane guruyu dinliyoruz. O o hani tıp dünyası ikiye bölündü falan deniyor. Öyle bir şey yok. Tıp dünyası gördüğünüz gibi anlaşma içinde beş kişi yurt dışından devşirme fikirleri internete bakıyor. Bu moda bunu satayım hadi aşı karşılığı yapayım diyor. Evet ben şunu eklemek istiyorum. Mesela tıp dünyasında aşıyla ilgili bir bölünme yok. Tıp dünyası aşının çok yararlı olduğunu söylüyor her fırsatta her türlü hastalığı engellemek için aşı yapmamız gerektiğini Yeri söylüyor. Geri kalanında da yok. Nasıl daha yeni aşılar bulabiliriz, nasıl daha etkili aşılar bulabiliriz bunları düşünüyoruz. Bizim hiçbir kongremizde, hani bilimsel toplantılarda hangi ülkede yapılırsa yapılsın, aşı yapmasak mı acaba gibi tartışılmıyor. Aşı ha, nasıl yapabiliriz? Nasıl? Mesela HIV'in aşısı aranıyor şu anda. Hmm. Şu mi? Hepatit C'nin aşısı aranıyor gerçekten. Yani o, ama şey tartış o kadar da değil yani. Kardiyoloji kongresinde falan lipid tedavisini böyle yapalım mı yapmayalım mı şu ilaçları kullan. Hayır ben aşılar için ha, söylüyorum. Yani sanki biz hiç bunu tartışmıyormuşuz gibi bir şey çıkıyor. Bu arada ters. tabii ki doktorların daha doğrusu tıpla ilgili tıpla ilgili insanların ne? sürekli kongreden kongreye Heh. koştuğunu sürekli makale Takip ettiklerini de burada belirtmek gerekiyor. Yani aslında ya o yerde oldukları yerde kalan ya da tıp fakültesini e, bitirirken okudukları kitaplarla tabii, kalan tabii insanlar ki değil. Yani eğitim hiç bitmeyen bir konu. Sürekli şu üçlüyü söyleyebilir <laughs> Lütfen Şimdi efendim. Size lütfen. tabii ki katılıyorum lütfen. da hani biz bunları tartışmıyoruz. Hepimiz aynı şeyin peşinde koşuyoruz. Tabii tartışıp tartışıp karar veriyoruz. Kılavuzlarda, o kılavuzlara da çamur atılıyor ya bunlar. Evet. Firm, kılavuzlarda bir sürü insanın tartıştığı, tartıştığımız şeylerdir. Son çıkan lipid kılavuzunu mesela ben beğenmedim. Öğrencilere eleştirisini anlatıyorum ama üçlüyü tamamlayayım, susayım. Ee, guru Guru fenomeni seviyorlar. Bu şey var ya, Ofra Winfrey var işte. O böyle guru, dipak Chopra falan diye birilerini Mehmet Üzü o çıkarttı. Evet. <laughs> aynı fikirde. <laughs> Ama onun 400 tane yayını varmış. İkincisi <laughs> saman adam diyorlar. Bu korkuluk yaratma. Yani ilaç endüstrisi zaten kötüdür. Rakıfeleri falan deyip ondan sonra bütün ilaçların hepsini çöpe atıyorlar. Bu iki numarası. Üç numarası da postmodernizmdir. Postmodernizm bilimsel aydınlanmaca düşünmenin altını Foucault, ben Foucault'un adı da geçti. Foucault'dan bahseden bir yazı yazdım. O da Ödipus diye çıkacak. bilgi Bilgin Saydam'ın kitabı. Fukuyu da biz biliyoruz. İvan İliç'i tıp fakültesindeyken okumuştuk. Dolayısıyla biz bunları okuyoruz. Zaten oraya kaç puanla giriyoruz. Bunun tartışılması tabii ki lazım ama yani birazcık böyle bilinen şeyleri çevirip çevirip her şeyin yenisini buldum, nah böyle ortaya koydum, Çıp, tıpçılar bunu okusun demek çok yerinde olmuyor tıp paylaşılmak isteniyor. Sağlık çok büyük bir sektör. Bunu hekimlerin eline bırakmak istemiyor. Kim bırakmak istemiyor? İlaç endüstrisi bırakmak istemiyor. Tıbbi cihazcılar bırakmak istemiyor. Ee, i̇nformatikçiler bırakmak istemiyor. Ee, tabii ki medya da bırakmak istemiyor. Medya benim söylediğim gibi olsun. Bugün şunu kahraman yapayım, bunu gün bunu yapayım. Medya diyor. buradaki ama şöyle söyleyelim. Medya herhalde buradaki en zavallı olandır. Yani Yok. ilaç çok, Hayır. Kat, çok şöyle yapalım. olabiliyor. Ama şöyle yapalım. Şimdi biz 2-3 tane kadın programına birkaç tane şifacı çıktı. İşte kimisi ot satıyor, kimisi bir öbürünü söyleyeyim. Bir ot satıp bir de öbürünü satanlar işte neyse bunları e, yani e, bunları satanlardan filan bahsetmiyorum. Yani burada en fazla medyanın kazanacağı bu tip şeylerden. Yani şu anda e, medyanın, Türkiye'de medya o kadar acınacak bir halde ki, ee, hem yazılı basın hem e, görsel medya yani bu tip e, sihirbazlardan doktor demek istemiyorum gerek estetik konusunda gerek işte yeme içme konusunda şunu ye bunu iç şu kitabı oku diyenlerin e, şeye verdikleri ödedikleri paralar medyaya televizyon kanallarına bırak radyoyu filan televizyonlara ödedikleri paralar acınacak paralar yani e, şöyle ifade edeyim herhangi bir Instagram fenomenine ya da e, YouTube'da ya da Instagram'da influencer e, titrini almış falan model kız filan e, yakışıklı oğlan e, filan çok eğlenceli çocuk çocuğa bir doktor ya beni biraz tanıt şuralarda şu mecralarda diye para vermeye kalksa bir televizyon ulusal kanal haber kanalı da değil büyük ulusal kanala ödediğini 3-4 kat para ödemek zorunda. Yani o kadar acınacak paralarla medya bir kazanç sağlamaya çalışıyor. Ha şu var tabii ki. Yani medyada televizyonda tartışılması hele hele bir de e, televizyon izleyicinin, izleyicinin IQ'su düşük değil. Bizim seyircimiz çok zeki. Televizyon izlerken IQ'su düşük. Bundan faydalanmaya çalışmanın gereği yok. Yüksek IQ'lu programlar üretirsin, IQ'yu yükseltirsin e, seyircide. Onun zaten IQ'su yüksek. Dolayısıyla bundan bir şey yap. Yani bu medya burada şey dedi. Ama bitirirken de şunu söylemek istiyorum, e, değerli profesörlere bir kere çok teşekkür ediyoruz. Siz çünkü hem e, eğitmen, biraz önce söylediğiniz gibi hem e, hekim, hem de araştırmacı olarak hem de e, e, bürokratik görevlerde olan insanlar olarak çok güzel aydınlandık. E, Soner Yalçın'ın da hakkını yememek adına ilk e, bölüm konuğum olarak Soner Yalçın'la ilgili de şunu tekrar etmek isterim. Tartışılmasını istiyorum diyor. Tartışılmasını istemekte bir beis yoktur. Fakat tartışmak da imkansızdır. Tekrar söyleyeyim. Yani bir hekimle Soner Yalçın karşı karşıya gelip zaten kolaylıkla tartışamazlar Çünkü birisi diyor ki ben e, araştırmacıyım, şuyum, buyum. Biraz önce bunun tersine bir şey söylediniz ama. Araştırmacıyım, ben buradaki ekonomi politik anlatıyorum. Diğeri de tıp anlatıyor. Şimdi birisinin bir yandan tıp anlatması, öbürünün ekonomi politik anlatması ama sonuçsuz. Bir, birlikte ama birlikte evet. çalışılabilir. Yani ilaçlarla ilgili bir şeyler yazılacağı zaman kalkıp konuşulabilir. Gördüğünüz gibi biz de ilaç firmalarının adamı değiliz. Biz ama de... bizim kapitalizmde diyelim ki ben... Para 1, para 2 diye program yaptım. Şimdi para 3 diye program yapacağım. Yani buraya çağırdığım heyet, konuklar diyor ki... ...yahu diyor Amerika 200 yılda bastığı paranın 4 katını 2008'de bastı. Onun üzerine de bunun bilmem kaç katını daha bastı diyor. E, Avrupa Merkez Bankaları e, Amerika'dan daha fazla e, para bastılar. Bu paraların karşılığı yok. Bu kadar karşılıksız para... Bu kadar e, şişirilmiş e, şey devlet bonosu. bu kadar şişirilmiş emlak ve türevleri e, hisseleriyle bu ekonomi batar. Önümüzdeki yıl ve yıllarda ağır bir resesyon ve hiperenflasyon. E, yani bankadaki paranızı kağıdınızı şeyinizi her şeyinizi pul edebilecek bir hiperenflasyon, Tehlikesi mümkündür diyor. E biz burada şimdi bu insanlar bir tespit yapıyor, bir yabancı makaleye basın okuyorlar, kitapları okuyor, Bilmem ne gelip bize burada anlatıyorlar. Ama bunu kalkıp da bir tane bankacıya sorduğum zaman ya ne diyorsun bu konuda? Bak ben ikidir program yapıyorum. Yani bunlar komplo teorisi mi üretiliyor diyorum. E Valla öyle gibi diyor. E şimdi burada enteresan. Yani bir yandan da birilerinin gelip bunları anlatması lazım. Bu bizi destekler anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. Tabii ki bir meslek erbabı olarak konuşması imkan yok. Bu ama konuda araştırma e, yapan bir insan. Ama mesela e, bazı konular var. Onlar hani daha önceden hocam da dediği gibi tartışın yani tartışılmış değil, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış, ortaya konmuş şeyler var. Bir kitabın içine onlar girdiği zaman tabii ki e, o yanlış oluyor. Yani bunlar tartışılmış, sonuca bağlanmış, bilimsel gerçekler dışında tartışılmış. O zaman bilimi reddediyor aşamasında? Evet geliyor. ama ben şundan çok şüpheleniyorum. Ben benim Doğup büyüdüğüm evde ben annemi ve babamı e, çok geç yaşlarda tanıyabildim. Nedenini söyleyeyim çünkü öyle bir sigara dumanı vardı ki evet. benim de ufaktım ben boyum kısaydı. O o kadar korkunç sigara içiyorlardı ki e, o duman çöküyordu hiç annemi babamı hatırlayamıyorum. Evet. Zaten 6 yaşından önce pek hatırlamak da mümkün değil ama bir sis perdesinin arkasında hatırlıyorum. Yani hiç berrak bir görüntü yok. Anılarımda o kadar sigara içiyorlardı. Ben 64 doğumluyum. Amerika'da sigara reklamlarının başladığı ve ayyuka çıktığı dönem. Bizzat tıp fakültesi mezunu bir hekimin eline falanca marka sigarayı çok alarak bunu tüketiniz, mümkün olduğu kadar çok tüketiniz. Kesinlikle sağlığınıza yararlı diye gösterdiği Amerika'dan bahsediyoruz. Çok da geriye gitmiyoruz. 60'lı ve 70'li yıllardan söz ediyoruz. E bu da aynı Amerika. Biz Amerika'nın aynı bu 60'lı 70'li yıllar içerisinde yaptırdığı e, medikal araştırmalarının sonuçlarına göre de bugün birçok şeyi kullanıyoruz ilaçları falan filan. Şimdi, aynı Amerika'dan söz ediyoruz. Aşılar için söz ettiğiniz zaman aşıdan söz etmiyorum. Aşıdan yani söz şir, şimdi gel de bundan şüphelenme. İnsek sonra ben ver. sonra hani... ben şunu da biliyorum. Bütün bu sigara firmaları, bütün bu sigara firmaları dünyada bu savaşı niye bu kadar ayıla bayıla e, kaybettiler? Yani niçin sigara firmaları hiç kaybetmediler? Herkes sigara içiyor şu anda. Yok yoo hay Hayır Şunu söylemek istiyorum. Bu kadar sigara firması, evet. bu kadar sigara firması, e, büyük holdingler, e, bütün dünyaya yani Kızılderili'nin delinin işte ya da Kübalının ya da bizim e, Türkiye Anadolu topraklarımızda işte ee, ...sarılan tütünü mütünü falan filan... ...bu adam e, fabrikasyon yapıp... ...bize hiç sarmakla uğraşılmayacak... E, ...bulmakla uğraşılmayacak şekilde... ...bir de onu soslayıp... ...kimi kimyasallarla falan... ...bak sana ben paketini verdim... ...ne de güzel lezzeti var... İstediğin kadar da sarıp etmeden... ...hazırını buradan çekip içebiliyorsun diye... ...bize getirmedim bunu... ...bir de bunun sağlığa yararlı olduğunu söylemedi mi... ...sigara kullanımını bu kadar arttıran... ...bu kadar arttıran şey eskiden ben büyüklerden biliyorum. Büyükler böyle çat 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 paketten sigara çekip birbiri ardına tellendirmiyorlardı ki. Bir büyük, büyük en büyüklerden bahsediyorum. Sigara içen benim dedeler medeler falan büyük onlara yetiştim ben. Yemekten sonra bir tane sarıyor. Eskiden de öyle. Hatta işte kızıl Kızılderili filmlerde falan filan yani kızıl değiller böyle ok atarken e, rangerlarla savaşırken filan oradan cepten paketi çekip bir tane yakmıyor ki o da akşam işte büyücü totem falan bir tane bıdı bıdı sarıyor. Demek ki demek ki bunlar sağlığa yarar diye bunu paketleyip satan bunlar. Şimdi ben bunlardan şüphelenmeyeyim mi? Şimdi Hepimizi sigaraya onlar alıştırmadı mı? Sigaranın evet. sağlığa zararlı olduğunu filmlerde kim oluyor, doktorların şarkı. sigara içtiği filmler var. Artist şarkı söyler sigara içiyor. Şimdi insanlar çok ben size koydum. Ya bunu bir cool bir ya. e, tabii, tabii. E, yani bizim sigarayı bizim böyle bizim. sigaranın bir e, cool ve bir erkeği ve bir kadını birisini yakışıklı cool e, cazip ikonik e, hale getiren bir kadına bunu yakıştıran bütün bu fotoğrafları çekenler bütün bu reklamı yapanlar onlar değil mi? Ben şimdi onların ilaç sektörlerine inanacağım ee, öbür ya yani öbürlerine inanmayacağım bunlara mı ben inanacağım? Ben size komplonun hasını vereyim mi sigara Bu kolesterol, iyi kolesterol yükselt. sakın Sakın sigarayla ilgili zararı dışında bir şey olmasın. Yok yok sizin sesteki karizma sigaradan gelmiş öyle de bir şey var. Sigara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çocukları ve gençleri sigaranın zararlarına ee, korumak maksatlı e, kanunu e, gerekçesiyle sağlığa zararlı. Buyur bu, bu hadeli iyi kolesterolü yükseltmek için ilaçlar yaptılar. Başarılı olmadı dedim ya. Onları yapan firmalardan biri hangisi biliyor musunuz? İsmini... Yani evet. bu hani bildiğimiz... Ha şimdi bunu söylemek istiyorum. Ee, yani bütün bu e, sigara, e, sigara, biz, biz sigara parası... Bir dakika. Bütün bu sigara parası nereye gitti? Bu savaşı kaybedeceklerini biliyorlardı. 80'li yıllarda 80'li yıllarda Los Angeles, Kaliforniya civarında bir takım tipler ondan sonra koşmaya, durup dururken koşmaya başladıklarına... Ne şu e, Fransız popüler felsefecisi bir oğlancağız var. Şimdi yaşlandı da onun yazdığı kitap, Amerika diye bir kitabı var herifin. Kaliforniya e, maddesini yazarken diyor ki, çok, çok uzun yıllar oldu yani 90'lar ya 80'lerin sonunda falan yazılmış bir kitaptır. Amerika kitabı diyor ki yani Los Angeles'a gittiğim zaman diyor dünyanın sonunun geldiğini anladım. Çünkü bir takım insanlar sabah erken saatlerde kalkıp bilinmeyen yönlere doğru amaçsızca koşmaya başlıyorlar diyor. <laughs> bu sağlık manyaklığında bunlar başlatmadı mı? Peki o zaman bu para nereye gitti? Bunlar e, sigara türeslerinden ilaç türeslerine doğru aktı bu para sadece. Başka evet. bir şey olmadı. Şimdi ben de izin verirseniz şunu söylemek istiyorum. Şimdi... E sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, sigaranın kanser yaptığını kim buldu? Kimler buldu yani? Hangi e herhalde e, şeyle jameikalı bu buldu. doktorlar değil tabii bu, ki bu, bu buldu. Bu tıp buldu. E, tabii ki. Yani şimdi biz tıp her e, şeyde toplulukta diyeyim, her grupta değişik şeyler olabilir. Dünyanın işte bir e, şu anda stili var, kapitalizm var bilmem ne. Fakat elimizdeki tıp kıymetli bir tıptır. Yani bunun kıymetini bilmeliyiz. Şu anda bunun keyfini sürüyoruz aslında biz. Böyle konuşuyoruz. Şimdi siz mesela hepimiz 50 yaş üstündeyiz. Hiç ölmeyi de beklemiyoruz Tabii. değil mi? Yani, 80 yaşına kadar yaşayacağım ben büyük olasılıkla. bu olarak. şey böyle baktınız mı kendinize? Tabii. 81. Hayır Türkiye'deki yaşam ortalama evet. kadınlar 81, erkekler 75. Biz bundan 100 yıl önce Erkekler 75 tane... mi? Tabii ki. Artar o artar. Bakın artar. Kad yıl kadim önce... tip diyor. Affedersiniz ben de size eklemek. Kadim bu bu var ya. Kadim tıp, kadim tedavi. Kadim Kadimle ortalama yaşamınız 30 yıldı. Modern evet. tıpla 80 evet. yıl. 80 yıl. Yani Kim, bu yaptı Kim yaptı bunu? Kim Şeyle ben son şunu söylemek istiyorum. Çok uzattık gerçi. Siz buyurun da. Yani otomobili ve uçakla bisikleti karşılaştırmak gibi bu. Modern tıpla diğerini karşılaştırmak. Uçak işte 2. Dünya Savaşı'nda bunlar birbirlerini bombalamak isterken jet motoru çıktı. Kötü bir şeyden çıkmıştır. Uçak endüstrisi de kötüdür. Uçak seyahatleri de dünyayı kirletir. Ben ayrıca uçaktan korkarım. <laughs> e, ama seyahat istediğinizde yani at arabasıyla bir yere gidemezsiniz. Acile gitmek istiyorsanız ambulans kullanmanız lazım. E, otomobiller en öldürücü şey dünyada. Oto endüstrisi de iyi bir şey değil. Ama bu sistemin içinde muhtaç olduğunuz e, bir konuma geldiğinizde e, o sistemin ürettiği araçlarla, işinizi görüyorsunuz. Evet. İlaçlar da bunlardan bir tanesi. İlaçta denetim otomobilden, inşaatten falan falan daha fazla. Sağlık Bakanlığı da söyleyeyim. Yani ayıp oluyor. Yani aşıyla ilgili bir şey düşündüğünüzde aslında Sağlık Bakanlığı tak diye bir şey yayınlıyor. Sayfası var. Ee, yani aşı, sanki o, memlekette Sağlık Bakanlığı var. yokmuş. Ben kitabı yazdım, bütün bunları ben buldum demek de birazcık. Peki. Hatalar var. Ee, Bunu söyleyebilirim pek. yani. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldum tanıştığıma. Birçok sorumun sevindim. yanıtını Sağ aldım. Umuyorum izleyenlerimizde de böyle gerçekleşmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.